Gece Görüşü'nden iyi akşamlar. CNN Türk Ankara stüdyolarındayız. Gece Görüşü ekibinden Abdülkadir Selvi, Nevzat Çiçek, İsmail Saymaz, Gürkan Hacır ve bu akşam bir de Orhan Karataş, Orta Doğu Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Hepinize iyi akşamlar tekrar. Şimdi tabii Afrin harekatını konuşacağız. Ağırlıklı olarak Zeytin Dalı operasyonunu konuşacağız. Pek çok gelişme var ama gecenin en sıcak haberi Hatay'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daydı. Pek çok fotoğraf da yansıdı ziyaretine ilişkin olarak. Hem o fotoğrafları bir ekrana getirelim öncelikle, hem de bu Hatay'daki harekat merkezinde görev yapan askerlere yaptığı konuşmanın ayrıntılarını ifade edeceğiz. Hem de o görüntüler üzerine biraz konuşacağız. Cumhurbaşkanı harekat merkezine ziyaret yaptı. Burada operasyonla ilgili bilgi aldı. Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Nurettin Canikli de vardı. Ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da tabii kendisine eşlik etti. Kamuflaj giydi gördüğünüz gibi bu ziyarette. Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alınana dek süreceğini söyledi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirtti Cumhurbaşkanı. Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı bölgenin terörden temizlenmesinin Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini de hızlandıracağını ifade etti. Bu görüntüde görüyorsunuz harita, doğal olarak operasyon ayrıntılarının yer aldığı harita ekran buzlanmış vaziyette. Son bilgileri aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında da Hatay'dan hareket etti. Tabii sadece bu değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama geldi. Son duruma ilişkin 25 hedefin vurulduğu, 306 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor, tartışmalar sürüyor. Trump görüşmesinin ardından tüm bunları konuşacağız. Ama istiyoruz ki gün boyu canlı yayınlarla CNN Türk ekranlarında muhabirler bölgeden sıcak gelişmeleri veriyorlar ama orada gerçekten ne oluyor? YPG nasıl, kimlerden, ne destek alarak oraya yuvalanmış, görmekte fayda var. Bunu da en iyi anlatan aslında bir görüntü. O görüntü Afrin Harekatı'nda ele geçirilen YPG mevzilerinden biri. Askerler yayınladı, Türk Silahlı Kuvvetleri yayınladı o görüntüyü. Üstelik de görüntüyü çekerken komutanın sözleri damgasını vurdu. Bir izleyelim lütfen. Görüyoruz. Burada bir çıkış, bir farklı bir çıkış. Tahliye kapısı. Gördüğünüz gibi hendeklere giriyoruz. Evet, sanki bir düzenli ordunun yapacağı hendekler gibi insan boyunda uçak korunma çukurları ve hendekleri var. Bu hendeklerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet, nöbet tutukları yerler, yattığı yerler. Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkamayacaktır. İki metrelik duvarlar, komutanın ifadesiyle orada görev yapan düzenli bir ordu tarafından hazırlanmış gibi. Görüntüler önemli. Acaba bunu YPG tek başına mı yaptı? Kim destek oldu? Nasıl yapılıyor? Nevzat Çiçek, hem bu görüntüleri değerlendirmeni istiyorum hem de tabii operasyona ilişkin son bilgileri de konuşalım. Haritamızı da burada üzerinde anlatmak istediğim bir şey olursa. Hande Fırat, aslında operasyonla ilgili gün boyu zaten bütün arkadaşlar anlatıyor. Askeri uzmanlar çıkıyorlar, anlatıyorlar. Ve dolayısıyla da ama şunu özellikle belki belirtmek gerekiyor. Son durumda şu an için Kilis-Azez hattında hava şartlarından dolayı çok ciddi bir sıkıntı var. Çamur var, sis var ve dolayısıyla o hattı çok ciddi etkiliyor. Ve mevsimsel şartı da göz önüne getirdiğinizde hakikaten zorlu bir süreç ve dolayısıyla da özellikle bu sis ve çamurun çok ciddi anlamda harekatı en azından ilerlemeyi, hani istenilen ilerleme noktasında sıkıntılar doğurduğunu ifade etmek gerekiyor. Bir diğer taraftan tabii silahlı kuvvetlerin özellikle hala biraz önceki görüntülerde görüldüğü gibi, çünkü bunun gibi çok alan olduğunu biliyoruz. Aslında
Bu görüntü bize şunu da söylüyor. Yani Diyarbakır'daki o hendeklerin bir devamının aslında burada olduğunu çok net ortaya koyuyor. Çünkü o çözüm sürecinden sonraki süreçte bu hendek meselesi konuşulduğunda o strateji Türkiye'de çok anlaşılmış değildi. Neden anlaşılmış değildi? Çünkü o stratejinin aslında uluslararası bir boyutu olduğunu hep biz ifade ediyorduk. Yani bunun aslında Cenevre şartlarını biraz daha harekete geçirme noktasında oluşmuş bir tarz olduğunu ifade ettiğimizde o dönem anlaşılmıyordu. Şimdi burada aslında biraz önceki askerin ifade ettiği şey çok doğru. Yani saklanan bir şey değil zaten. Çünkü gelen silahı biliyorsunuz. Gelen silahla birlikte eğitimi biliyorsunuz. Bölgelerin CIA ve Pentagon bölgeleri olarak ayrıldığını biliyorsunuz. Üstleri biliyorsunuz. Üstlerle birlikte Rusya'nın yaptığı açıklamalarda en ileri silahların verildiğini biliyorsunuz ki biliyorsunuz Rusya bunu resmi olarak bu açıklamayı yaptı ve bunların hiçbir tanesi de ABD tarafından inkar edilen işler değildi. Yani biz vermedik, eğitmedik, yapmadık, etmedik falan herhangi bir şey söylenmiyor. Ve dolayısıyla da hatta bugünkü biraz sonra belki geleceğiz bu açıklamalara bakıldığında psikolojik savaşın da aslında bu harekatla birlikte devam ettiğini görebiliyoruz. Bunun özellikle diplomatik ayaktaki psikolojik savaş boyutu çok çok fazla. Yani özellikle yapılan ikili görüşme sonrası ortaya çıkan kısım. Şimdi bu hat içerisinde en çok konuşulan, izleyicinin de en çok gördüğü kısımlardan bir tanesi bugünkü gelişmelerden Suriye'de Rusya'daki askerlerin Terrifat bölgesinden biraz daha aşağı doğru gittiği, Nubul ve Zehra'ya gittiği ki bu Şii nüfusun yoğun olduğu yerlerden ve rejimin kontrol alanlarından bir tanesi. Bu çok ilginç çünkü ilk başta özellikle Terrifat bölgesi deniyordu. Bir araya gireceğim, çok özür dilerim çünkü sıcak bir açıklama. Pentagon yeni açıklama, Türk medyasında Manbij'den çekildiğimiz yönünde haberler görüyoruz. Fakat mevcut durumumuzda bir değişiklik yok demiş. Amerika konusuna özellikle şu an girmiyorum. Yani görüşmelere... Ama şu açıklama için bir şey söyleyelim. Tabii. Yani şu açıklama şudur, biz oradayız. Tabii. Hani yani, şu hani Türkiye'de varlar mı yoklar mı diye birileri tartışıyor ya. Hı-hı. Hani biz notlarda aldık onu, biz sırası geldiğinde konuşacağız ama bu açıklamayı tersen okuduğunuzda biz oradayız sorusunun cevabı. Dolayısıyla da şimdi haritayı da arkadaşlar ekrana verdiler. Yani Fırat'ın doğusu batısı meselesi çok tartışılıyor, onu birazdan geleceğiz ama orada özellikle Terrifat'tan, Rus askerlerinin Terrifat'tan özellikle Şiilerin yoğun olduğunu bul ve Zehra'ya çekildiği, burada buranın Esed yönetimi tarafından kontrol edildiğini ifade etmek gerekiyor. İkincisi bu özellikle geçiş noktalarıyla birlikte bazı haberler geçti bugün Ruslar tarafından. 2000 kişinin Halep'e doğru gittiğiyle ilgili bir haberdi. Henüz teyit edilen bir haber değildi ama üçüncü haber çok tartışıldı bugün. Türk Silahlı Kuvvetleri Manbij'i vurdu mu, vurmadı mı tartışması. Türk Silahlı Kuvvetleri resmi açıklama yapana kadar biz sadece sahadaki duyumlarımızı belki ifade edebiliriz ama sahada söylenen şu, bu bir kararlılık göstergesi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Manbij'i vurma ihtimali ve vurması bir kararlılık göstergesi. Dolayısıyla da bunu böyle okumak lazım. Yani eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğinden ziyade aslında Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını belki ortaya koyma noktasında okumak gerekiyor. Bir diğer taraftan şimdi bu özellikle bölgeyle alakalı biliyorsun hep o 30 kilometre meselesi çok konuşuldu. Güvenli bölge meselesi çok konuşuldu. Ona girmeyelim Nevzat. Ona tamam. Ayrı turda gireceğiz çünkü. O zaman şunu söyleyeyim. Yani bu Kilis özellikle biz Afrin meselesini hep konuştuğumuzda Kilis ve Hatay'ın ilk programda da söyledik. Atış menzilinde olması en büyük sorunlardan bir tanesidir diye ifade ediyorduk. En son bu tarihi caminin hedef alınması, oradaki vatandaşımızın hayatını kaybetmesi aslında gösterdi ki yani Hatay ve Kilis aslında güvenliğini Afrin'den sağlıyor. Çünkü orada dağlardan siz herhangi bir şey attığınızda bütün şehri aynı zamanda şey yapabiliyorsunuz, tedirgin edebiliyorsunuz, hedef noktası haline getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla da şimdi o bölgenin niye kontrol altında tutulmasının Türkiye açısından cevabı aslında odur. Ve bir diğer taraftan tabii şunu da çok konuşuldu. DAEŞ meselesi. Özellikle Afrin'de, hapishanede bulunan DAEŞ'le ilgili ben 3 teklif yapıldığını aldığım bilgilere göre. Birincisi, özgürlüğünüze daha geç kavuşabilirsiniz. İkincisi, PKK saflarına, YPG saflarına katılabilirsiniz. Üçüncüsü, direkt önce YPG'ye gidip Türk Silahlı Kuvvetleri'yle çarpışabilirsiniz şeklinde 3 teklif yapıldığını söylediler. Ve o 3 teklif neticesinde bir kısmının çıktığı da ifade ediliyor. Sayı konusunda herhangi bir rakam verilmiyor. Bunun da böyle yapıldığı ifade ediliyor. Ve dolayısıyla da uzun süre hala herhalde
diplomatik ilişkiler haricinde askeri olarak konuşacağımız bir mesele bu. Ben güvenlik güçleriyle, kaynaklarıyla konuştuğumda onlarca diye ifade edebilirsin diye altını çizdiler ama şunu da söylediler. Ailelerini bu yani DEAŞ'lılardan içeride tuttuklarından ve serbest bıraktıklarından aileleri orada olanları, aileleri rehin aldıkları ve bunun karşılığında da bunu gündeme getirerek işte dediğin gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırı düzenlemelerini istediği bilgisini paylaştılar. Gürkan Acır, hem son duruma ilişkin tabloyu nasıl görüyorsun harekatta, hem de tabii o görüntüler, yani o düzenli ordu yapabilir, o yüksek duvarlar hakikaten öyle mi baktığımızda? Şimdi Nevzat'ın Hatay ve Kırıkhan'ın güvenliği konusunda Afrin'in önemine işaret eden Hatay ve Kilis, yani Hatay, Kilis, işte Kırıkhan, oraların güvenliğine ilişkin Afrin'in önemine işaret etti ama bence Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oraya müdahalesi sadece o bölgedeki illerimiz, kentlerimizin güvenliğiyle sınırlı değil. Daha doğrusu o ikinci bir sebep olabilir. Asıl orada bir yapılanmaya müdahale ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir devlet yapılanmasına müdahale ediyor ve o devlet yapılanmasını bozuyor. Buna ister koridor deyin, terör koridoru deyin, ister başka koridor deyin ama neticede oradaki yapıyı bozuyor. Bu ne demektir? Bu bir düzenli ordu demektir. İki, daha sonra özellikle Fırat'ın doğusunda karşı karşıya kalacağımız büyük mali imkanlar demektir. Enerji kaynakları demektir. Üç, daha sonra bu devam eder. Bayrak, sonra para basar. Ondan sonra bağımsızlığını ilan eder. Bu sıralama böyle gider. Dolayısıyla Türkiye haklı gerekçelerle, geçen programda da söylediğimiz gibi haklı gerekçelerle oradaki bir koridora müdahale ediyor. Yani sadece biz sınır güvenliğimizi veya sınırdaki kentlerimizin işte top atışı, havan atışından etkilenecek yerlerinin güvenliğini sağlamış olmuyoruz. Oraya bir kere müdahale ederiz, o yapıyı dağıtıyoruz. Dağıtmaya girdiğimizde karşılaştığımız tablo bu, doğru. Orada gerçekten terör örgütü adeta bir devlet gibi oturmuş, yapılanmış sığınaklarıyla, silah depolarıyla artık orada bir ciddi bir kurumsal yapıya geçmiş tabiri caizse. Dolayısıyla bu görüntüler aslında bu müdahalenin ne kadar haklı olduğunu. Çünkü orada o sığınaklardaki bulunan kişiler yani kuş avlamayacaklar, bıldırcın avlamayacaklar. Neticede Türkiye'ye yöneltecekler silahlarını, Türkiye'den sınırdan geçecekler, başka yolla gelecekler ve Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine devam edecekler. Dolayısıyla o tablo aslında bu harekatın doğruluğunu da gösteriyor. Başından beri söylüyoruz Hande Fırat, hani sivil halkla işte terör grubunu ayırma diye. Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri de bu konuda azami bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. O da tamam. Ama şimdi gelelim problemlere. Şimdi 30 kilometre problemi sürüyor. Matematik problemi gibi. Nereden 30? Ne taraftan 30? Şimdi eğer... Önemli bir soru. Efendim? Önemli bir soru. Başbakanın ama cevabı olan bir soru. İfade ettiğini evet. Söylüyorsun değil mi? Tabii. Sayın Başbakan Binali Yıldırım dedi ki... Güvenli bölgeye girmiyoruz. Aynen. 30 kilometre dedi. Şimdi gerçekten oturup biraz da harita üzerine çalışınca şu çıkıyor. Eğer şey sınırından alırsak, Hatay tarafından alırsak, yani yukarıdan alırsak Afrin'in şehir merkezini kapsamıyor. 2 kilometre kuzeyinden geçiyor. Ama yok Hatay'dan alırsak, Hatay tarafına yani doğusundan alırsak 30 kilometreyi Afrin'i de içine. Afrin derken Afrin ilçesinin şehir merkezinden kastediyoruz. İlk girdiğimiz yerden alırsak. İşte ilk girdiğimiz mi? Nereye kastediliyor bilmiyoruz. Pardon ama bir şey söyleyeceğim. Yani bu konuda bilgisi olan söylesin ama ben bildiğimi söyleyeyim. Nevzat sende de yanıt varsa Abdülkadir, Orhan Karataş aynı şekilde. Bir defa harekatın amaçları yani 4 aşamadan olduğu, merkezi de kapsadığı, ondan sonra ve orada bir ciddi dikkatli ilerleme sürecinin olacağı da belirtildi. Yani, Hande Fırat bunu sana mı belirttiler? Evet, senin aldığın kıskaç, kulis bilgisi değil mi bu? Yani bu hayır, attığımız manşetin aşama, adı da kıskaç harekatı olmasının söylendi. Nedeni de bu zaten. Pek çok yani aslında şu doğu, batı, kuzey hatta daha sonrasında biliyorsunuz İdlib'de Türkiye'nin gözlem noktaları var. Yani orada da konuştu bir Türk askeri var. Dolayısıyla bir nevi Afrin aslında çepeçevre yani çevreleniyor ve kıskaç altına alınıyor. Ve bu şekilde bir ilerleme öngörülüyor diye
Bendeki bilgi bu Nevzat, ne diyeceksin? Gürkan'ın ifade ettiği daha önce gündeme gelen bir 30 kilometre meselesi vardı. Hani 30 kilometre gidilip başbakan ifade ettiği. Daha sonra bu bazı görüşmelerde 10 kilometre falan söylendi ama esas kararlılık noktasının biz tam topyekun olduğunu biliyoruz. Evet. Hani böyle bir noktaya doğru gelirse 30 kilometre nereden alınır ve bu Afrin'in merkezini kapsayacak mı kapsamayacak mı tartışmasından ziyade Türkiye açısından herhalde orada en kritik olan belli tepelerin, özellikle atış menzili olan belli yerlerin oranın içerisine girip girmeyeceği meselesi. Hı hı. Bence oradan bakmak şimdi gerekiyor. Şimdi bu noktada bu mesafelere böyle tam 30 kilometre diye takılmamak lazım. Hı hı. Yani bunu cetvelle ölçüp 30 kilometre burada bitiyor, hareketi burada durduruyoruz dememek lazım. Yani 30 olur, 35 olur. Duruma göre bu esnektir. 30 kilometre ana hedeftir. Stratejik noktalar önemli. Türkiye stratejik olarak nerenin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorsa, planlamışsa o yapılacaktır. Belli böyle mesela hani şimdi, dediğiniz şuralar önemli diye notalar var mı? Ben Afrin merkezinin de bu kapsamda gireceği kanaatindeyim. Çünkü eğer merkezi kontrole almazsanız o bölgeyi kontrol alamazsınız. Ben de şöyle de ifade edebilirim. Siviller dedin. Türkiye en başından beri sivil hassasiyetin altını çiziyor. Burada da şöyle bir duyum var. Yine güvenlik güçleri Afrin merkezde, yani oraya gidecek bu operasyon çünkü, Afrin merkezde YPG'lilerin sivil kıyafetler giydiklerini kamufle olmak için ve aynı zamanda da köylerde işte DAEŞ geliyor diye bazı köylerde de ÖSO mensuplarına hedef gösterdikleri gibi bir takım yani oradan gelen bilgileri var. Buna ilişkinde bir takım önlemler alıyorlar şimdi. Dolayısıyla hani bendeki bilgi de aynen Afrin merkezinde de bu operasyonun devam edeceği şeklinde. Evet, şimdi Afrin merkezi neticede bir yerleşim birimi olduğu için, yani insanlar orada görece bir kent hayatı yaşadıkları için orada operasyon güç tabii, yani şey kadar, kırsal kadar kolay değil. İkincisi hava harekatı meselesi var. Yani hava harekatıyla desteklemediniz. Daha doğrusu önce olarak bugün ben iki ayrı o bölgede daha önceki yıllarda çalışmış iki önemli komutanla konuştum. Onların söylediği şey şu, o yerleşim birine hava harekatı olmadan bir kuşatma harekatı bayağı bir zaman alabilir dediler. Çünkü neticede orada sivil insanlar da oturuyor. Artı bu tuzakları vesaire tuzaklar, bombalamalar, çeşitli tuzaklar olabilir. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri de zayiat vermemek için çok ağır ilerler o tip durumda. Yani kırsaldaki ilerleyişi kadar hızlı olmaz, aylarla ifade edilebilir dediler. İkisi de aynı bölgede çalışmış komutanlardı. Çünkü bir de altta bir Afrin var. Yani üst kadar bir de asıl alt bir en Afrin. Çok evet bahsedilen, dikkat çekilen konu da bu. Afrin. Bir üstte var. Şey, o biraz evvel programın başında gösterdiğiniz o mevziler, Afrin'de neler olabileceğini gösteriyor aslında. Yani kırsalda bu tahkimatı yapanlar mutlaka şehir merkezlerinde çok daha ileri gitmişlerdir. Yani çok özür diliyorum. Gene araya gireceğim. Çünkü Pentagon'un devam açıklamaları. Şimdiden söylüyoruz ama bunları da ayrı ayrı hep değerlendireceğiz. Pentagon, Suriye Kürtlerine sağlanan silah yardımlarını dikkatle izliyor. Bu konuya ilişkin Türkiye ile olan tartışmalar devam edecek. Pentagon, SDG'nin Fırat Nehri Vadisi'nden Membiç ya da Afrin'e hareket ettiğini gözlemlemedi. Pentagon sözcüsü, Türkiye medyasında Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin Membiç'ten çekilmesini istendiğine dair raporlar gördüğünü söyledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin duruşunda herhangi bir değişiklik olduğunu bilmiyor. Pentagon, Suriye sınırında Türkiye ile kurulacak olası güvenlik bölgesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bu Pentagon tabii değil mi? Bunun altını çizeyim. Yani Pentagon konuşuyor şu an. Üstelik yani hani hep diyoruz ya, biri bir açıklama yapıyor, öbürü başka açıklama yani yapıyor. Aynı kişi dönüyor, 24 bu. Saat sonra başka bir açıklama yapıyor. Hakikaten üzerine konuşacağız ama genel bir değerlendirmeden sonra. Evet. Amerika faslı önemli. Çünkü ben Membiç'e, artık Membiç öyle bir hal aldı ki Fırat'ın doğusunda biz Amerika ile burun buruna geleceğiz diyordum. Hatta tabiri caizse biraz büyük final orada oynanacak diyordum. Ama herhalde erken final Membiç olacak gibi gözüküyor. Bunu Membiç'i konuştuğumuz turda veya Amerika ilişkilerini konuştuğumuz turda değerlendirebiliriz. Çünkü Membiç ile ilgili görebildiğim bir restleşme var karşı taraftan, Amerika'dan ve Türkiye'den. Şimdi bu Afrin meselesinde dediğim gibi eğer yerleşim birimine operasyon kararlılığı varsa, ki yani ben onu işitmedim. Yani Afrin'in merkezine gireceğiz diye, ama sizin aldığınız kulis bilgiler de varsa onu bilemem. Ama açıktan böyle bir deklarasyon duymadım. Hani Afrin
tabir ediliyor ama Afrin'in merkezine var mı? Ya da atlamış olabilirim. Ama öyle duymadım. Dolayısıyla eğer oraya girerse Türkiye... Ben şehir merkezi diye biliyorum. Hayır, koridor deniyor. Zaten koridor bu hepsi olarak. Yani bir toptan... Biliyorum derken? Okudum. Hayır yani ne... Girilecek miydi? Evet okudum ya. 3-4 aşamadan en sonuncusu şehir merkezine girilmesi diye okudum. Hayır operasyonun adı Afrin operasyonu yani. Afrin ama Afrin'in bütünü de Afrin. Afrin şehir merkezi de Afrin. İşte şehir merkezidir. Yani başbakanı o 30 kilometre güvenli alan yaratacağız. Yani ilk etapta herhalde bahsedilen i̇şte ve oraya aşama. Yani evet, bütün toptamı benim bildiğim, benim de aldığım bilgi, duyduğum şey bütün aşaması eğer... çekilmezlerse, orayı güvensiz hale tutmaya devam ederlerse Afrin tamamı. Şimdi burada tabii şöyle bir sorun çıkıyor. Tamam yani ben duymamış olabilirim veya dikkat etmedim oraya. Ama şu var, hava harekatı. Şimdi hava harekatında bugün Sayın Selvi'nin yazısına da bugün müydü? Ya bugünkü ya önceki günküydü. Rusların hava koridorunu hani sınırlı bir süre için açtıkları ve çabuk olmamızı. Değil mi? Dünkü yazıdaydı. Çabuk olmamızı istedikleri. Bir an önce hani vurun, ondan sonra karabiliklerinizle yapın. Evet. Girin, seri olarak girin, seri olarak çıkın. Bu seriliğin tanımı ne? Veya ne kadar bir serilik isteniyor? Yani günlerle sınırlı bir serilik mi? Yoksa bir açtık, bir daha hava koridorunu açmayız gibi bir tavır mı var? Burada aslında diplomasiyle askerlik ve strateji böyle iç içe girmiş durumda. Yani kartlar hem diplomatik olarak oynanıyor ülkeler arasında hem de sahada askeri olarak oynanıyor. Dolayısıyla gün be gün yani mesela şimdi siz istediğiniz kadar kara birlikleriniz oradan ilerlesin. Bugün komutanların da bana anlattığı oydu. Hava destekli olmadan ilerleyişiniz çok yavaşlar. Dolayısıyla hava desteğini de Rusya ne zamana kadar bize o koridoru açacak? Net bir tarih veriyorlar mı Abdülkadir Selvi? Ruslarla yapılan müzakerelerde hava koridoru için, evet hava koridoru bu operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak ifade ediliyor. Çok etkileyici bir şey var. Bir tarih vermiyorlar. Daha doğrusu bir tarih yerine operasyonun belirli aşamasında deniliyor. Yani operasyon artık hava kuvvetlerinin desteğine ihtiyaç duymayacak seviyeye kadar geldiğinde kullanılacak. Ancak burada seri hareket edilmesini istiyorlar. Çünkü dünyadaki başka gelişmeler söz konusu olabilir. Hava harekatına ihtiyaç duyulmayacak noktaya geldikten sonra da, çünkü bu harekat her zaman planlandığı şekilde gitmeyebilir, acil ihtiyaç olduğu durumlarda da her an hava kuvvetleri kullanılabilecek. Araya girip sordum belki hani tabii. Yorumunu değiştirir diye. Biz de zaten diye şu anda neticede sahada değiliz. Yani gelen bilgiler ışığında, aldığımız kulisler ışığında, yapılan değerlendirmeler ışığında bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu hava koridorunun kullanımıyla da doğru orantılı olarak Afrin'in merkezine girilme durumu söz konusu olacak. Dediğim gibi Afrin belki ilk step ama daha sonrasında Membiç çok önemli bir yer olacak. Çünkü işte asıl o zaman devreye diplomasi girecek. Devreye Amerika ile bizim müttefikliğimiz girecek. Her şeyi konuşacağız. Zaten bu turdan sonra Amerika'ya döneceğiz. Amerika'yı konuşacağız. Ama reklamlardan hemen sonra. Erdoğan bugün Hatay'da harekat merkezine ziyarette bulunmuştu. Biz size fotoğraflarıyla gösterebilmiştik ama bir de görüntüler var. Şimdi rica ediyorum o görüntüler ekrana gelsin. Cumhurbaşkanı'na Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli de eşlik etti. Ve işte Hatay'a gelişi, inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu arada tabii yorumlarınızı da alayım. Abdülkadir Selvi kamuflaj giydi Cumhurbaşkanı. Şu an görüntülerde videosunda görüyoruz. Nasıl yorumladın bu görüntüleri? Bunlar çok önemli. Çünkü şu ana kadar diğer Fırat Kalkanı operasyonunda örneğin böyle bir şeye ihtiyaç duymamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Elbette ki o operasyonu da anbeyan takip etmişti. O operasyonda görev alan askerlere her zaman yakın ilgi göstermiş. Ama burada Cumhurbaşkanı'nın askeri kamuflaj kıyafetlerini giyerek
sınır bölgesine gitmesi, hareket merkezine Genelkurmay Başkanı ve bakanlar yanına alarak gitmesinin hem içeriye vereceği mesajlar var, hem dışarıya vereceği mesajlar var. Elbette ki Afrin operasyonunda görev alan askerlere, Mehmetçi'ye ve milletimize verdiği bir mesaj var. Cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutan. Ama bunun Trump'la görüşmenin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra, yani bir 24 saat bile olmadan yapılmasında zannediyorum bir özel anlamı var. Sayın Cumhurbaşkanı vücut dilini de bu tür ilişkilerde kullanan birisi. Bu mesajın ben sadece askerlere ve kamuoyuna dönük olmadığını, dışarıya da bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çok da yerinde bir mesaj. Hareket merkezi zaten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir hareket merkezi var. Oradan takip ediyor, zaman zaman bağlantılar kuruyor ama sınıra gidip askeri kamuflaj kıyafetini giymesi bir mesajdır. Gerekirse hepimiz bu kıyafeti giyeriz mesajıdır. Orhan Karataş, mesaj mı? Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle mesaj mı? Trump görüşmesiyle ilgisi var mı? Tabii bir de genel değerlendirme isterim. Şimdi tabii ki önce dünyaya mesaj ama daha çok da oradaki bölgedeki o kahraman askerlerimize mesaj. Onlara moral motivasyon bakımından da çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat oraya kadar gidip kamuflaj giymesi. Ve orada verdiği mesajlar da çok önemli. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz evvel altını çizdiğiniz mesajlar bütün bu tartışmaların nereye varacağını da ortaya koyuyor bence. Bir ne saniye diyor? Çok özür diliyorum. Evet. Tam konuşmasına denk geldik. Dinliyoruz. Şu anda attığınız değerli arkadaşlar, öncelikle sizleri bu Afrin Harekatı'nın 6. gününde şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizler şu anda attığınız adımla, atacağımız adımlarla gerçekten milletimiz için adeta yeniden bir tarih inşa ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Rabbim gücünüzü, gücümüzü artırsın diyorum. Sizleri tekrar şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sağ ol. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Orhan Bey, devam edebiliriz. Evet, yani bu konuşmada tam bir moral konuşması. Çünkü çok zor şartlarda bir harekat yapılıyor. Mevsim şartları zor, tabiat şartları zor, coğrafya zor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat oraya kadar gidip bu konuşmayı, bu denetlemeyi yapması hakikaten aslında hem dünyaya mesajdır ama daha çok o bölgedeki askerlerimiz açısından. Kaldı ki verdiği mesajlar da önemli. Ne diyor? Netice alınıncaya kadar bu harekat devam edecek. Yani bu işte ne zaman biter, ne kadar sürer tartışmalarına da çok net bir cevaptır. Netice ne zaman alınırsa o zaman biter. Yani buna böyle sınır koymak bir hafta, üç gün, bir ay filan netice bu şartlara bağlı. Netice nedir? Netice biraz evvel söylediğimiz gibi o tehdidin oradan kaldırılmasıdır. Bugün bir askeri uzman çok güzel bir şey söyledi. Biz Fırat Kalkanı operasyonuyla aslında bu YPG-PYD'de tehdidinin boynunu kesmiştik. Şimdi kafası burada kaldı, şimdi de kafasını koparıyoruz. O kafanın mutlaka koparılması lazım. Çünkü o kafa orada durduğu müddetçe Türkiye her zaman tehdit altında olacaktır. Bunu bu operasyon sırasında bir daha gördük. Oradan füzeler geliyor. İşte yerleşim merkezleri, camiler, siviller büyük ağır tehdit altında. İkinci mesajı ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz oraya bir fetih için gitmedik. Biz oraya Türkiye'nin varlığına, birliğine yönelik bir tehdidi ortadan kaldırmak için gittik. Ve bunun gereği yapıldıktan sonra da oradan döneceğiz. Sonra ne diyor? Buralar temizlendikten sonra da asli unsurlarına devredilecek burası. Oranın asli unsuru YPG, PYD, DAEŞ, PKK değil. Oranın asli unsuru Suriyelilerdir. Orada daha çok Araplar var ve mutlaka onlara devredilecek. Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonuyla temizlenen bölgede olduğu gibi. Bakın orada hem huzur var, hem Türkiye'deki göç azaldı, tam tersine 100 bin civarında da tersine göç oldu. Afrin'in temizlenmesiyle birlikte bu daha da artacaktır. Elbette ki bu o kadar kolay bir durum değil. YPG Türkiye'nin eninde sonunda bu operasyonu yapacağını kestirdiği için, gördüğü için, kaldı ki Türkiye bunu zaten söylüyordu. Yani defalarca uyardı, ikaz etti. Orada belli tahkimat yapmış. İşte menziller kazmış, tüneller kazmış, kanallar kazmış, hazırlanmış.
Ama şunu unuttular, karşılarında bir ordu var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ordusu var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ordusu terörle mücadelede bu tür operasyonlarda dünyadaki en deneyimli, en birikimli, en donanımlı ordudur. Unuttukları herhalde bu. Türkiye aşağı yukarı 35-40 senedir terörle mücadele ediyor. Defalarca bu tür operasyonlar yaptı. Sınır ötesi operasyonlar yaptı. Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı. İdlib operasyonunu yaptı. Ve haliyle dediğim gibi dünyadaki bu konuda en birikimli ordu. Nitekim o birikimin yani sadece şey açısından demiyorum. Buna göre teçhizatını, donanımını, işte hazırlığını, planlamasını da yapıyor. Ve umarız ve dileriz ki çok kısa zamanda sonuç alınır. Buradaki asıl dikkat edilecek iki unsur var. Bir, mümkün olduğu kadar az zayiat vermek. İnşallah şehit sayısı artmaz. İkincisi de biraz evvel de konuşuldu. Oradaki sivil halka zarar gelmemesi için çok dikkat etmek. Bunu da titizlikle belli ki yerine getiriliyor. Biraz yavaş gitmesinin temel sebebi bu. Elbette ki tabiat şartları çok zor. Kış aylarındayız. İşte orası bir de yağmur yağıp sis çökünce daha da zorlaştı ama çok da acele etmemek lazım. Mutlaka bu şartlarda Türk ordusu bu birikimi de kısa zamanda netice alacaktır. Amerika'da Serdar Cebe bekliyor. Ondan değerlendirme aldıktan sonra sana dönsem olur değil mi İsmail Saymaz? Serdar Cebe'ye dönüyoruz. Serdar, biz genel bir değerlendirme aldık. Genel bir değerlendirme yaptık ama tabii gecenin, iki günün belki en önemli konusu uzunca bir süre olsa da Trump'la bambaşka bir noktaya geldi. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. Şimdi Türkiye çok net bir biçimde bazı konuların görüşülmediğini ifade etti. Görüşülmediği halde de bir defa Trump'ın açıklamasına, Beyaz Saray açıklamasına yansıdığını söyledi. Bu birincisi. İkincisi bir güvenli bölge konusudur, tartışmasıdır gidiyor. Tillerson'ın ilk kez bunu Amerikalı gazetecilere uçakta söylediğini biliyoruz. Sonrasında Paris'te gündeme geldiğini biliyoruz. Bugün Tillerson böyle bir öneride bulunmadık diyor. Ama Pentagon açıklama yapıyor. Böyle bir çalışmanın yapıldığını söylüyor. Biz hangi açıklamayı ciddiye alalım? Amerika Birleşik Devletleri'nde neden farklı farklı açıklamalar yapılıyor? Tüm bunlar için sözü sana bırakıyoruz. Şimdi şöyle, öncelikle Beyaz Saray açıklamasına bakmak lazım. Beyaz Saray açıklamasından sonra Türkiye'nin yaptığı açıklamaya cevaben isimsiz yönetimden yetkililer bugün gazetelere açıklamalarda bulundular. En son verilen açıklamada şöyle deniliyordu. Beyaz Saray'ın Trump-Erdoğan telefon görüşmesi açıklamasının doğru olduğu belirtiliyor. Ve oldukça açık bir açıklamaydı bu deniliyor Beyaz Saray açıklamasında. Bunun üzerinde Beyaz Saray'ın herhangi bir açıklama yapmaya ihtiyacı yok deniliyor bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından. Reuters'a yine ABD yönetiminden yetkili konuşuyor. Daha önce hatırlarsanız yine geçtiğimiz hafta programında söylemiştim Hande. ABD'nin kurumları arasında bir iletişimsizlik var. Aslında şöyle de bakmak lazım. Suriye politikasını Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon yürütüyor. Yani Savunma Bakanlığı yürütüyor. Trump yönetime geldikten sonra Suriye politikasını değiştirmek istedi ama yeni bir politika bulamadı. Ve Obama'dan kalan programa sahip çıktı Pentagon. Bunun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. O da neydi işte? PKK'nın uzantısı, PYD, YPG güçlerinin eğitilmeye devam edilmesi, silahlandırılması ve DAEŞ'in onlarla temizlenmesi. Ve ondan sonra Suriye'nin çeşitli bölgelere, federal bölgelere ayrılması. Pentagon'un amacı buydu. Şimdi Reuters'a konuşan yetkili bu açıklamaların biraz daha tersine açıklama yapıyor. Diyor ki Trump Erdoğan'la ilişkisine önem veriyor. ABD'nin Türkiye üzerinde sınırlı baskı gücü var. Trump yönetimi Suriye'ye daha fazla ABD gücü ya da casus gönderme eğiliminde, asker gönderme eğiliminde değil. Türkiye Afrin'den Membiç'e bir harekat yapsa bile açıklamasını yapıyor ki şimdi bunun tam tersi bir açıklamayı Wall Street Journal'a açıklama yapan kıdemli bir ABD'li yetkiliden verdiği açıklamaya bakalım. Türkler eğer Membiç'e bir harekat yaparlarsa bunun sonucu olacağını açık bir şekilde söyledik ifadesini kullanıyor. Bu yetkili muhtemelen Pentagon yetkilisi. Ve New York Times'ta da yine bununla ilgili bir yetkilinin ağzından açıklamalar var. Trump'ın Erdoğan'a karşı kullandığı sert ton bir gün önce Beyaz Saray briefinginde söylenenlerin aksine ters düştü. Bu briefing
öyleydi. CIA Başkanı Trump'a telefon görüşmesinden bir gün önce briefing vermişti ve orada o bölgede YPG güçlerine karşı, PKK güçlerine karşı Türkiye'ye destek verilmesi yönünde bir görüş bildirmişti ki Wall Street, New York Times'ta da bu haberden bahsediliyor. Ama bunun tam tersini yaptığı belirtiliyor. Açıklamalara baktığımızda daha önce de yaşandı. Hatırlarsanız bir önceki telefon görüşmesinde Trump YPG'ye verilecek silahların son verileceğini, buna son verileceğini söylemişti ama Beyaz Saray açıklaması çok kısaydı. Ne deniyordu bu açıklamada? Değerlendirilecek silahların YPG'ye verilmesi, yeniden değerlendirilecek açıklaması yapılıyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunu söylemişti. Bir öncekine bakalım. Bir önce vize krizi vardı. Vize krizi sırasında yine Amerikan Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yapmıştı. Türk yetkililer başkonsolosluk, konsolosluk ve büyükelçilikte çalışan görevlilerin tutuklanmayacağına dair garanti verdi deniliyordu. Sonra bizim büyükelçiliğimizden yapılan açıklamada böyle bir garanti verilemez. Hukuk devleti var. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması yanlıştır ifadeleri kullanılıyordu. Yani önce açıklamalarda bir diplomatik dil tamamen kullanılmıyor. O açıdan bir güvensizlik sorunu yaşanıyor. Açıklama için bunu söyleyebilirim Hande. Başka sorunuz varsa da alabilirim. Var mı arkadaşlar bir sorunuz da bakalım, merak ediniz. Çok teşekkürler Serdar Cebe. Kolay gelsin son durumu bizimle paylaştığın için. Aslında çok net tabii. Dün gece ilk görüşme bittikten sonra ilk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı yaptı, resmi açıklama. Arkasından Beyaz Saray yaptı ve Beyaz Saray'ın açıklamasında Ankara'nın ifadesiyle görüşülmeyen konular yer aldığı için kaynaklar gazetecileri bilgilendirmeye başladı. Kaynaklar gazetecileri açıklamaya yapmaya başladı ve peş peşe geldi bu açıklamalar. Çok Ankara'da alışık olunan bir tablo bu görüşmelerden sonra değil. Ama hatırlattığı çok doğru Serdar Ceber'in. Son olarak vize krizinde yine bu programda tartışmıştık. Olmayan, verilmeyen bir garanti Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasına yansımıştı. İsmail Saymaz, bu güven sorunu nereye gider? İlişkilerde neye yansır? Tüm bu dün geceden beri trafiği ki Abdülkadir Selvi aynı zamanda uluslararası da bir mesajdır, Amerika'ya da bir mesajdır dedi. Bu gece Hatay'a giden süreci, Cumhurbaşkanı'nın gittiği süreci, tüm hepsini nasıl değerlendiriyorsun? Bence aslında yani evet, askere moral diye birden çok mesajı varsa onlar arasında en tali mesajı askere moral olabilir. En öncelikli mesaj ise bence uluslararası kamuoyunadır. Zira dün ABD ile Trump'la yaptığı görüşmede ve bu görüşmenin sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan o açıklamadaki ifadeler sert ifadelerdi. Ardından Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmeden çıkan sonuç da Amerika'nın dilini bir ölçüde uzlaşma yolunda gitse bile sertleştirdiği yolundaydı. Bence buna Cumhurbaşkanı bölgeye giderek karşılık vermiş oldu. Bir açıklama yapmadı ama giderek kararlılık diye tanımlanabilir bu durum. Tabii burada şunu ıskalamamak gerekir. Bugün buraya gelişimiz, bu iki yıl sonra bizim gelip Afrin'de uluslararası kamuoyuyla beraber karşı karşıya gelişimizin asli sebeplerinden biri esasen Amerika'nın bölgedeki provokasyonu ve komplosudur. Buna dikkat çekmek gerekir. Emperyalizmin bölgedeki müdahalesinin sonunda biz bu tartışmayı yaşıyoruz şu an. Hele ki Türkiye gibi Kıbrıs müdahalesi gibi istisnaları saymazsak, Kore Savaşı'ndan bugüne Amerika ile yakın ilişkiye girmiş, dönem dönem Rusya karşısında Amerika ile yakın pozisyon almış bir ülkenin Amerika ile bu denli karşı karşıya göze almasının da bir sebebi de bu. Amerika ne yapmak istiyor? Amerika bir kere anlıyoruz ki her ne kadar kendisi Fırat'ın batısı, yani Afrin kısmı beni ilgilendirmez dese de PYD'yi kurdurmak istediği bir devletçikle bölgeye yerleşmek istiyor. Esasen bu Amerikan emperyalizminin kurumsallaşması demek. Burada PYD arasal bir işlev görüyor. PYD sadece ilkin Amerika ile muhatap olmuyor. Esasen o vekil devletçik, Amerika'ya vekaleten orada kurulması planlanan devlet eğer bir kere oluşursa aynı zamanda İsrail'in de Suriye'nin güneyine kuzeyine çıkması demek. Türkiye ile Suriye arasında bir İsrail'in de yerleşmesi anlamına gelecek. Bu noktada açıklamaların alt metinleri okuduğumuzda ben uzmanlara danıştığımda şunu anlıyorum. Türkiye, Amerika Türkiye'yi bir biçimde gelecekte kurmayı tasarımladığı bir PYD merkezli bir devletçiye ikna etmeye çalışıyor. İleride uluslararası stratejisi gereği, kendi çıkarları gereği bir gün Orta Doğu'ya
Suriye'de PYD üzerinden Suriye'ye yerleşme hedefi gereği Türkiye'yi de buna razı etmeye, bir biçimde razı etmeye ya da sürece yayarak razı etmeye çalışıyor. Ve şunu öneriyor, esassız çözüme, Esad'ın olmadığı bir Suriye'de PYD'nin de devlet kurduğu ya da devletimsi bir pozisyon aldığı bir gelecekte Türkiye'yi kendisine ortak etmeye niyetliydi. Bugüne kadar yalpalaması Türkiye'yi biraz da sürece yayarak ikna etmesinden kaynaklanıyordu. Şimdi makul olarak soruyorsun değil mi? Ya bundan bir hafta önce hani Amerika'yı Fırat'ın batısı ilgilendirmiyordu? Ne oldu da şimdi daha dünkü görüşmede o zaman istiyorsan size 30 kilometrelik alan açalım denildi. Bir hafta önce sizi ilgilendirmeyen toprak nasıl oldu da şimdi 30 kilometrelik mesafeye dönüştü? O da belli değil bu arada. Şimdi ama yani 30 kilometre önerisi var mı yok mu? Kesinlikle. Evet. Güvenli bölge o da belli değil. Şimdi eninde sonunda oradan bu aşamaya gelindi. Demek ki Fırat'ın batısı da alakadar ediyormuş Amerika'yı. Alakadar ediyormuş ki böyle bir öneriyle geldiler. Bu noktada tabii o açıklamanın sonundaki ifade önemli. Türkiye'nin müttefik olduğu, ilişkilerinin kuvvetli olduğu, hani bu öneriye razı ol, biz de ittifak ilişkimizi yine sürdürelim şeklindeki bir öneridir bu. Bu önerinin iki unsuru var. Esad olmayacak, PYD'nin oluşturacağı bir devletçik kurulacak. Hı. Ve Amerika kendi emperyal heveslerini burada kurumsallaştıracak. Bu çözümün de kurumsallaşması demek. Özür dilerim. Çözümsüzlüğün de, kaosun da kurumsallaşması demektir. Bunun karşısında ne var? Bunun karşısında tabii karşı karşıya gelişim bir sebebi de bir tarafı da Rusya tabii ki. Çünkü Rusya'nın da burada bir pozisyonu var. Rusya'ya geçmeyin. Bir Amerika konuşalım ki herkes kısa devam etsin diye. Ama bağlantılar tamamlarsam daha mantıklı olur benim için. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu biraz da bununla ilgili. Yani bugün Afrin'e girilmesinin bir sebebi de kuşkusuz Rusya'nın hava koridorunu açmış olması ve bu eksende girilmiş olması. Rusya'nın da bir perspektifi var. O da diyor ki yani Esad devam edecek. Ama Kürtlerin de kültürel haklarının teslim edildiği bir formda Suriye yapılanarak yoluna devam edecek. Şimdi vaziyet bu. Burada Amerika, bir ucunda Amerika'nın, diğerinin de Rusya'nın olduğu bir hareket alanı içerisindeyiz biz. Türkiye böylesi iki gücün arasında yol almaya çalışıyor. Dolayısıyla akıbet bu iki gücün gelecekte karşı karşıya gelişine de sahne olabilir. Dolayısıyla şimdi Amerika burada diyor ki sen bölge ülkeleri ve Rusya'nın planının dışında benim uygulamak istediğim, okyanus ötesinden gelerek beni uygulamak istediğim plana evet de. Kanaatim o ki Türkiye bu plana şu aşamada evet demediği gibi yakın gelecekte evet demesi zor görünüyor. Çünkü bölge ülkeleriyle kuracağı bir diyalog, buna Suriye dahil, bölge ülkeleriyle kuracağı bir diyalog, Türkiye'nin aynı zamanda güvenlik, kendi ulusal güvenliği açısından da, bölgenin güvenliği açısından da bence daha eftal, bence daha yararlı ve daha faydalı görünüyor. Çünkü Amerika Irak'ta yaptığı gibi, Afganistan'da yaptığı gibi, Pakistan'da yaptığı gibi ait olmadığı topraklarda o toprağın unsurlarından birini diğerine kırdırarak kendi çözümsüzlüğünü kurumsallaştırıyor. Eğer öyleyse Rus ileride Suriye'de de bu mümkün hale gelebilir. Bu ihtimal dairesindedir. Ama eğer Türkiye bir öncülük yaparak, bir adım atarak, Suriye ile ilişkilerini normalleştirerek, Suriye yönetimiyle diyalog kanalları açmaya çalışarak bir adım atarsa bence burada Amerika'nın planı da boşa düşer. Burada sorunun taraflarıyla ve komşularla, özellikle İran'la, Rusya'yla, Irak'la ve Suriye'yle kurulabilecek bir diyalog hattı Soçi bunun için bir başlangıçtır. Hem Amerika'nın emperyal heveslerinin ötelenmesine hem de Türkiye'nin kendi güvenlik kaygılarının ötelenmesine imkan tanır diye düşünüyorum. Şimdi çok tabii geniş bir şekilde yorumladın ama Rusya ve ben mümkünse Esad'la görüşülür mü görüşülmez mi sonraya bırakarak soruyorum. Abdülkadir Selvi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde Trump görüşmesiyle birlikte peki o zaman sorumu sormayacağım. Sorumu reklam dönüşü soracağım. Reklam dönüşü de Abdülkadir Selvi'ye bana denk gelmesin. We'll be right back.
Birleşik Devletleri'nden yine peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray'ın bir açıklaması vardı, açıklamamızın arkasındayız diye. Şimdi de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Beyaz Saray'ın Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamanın ya da açıklamanın arkasındayız ifadesini kullanıyorlar. Bilmeyenler için ifade edelim. Önce Türkiye bir resmi açıklama yaptı. Dün Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından yaklaşık 20 dakikalık bir görüşmeydi bu, telefon görüşmesi. Arkasından Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Ama sonrasında Türkiye'de kaynaklar gazetecileri bilgilendirmeye başladılar. Çünkü kullanılmayan ifadeler, yani Trump tarafından görüşmede kullanılmayan ifadeler ya da geçmeyen konu başlıklarının Beyaz Saray açıklamasında yer almasına aslında itiraz etti Türkiye. Ancak bugün Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanlığı da Beyaz Saray'ın açıklamasının arkasında olduğunu ifade ediyor. Abdülkadir Selvi, neye bağlı bu? Neden böyle oluyor? Yani bir görüşme oldu, üstelik böyle hani 1,5 saat falan değil, 20 dakika bambaşka Türkiye'nin ifadesiyle bir Beyaz Saray açıklaması. Çavuşoğlu'nun da bir de üstelik sözü var orada. Herhalde önceden hazırlanmış bir açıklama bu. Dolayısıyla Trump'ın söylemediği de servis edilmiş oldu basına dedi bir nevi. Burada tabii Türkiye ile Amerika arasında ciddi bir güven krizi yaşanıyor. Dünkü görüşmeyle birlikte bu güven krizi azalmadı, tam tersine arttı. Bu açıklamalar ve ardından gelen bu açıklamaların arkasında duruyoruz şeklindeki şu anda yayınımız sırasında devam eden açıklamalarla birlikte bu güven krizi giderek derinleşiyor. Çünkü Amerika'da bir yönetim krizi söz konusu. Amerika'da Amerikan halkı tarafından desteği Amerikan tarihinde hiç görülmedik ölçüde gerileyen bir başkan söz konusu. Amerika'yı kimin yönettiği, başkanın mı yönettiği, Pentagon'un mu yönettiği, Dışişleri'nin mi yönettiği, CIA'nin mi yönettiği tartışılan bir süreç söz konusu. Aslında Amerika bir kriz yaşıyor. Ancak Amerika gibi büyük bir ülke krizini sadece kendisi yaşamıyor. Dünya ile birlikte yaşıyor ve yaşatıyor bu krizi. Dün örneğin dünkü görüşmede söylendiği ifadeden tırmanan şiddetten kaygı duyulduğu belirtiliyor. Yani tırmanan şiddet denildi. Türkiye'nin Afrin operasyonu. Orada bir tırmanan şiddet söz konusu değil. Tam tersine bir terör örgütüne karşı yapılan, Türkiye'nin bekasıyla ilgili olarak yapılan bir operasyon söz konusu. Afrin terör örgütünün eline geçtiğinde, orada bir kanton ilan edip yönetim kurduğunda, oradan attığı roketlerle sivil insanlarımızı öldürdüğünde bu şiddet tırmanmıyor. Amerika müttefiki olan, NATO'nun en büyük, NATO'nun sınırlarını koruyan bir ülkeye, biz senin sınırlarına saygı duyuyoruz, senin terörle mücadele hakkın arkasında duruyoruz demiyor. Tırmanan şiddetten söz ediyor. Yani arkasında durduklarını söyledikleri açıklama. Öncesi de var. Yani Ankara'da bombalar patlarken, Hatay'da, Mersin'de, İstanbul'da, İzmir'de bombalar patlarken hiç terör tırmanmıyordu. Evet. Şiddet şimdi akıllarına geldi yani. Evet. Ben Trump ve Amerika'nın içerisinde bulunduğu krizle ilgili olarak bir takım istatistik bilgileri de açıklayacağım ama daha zannediyorum ikinci turda onu bir ifade edeceğim. Bir es verelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyoruz. Serdar Çepe karşımızda. Serdar, bu sefer de galiba Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamanın ayrıntılarını alalım. Türkiye dün akşam peş peşe bunlar o konuşmada, o görüşmede konuşulmadı, Trump tarafından dile getirilmediği dediği ifadelere anladığımız kadarıyla hem Beyaz Saray hem Dışişleri Bakanlığı sahip çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı da sahip çıkıyor Hande. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nda kameraların açık olmadığı briefing vardı. O briefingde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adam Neuer, Beyaz Saray'ın açıklamalarını ve Trump'ın yaptığı konuşmaların arkasındayız mesajını verdi. Özellikle Türkiye ile bu arada Tillerson'un yaptığı açıklamalar da soruldu. Güvenli bölge konusunda Tillerson'un herhangi bir güvenli bölge önermediğini de belirtti. Ama bu konunun görüşüldüğünü söyledi. Bunu teyit etti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına. Aynı zamanda ABD'nin kurumları tarafından Menviç ara ara sesin gidiyor. Beni duyabiliyor musun? Ben duyuyorum seni. Tamam Serdar, Tillerson'ın güvenli bölge önermediğini mi söylediler? Önermediyse Pentagon mu önermiş oluyor? Ne anlamamız lazım? Pentagon'un da bir açıklaması var güvenli bölge konusunu görüşüyoruz diye. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre bir öneri değil, sadece görüşme sağlandı. Yani görüşme yapıldı bu konuda.
ama Amerika'nın bir önerisi olmadığı belirtildi. Aynı zamanda Manbij konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kurumları tarafından Türkiye'nin defalarca uyarıldı ve buraya herhangi bir hareket yapılmaması konusunda Türkiye'ye sözlü açıklamada bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Helen Maruk verdi. Serdar, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, Hande Fırat, ben sözlerimi toparlıyorum. 18 Kasım 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu görüşmeden önceki bir önceki görüşmeyi yapmıştı Başkan Trump ve orada bir devlet başkanı olarak bir cumhurbaşkanına YPG'ye silah verilmesini artık keseceklerini söylemişti. Hatta hala veriliyor mu şeklinde de bir ifadede kullandığı söylenmişti ama Amerikan Başkanı'nın bu sözünden sonra YPG'ye 1000 tırdan daha fazla silah verilmeye devam etti. Yani karşımızda böyle bir Amerika var. Her kurumunun kafasından ayrı bir ses çıkıyor. Sahadaki uygulaması başka. Amerikan Başkanı bir söz veriyor. Amerikan Pentagon'u o sözü lav etmek için, o sözü tekzip etmek için sahada her şeyi yapıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir, Suriye'yi oldukça karmaşık hale getirdiler. Müttefikleriyle ilişkilerde güven unsurunu ortadan kaldırdılar ve Amerika'yı Amerika'da her kafadan bir sesin çıktığı bir yere dönüştürdüler. Şu anda aslında Türk-Amerikan ilişkileri değil, Amerika kendi derin krizini yaşıyor. Amerika kendi derin krizini yaşıyor. Nezan Çiçek, sadece aslında baktığımızda kurumlar arası, yani kurumlar arası farklılık yok. Bir kurum bir yaptığı açıklamayı ertesi günde değiştirebiliyor. Herhalde böyle bir durum da var. Evet. Sen neden kaynaklandığını düşünüyorsun ve bu 20-25 dakikalık görüşme? Hande Fırat, benim zamanımda Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı. O dizi çok meşhurdu. Böyle bir, yanılmıyorsam, Brezilya dizisiydi. Şu an Türkiye'nin ABD ilişkileri tam da Yalan Rüzgarı gibi. Mesela niyesini söyleyeyim. 3-4 şeyde bir tanesi, işte 12 Ağustos 2012'de ne dedi ABD yönetimi? Kardeşim dedi, Suriye'de eğer kimyasal biyolojik silah kullanılırsa bu bizim kırmızı çizgimizdir, müdahale ederiz. Hani hatırlayalım diye bu dizinin versiyonları, ne oldu? Herhangi bir şey olmadı. Temmuz 2015'te ABD Suriye'ye güvenli bölge oluşturulması için o dönem Türkiye tarafından öneri yapıldı. Ve bu öneri karşılığında hatırlarsanız İncirlik açıldı. Ve 23 Temmuz'da İncirlik koalisyon güçlerine açıldı ki o dönemi hatırlayalım, İncirlik'in açılmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu güvenli bölgenin oluşturulma meselesiydi ve bu da yapılmadı. Çünkü burada 90 kilometre boyunca bir sınır güvenliği oluşacaktı. O da olmadı. 13 Ağustos'ta Münbiç meselesi vardı. Ankara YPG'nin çekilmesi gerektiğini söyledi. ABD biliyorsunuz bunun sözünü verdi. 15 Ağustos'ta Sayın Çavuşoğlu bunu deklare etti ve bu sözü verdiler dedi. O da gerçekleşmedi. 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı operasyonu vardı. Fırat Kalkanı'nın ilk operasyon döneminde çok fazla ses çıkmadı ama ne zaman baba doğru yönelilmeye başlanınca bu sefer Fırat Kalkanı operasyonuna farklı bir gerekçe bulmaya başladılar ve aynı şeyi şu an normalde Afrin bölgesi için, YPG silah meselesi için ve sınır gücü meselesi için. Önce şunu ifade etmek lazım. Sınır gücü meselesi nedir? Yani sınır gücü nasıl oluşur? Sınır gücü diplomatik bir tanımadır. Ve onun ABD'nin, sonra bir yerel güvenlik güç olduğu ifade edildi ya. ABD'nin, hayır, bir, ilk defa söyleyeyim. Yani herhalde Türkiye'de hiç kullanılmadı bu ama ABD'nin Suriye'de yapmaya çalıştığı şey şu an Somali'deki Puntland bölgesinin aynısıdır. Yani Somali'deki karışıklıklardan sonra, biliyorsunuz Somali'de ABD tarafından işgal edilmişti. Sonra uluslararası göç gitmişti. Sonra orada İslam mahkemelerinden El-Şebab çıkmıştı. Çatışmalar başlamıştı falan. Ve Puntland bölgesi biliyorsunuz özel bir bölge olarak varlığını devam ettirir. Aslında modellerden bir tanesi odur. Yani Irak, şeyde, Suriye'de ABD nasıl bir bölge oluşturacağının tipik versiyonu Somali'de oluşturmuş olan Puntland bölgesidir. Şimdi ABD'nin kendi içinde bu anlamda bir çekişme var mıdır sorusunun cevabı aslında çok ilginçtir. ABD'nin bazı kaynaklarına bakıldığında biraz daha bağımsız gazetecilere diyorlar ki oluşturulan planın büyük bir kısmından Trump'ın haberi yok diyorlar. Yani bir genel çerçeve çiziliyor ama o genel çerçeve içerisinde mesela Afrin meselesi, Memmiş meselesi falan biraz işin içine girdiğinde diyorlar ki iki ihtimal, ya bilgi vermediler ya yanlış bilgi veriyorlar. Ve dikkat ederseniz şimdi
Biz açıklamalar yapıldığında da bu Tillerson görüşmesinde falan Cumhurbaşkanı ile olan görüşmede çok şey söylendi. O görüşmenin aslında... Bir dakika, Trump-Erdoğan görüşmesi mi söylüyorsun? Trump-Erdoğan görüşmesi ve sonra Sayın Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'na yaptığı görüşme. Şimdi Trump-Erdoğan görüşmesinde tırmanan şiddetten kaygı diye bir cümle söylendi. O cümle biliyorsunuz çok tartışıldı. Hani söylendi mi, söylenmedi mi meselesi. Birincisi, ABD operasyonun belli bir sınırlamada tutulmasını istiyor. Yani bir zaman sınırlamasında tutulmasını istiyor. İki, Münbiş'te az da olsa bir ABD askerinin varlığından bahsediyor. Evet. Ve dolayısıyla da orada bir çatışma ihtimaline mahal verilmemesi isteniyor. Üçüncüsü, Türk tarafı PYD-YPG unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve eğer bu çekilme gerçekleşirse, orada DAEŞ'e karşı bir şey oluşursa, ÖSO vasıtasıyla bu tehlikeyi bertaraf etmenin yolunu şeye sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele çerçevesinde ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Trump, biz vermedik, vermiyoruz. Yani evet, o sözden sonra tarzı bir açıklama yapıyor. Bu yıkıcı ve yanlış söylemler yerine bir şey kullanmıyor ama orada şu konuşuluyor. ABD'nin çok açıkça eleştirilmesinden dolayı çok ciddi bir rahatsızlık ifade ediliyor. Evet. Ve bu rahatsızlığa karşı Sayın Cumhurbaşkanı da YPG'nin, PYD'nin yaptıkları ve FETÖ elebaşısından dolayı da zaten Türkiye kamuoyunun infial derecesinde çok ciddi rahatsız olduğunu ve dolayısıyla bunu ifade ediyor. Sonra da Türkiye'de bazı tutuklamalar karşısında Trump bunu dile getiriyor. Nevzat çok haklısın ama işte dün akşam kaynaklar tarafından verilen tüm bu açıklamalara rağmen... Şimdi geleceğim, şimdi oraya geleceğim. Çünkü burada bir psikolojik savaş yürütüldüğünü fark etmezsek aslında meselenin çok öte boyutuna gidiyoruz. Yani şu an iletişimde adamlar daha önce vize krizinde olduğu gibi, ben öyle ifade etmiştim, bir psikolojik hareket yürütüyorlar. Yani basın üzerinden kendi söylediklerini kendileri ifade ediyor, tekrardan yalanlıyor ve onun üzerine aslında kime ne mesaj veriyorlarsa bu mesajları ifade ediyorlar. Bu şeyin bazılarının serbest bırakılmasını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı burası bir hukuk devleti, iddianameler tamamlanır sonrasında gereği yapılır diyor. Şimdi burada Sayın Çavuşoğlu'nun Fransa'daki görüşmesi neticesinde aslında orada ifade edilen şey şudur. Hani diyorlar ya, biz herhangi bir öneri falan getirmedik. Bu öneriyi getiriyorlar. Bu öneriyi getiriyorlar fakat bu öneriyi daha sonra kamuoyuna açıklandığında şöyle bir şey oluşuyor. Onlar öneriyi getirdiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu öneriye tırnak içinde söylüyorum hemen atlayacağını varsayıyorlar. Ama Sayın Çavuşoğlu'nun orada ifade ettiği şey aslında Türkiye'nin, geçen programda da söyledim, Filipinler'de sahada uyguladığı uluslararası misyonla aynı. Çünkü biliyorsunuz biz ülke olarak Filipinler'de Moro İslam... Güvenli bölgeye bir geçmeyelim ama, niye biliyor musunuz? Geçmeyeceğim. Çok oraya geleceğim, yüzden... oraya geleceğim. Türkiye'de o meselede ne diyor Sayın Çavuşoğlu? Diyor ki, bakın güven sorunu var diyor. Şimdi eğer güven sorunu var dediğiniz andan itibaren aslında şudur. Normalleşme, güven ve adımlardır. Yani olayı budur ama o açıklamalarda dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. ABD açıklamasında stratejik ortak tanımı var. Türkiye'nin hiçbir açıklamasında stratejik ortak tanımı kullanılmıyor. Hangi bu önemli açıklamadan bahsettim? Beyaz Saray açıklaması. Bu Beyaz Saray açıklamasının şeyinde stratejik ortaklıktaki kastı şu. Yani iki ülke liderinin ise stratejik ortak diye. Çünkü Türkiye zaten bu meselede aslında stratejik ortak olarak ABD'yi görmek istiyor ama görmediğini de ifade ediyor. Şimdi sorun nereden kaynaklanıyor sorusu. Bence sorun şundan kaynaklanıyor. ABD'de Trump'ın uygulamaya çalıştığı politika, CIA'nin uygulamaya çalıştığı politika, Pentagon'un uygulamaya çalıştığı politika. Ben geçen hafta ısrarla, yani özellikle onu ifade ettim. Dedim ki bu bölge ağırlıklı olarak CIA bölgesi, Pentagon bölgesi değil. Niye ısrarla onu ifade etmeye çalıştım? Çünkü burada aslında siyasi anlamda yapılmaya çalışılan işle ilgili insanların eğitildiği de biliniyor. Yani bu gizli saklı falan değil. Hani biz sınır gücünü eğitmeye başlayacağız falan diyorlar ama 230 adı olarak tabir ifade edilen, edildi, açıklandı, orada tabir açıklandı edilen zaten bir yapı zaten eğitiliyor. Dolayısıyla da burada işin askeri meselesinden ziyade aslında işin bir siyasi ayağı oluşturuyor. İşin askeri kısmı nerede? İşin askeri kısmı Fırat'ın... Geleceğiz. Ona da geleceğiz. Hepsini bir konuşmayalım. Gürkan Acır, bu açıklama çelişkiler... farklı açıklamalar neden kaynaklanıyor? Bu sadece güvensizlik mi? Amerika'nın tek başında içinde yaşadığı sorun mu? Ama bir yandan bakıyoruz Trump okumadığı bir şeye, eğer okumadıysa, konuşmadıysa, o metni oradan takip etmediyse Beyaz Sarayı'nda, Dışişleri Bakanı'nda sahip çıktığını görüyoruz. Neden kaynaklanıyor? Şimdi Amerika ile ilişkimiz sadece bu Afrin meselesi ve o bölgeyle ilişkin meselelerle sınırlı değil.
belki başlangıcı, yani ilişkilerin kopma noktası olarak gördüğümüz, yani gerilme diyelim, hadi kopma demeyelim, gerilme noktası olarak gördüğümüz 2011-2012 zamanından Suriye meselesiyle başladı ama sadece orayla sınırlı gitmiyor. Türk-ABD ilişkilerinin gerginliği pek çok safhası var. İşte bundan bir ay önce biz Zarrab davasını, Hakan Atilla davasını konuşuyorduk. Türkiye'ye olası yaptırılması düşünülen bir ekonomik yaptırımlar zincirini düşünüyorduk. Peşi sıra NATO'nun, ABD yetkililerinin açıklamalarını okuyorduk. Dolayısıyla sadece Türkiye, ABD ilişkileri bölgeyle sınırlı değil. Dolayısıyla artık bana kalırsa diplomatik nezaketi de aşan, diplomatik anlaşılabilirliğin de ötesine giden bir ilişkiler var. Çünkü bugün Amerikan basınına bir baktığınız zaman Türkiye'ye yakışıksız ifadeler de var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin içeriğini anlatırken gazetelerin kullandığı bazı kelimeler var. Bunu da özellikle seçiyorlar. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın ve Beyaz Saray'ın açıklamasında bu ifadeler yok. Ama basında bu ifadeler yer alıyor. Belli ki Türkiye'ye karşı bir tavır var. Ama bu tavır, yani bir planlı bir hareket var. Ama bu tavır Dışişleri Bakanlığı'nın veya Trump'ın ağzından direkt çıkmıyor. Ama Amerikan kamuoyuna servis ediliyor. Bunu görebiliyoruz. Şimdi bizim ilişkimiz sadece burayla sınırlı değil. Ben yaklaşık 3 ay oldu belki de programımız başlayalım. Hep şunu söylüyorum. Türkiye Avrasya bloğu diye bir tez, değil mi? Bunu hep söylüyordum. Şimdi halen aynı tezin üzerinde duruyorum. Türkiye Avrasya bloğuna böyle yavaş yavaş evriliyor. Bu çok net ortaya çıkmaya başladı artık. Çok net görüyoruz. Bugün gene son dakika ajanslara düşen bir başka haber. Almanya'nın tanklara ilişkin üretimi durdurma ve yavaşlatma kararıydı. Türkiye'nin kullandığı tanklara ilişkin. Dışişleri Bakanı'nın açıklaması oldu. Evet, Dışişleri Bakanı da bu konuda bir açıklama. Evet. Yani, şimdi yani artık böyle bir masa tenisi maçı seyreder gibiyiz. Bir Türk dışlarına bakıyoruz, bir Amerika'dan, Almanya'dan, NATO'dan ne gelecek onlara bakıyoruz. Bunun sebebi Türkiye dediğim gibi aslında biraz paktını değiştiriyor. Ben bu iddiadayım. Türkiye Avrasya bloğuyla. Yani bilmiyorum, belki ters düşünen vardır. NATO Genel Sekreterinin yeni yaptığı açıklama var. Türkiye'nin şey arkasında duruyor. Hiçbir şey yok. Avrupa Birliği'nden... Birinci cümlede duruyor gibi gösteriyor. İkinci cümlede tekrar kaygılarını iletiyor. Hiç NATO ama Genel ABD'de Sekreteri de aynı. Yapılan iş tartışmaları bu tartışılıyor. Okuyalım. Bu tartışılıyor. Özür dilerim, bu tartışılıyor. Yani Gürkan en son geldiğinde ben kimsenin hakkını almayayım diye. 5 maddede tartışılıyor. Bir tanesi de Türkiye'nin NATO üyeliği meselesi. Hani bizim zaten müttefiğimiz. Dolayısıyla da biz Türkiye'yi kaybetmeye göze alabilir miyiz? Yani ya bunu baştan beri söylüyoruz. Zaten NATO ve Batı bloğu Türkiye'yi kaybetmeyi zaten göze alamaz. Yoksa bu kadar da esnemezdi. Yani, daha Batı doğrusu bloğu, NATO ve Amerika mı görmek lazım? Yoksa Türkiye Amerika diye mi görmek daha sağlıklı acaba bunu? Bence hayır, bence Batı... Türkiye ABD. Hayır, sadece ABD olur mu? Bir Batı bloğu var karşınızda. Hayır, İngiltere nerede durdu Suriye'de? Fransa nerede durdu? Suriye meselesi olarak bakma. Ben Suriye bütününde, üzerinden bütününde, hayır, bütününde, yani şu an... bütününde bakmak lazım. Türkiye'nin yaşadığı son bir yılda ayrı. Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerginliği bütün bu tartışmaların dışında değerlendiremez. Tamam. Hollanda'sından Almanya'sına kadar. Başka bir hepsinde var. Hepsinde yani İngiltere ile ABD, Fransa ile İngiltere, Fransa ile ABD arasında sorunlar yok mu? Var. Çok daha derin sorunlar bizdeki, var ama bizdeki yakıcılığıyla yani, değil. Toptan kaldı mı sorun? Orada bir dehşet dengesi var yani. Bizdeki yakıcılığıyla değil sorunlar. Bizde artık şey ceket çıkartılmış, yumruk yumruğa girme durumundayız. Tamam mı? Yok, daha da ilerisi yok. Efendim? Hala kolları sıvıyoruz. Daha yumruk yumruğa bir şey yok. Yani artık siz nasıl değerlendirirseniz, herkes meşrebine göre söyle. Ama yani ben şunu ifade etmek istiyorum. Artık sürdürülebilir noktanın sınırına doğru geliyoruz. Ne demek? Artık yani başkanlar düzeyinde yapılan bir görüşme bile net olarak ortaya çıkamıyor. Yani ben demedim diyor. O diyor ki dedin. O diyor ki demedin. Vesaire. Artık onu bilemezdim. Bize de böyleydi. Dışişleri vize meselesinde dışişlerinin açıklamasını hatırlıyorsun. Aynıydı. Diyor ki bunların hepsi bir paket aslında yani. Hepsini öyle söylüyor. Tamam, ben de onu bir şey demiyorum. Yani illa savunman gerekmiyor. Nebze yok açacağım. Yok, hayır. Durumun şey analizini söylüyorum. Yapmaya çalışıyoruz. Önce bir fotoğrafı doğru koyalım da ondan sonra herkes kendine göre yorumunu yapsın. Ama durum hakikaten şey değil. Yani Amerika bizim müttefikimiz diyoruz. Böyle müttefiklik olur mu?
Amerika bizim yani gözümüzün içine bakarak tamam benim haberim yoktu ben daha silah göndermeyeceğim dedikten sonra bile Binter gidiyorsa artık müttefiklikten söz edebilir misiniz? Gözünüzün içine baka baka oraya silah gönderiliyor. Kime gönderiliyor? Bize terör saldırısı yapacak gruba gönderiliyor. Peki şimdi biz nereye müdahale ediyoruz? Terör grubunun bulunduğu yere müdahale ediyoruz. Orada karşımıza kim çıkıyor? Gene müttefikimiz çıkıyor. Yani artık girift bir hal almış durumda. Burada Rusya'nın öncülüğündeki Avrasya bloğu kartını Orta Doğu üzerinde oynarken Türkiye'yi önemli bir partner olarak seçmiş. Benim görebildiğim, okuyabildiğim husus budur. Evet. İtirazım var. Yani şöyle, şimdi Rusya'nın öncülük ettiği blok dediğimizde altında işte İran'ı sayarsak eğer, İran Afrin'de bizim karşımızda. İran'ın çıkarlarıyla Afrin'de Türkiye'nin politikası çatışıyor. Mesela İran'ın haber ajansında, İran'ın televizyonlarında özellikle Afrin babında, Afrin meselesinde Türkiye aleyhinde haberler var ve İran bilhassa rahatsız. Afrin, bilhassa ama ikincisi, Afrin olarak değil ki. Özellikle Suriye meselesinde Rusya'nın asli partneri Suriye. Asli partneri Suriye, esasen Suriye daha operasyondan bir gün önce ve bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Miktat Türkiye ile ilgili sert açıklama yaptı. Dolayısıyla bence yani Avrasya bloğu ve Amerika şeklinde tasnif edilemeyecek kadar karmaşık bir dönemdeyiz. Ben şimdi bir dakika Afrin olayını Afrin ama bir dakika sözümü alıp ondan sonra tamamlıyorsun. Sözümü bir dakika. Bitirmedim. Işte. Bir dakika şimdi Afrin meselesinde İran'ın tavrı bir kere oradan Türkiye'yi işgal edecek mi diye endişesi var. Açıklamalarında da onu söylediler. Türkiye oradaki İran, bölge Türkiye nasıl? Hayır, Türkiye Afrin'i girecek ve orduları çıkmayacak mı oradan? Evet. Endişeleri, kaygıları bu. Yani Türkiye'de zaten tabii, her açıklaması. Yoksa İran'ın bütününde oradan BD'den temizlenmesi, İran'ın işine gelmez olur mu? O kaygı bence yok şu an. Fakat ilginç değil mi? Afrin dediğimiz yer neresi? Bizim Hatay'dan sınırlarımızın içerisine giren yer. Buradan bizim bekamıza yönelik bir tehdit var. Biz burayla burada teröre karşı bir operasyon yapıyoruz. İran, Afrin'le İran arasında ne kadar mesafe şundan var? Ötürü, yani İran o kadar mı ilgilendiriyor? Yani öncelikli olarak bizi ilgilendirmez mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Yapma benim yani. Ben İran'ın pozisyonu açıklamak için söylemiyorum. Yani bakış olarak diyorum durum ki... Tespiti yani durum tespiti yapmak açısından olarak söylüyorsun ki, da durum o kadar kötü ki... Yani İran yani Amerika'nın, Rusya'nın domine ettiği blokta ikinci unsur İran'sa ki Soçi'de ikinci kişi İran. İran Türkiye'de, Türkiye ile Afrin meselesine karşı karşıya. Kalır çünkü o İran Suriye'de. Tali meselelerde İran, karşı karşıya Suriye'de, olmasının İran'ın Suriye'de çok fazla bir şey yoktur, güçleri, önemi yoktur. 6 yıldır savaş halindeler. İkincisi de şu, Amerika ile İran meselesine bakın. İran'ın Afrin bölgesinin hemen altında Şii nüfusunun yaşadığı, zannedersem adı Zehra, az dilime getiremiyorum. Şii nüfusunun yaşadığı iki kasaba var. Bunlar aslında Hizbullah'ın kontrolünde ve sadece özel olarak bu bölge değil. Aynı zamanda unutmayalım ki hem İran'ın domine ettiği unsurlar, silahlı unsurlar, hem de Şii gruplar, yine İran'ın ideolojik iklimini etkileyen Şii unsurlar Suriye'de Suriye rejiminin arkasında duruyor. Esad'ın arkasında duruyorlar. Onların endişesi, kendileri şöyle iddia ediyorlar. Endişesi şu, orada bilhassa İdlib'de ve işte ÖSO'nun içerisinde kimi grupların geri gelmesiyle beraber oradaki Şii nüfusa ya da Alevi nüfusa karşı eski geçmişteki tahribatı yaratacaklar noktasında bir endişeleri var. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber esasen İran bir orada Türkiye ile karşı karşıya gelmiş. Sor tabii ama ben bir şey İran, daha ekleyeyim. Türkiye, hayır. Tamam, İsmail'e onu soracağım. Hayır, onu soracağım. Ben Amerika'yı yani, merak ediyorum şu an. Onu söyledim, ben onu söyleyeceğim. Amerika'ya, İran yani... Birazdan bağlıyordum. İzin verir misin? Amerika'nın meselesi burada şu. Amerika burada evet Türkiye ile karşı karşıya ama İran'la da yan yana değil. Hayır, tamam. Çok haklısın belki ama şunu söylüyorum. Ne İran'la ne Rusya'yla ne işte görüşmese de, dolaylı olarak görüşse de Suriye'yle karşılıklı düzeltilen açıklamalar yok ortada. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı açıklamalar. Ama bu vekalet savaşı zaten. Ama bu 7 yıldır vekalet oraya odaklanmak yani. Tabii, Suriye başladığı günden beri vekalet savaşı. Oraya odaklanmak konusunda benim itirazım var. Amerika'ya odaklanmak gerekiyor. Çünkü Amerika konusu çok önemli hale geldi. İran meselesini Yurkan Acar'ın yani abi, tespitine ilişki söylemiştim. Şöyle yani bir şey, Orhan abiden özür diliyorum. İran meselesiyle ilgili ilk başta geçen hafta biliyorsunuz ben 3 tane şey saydım İran'ın bakışıyla. Bir, burada terörle mücadele yapacaksan beraber yapalım. İki, burada emperyal güçlere alan açma. Üçüncüsü de İdlib'e koridor oluşturma. Ama bugün
İranlı bir yetkiliden bir sert açıklama geldi ama İran'da genel politika eğilimi şöyle değişmeye başlıyor. Özellikle belki birazdan konuşacağız. Bu Rusya'nın YPG ile yaptığı pazarlıkta burayı Esed'e teslim et anlamında bunlar karşı çıkınca, bugün de tekrar bir talep olunca şu tartışma oldu. O zaman demek ki YPG aslında burada ABD ile hareket ediyor. O zaman biz ABD ile Türkiye arasında bir tercih yapmalıyız. YPG ABD ile hareket ediyor. Sadece ABD ile değil, eksik olur. İran açısından söylüyorum. Dolayısıyla da şu an gelinen nokta ABD ile Türkiye arasında bir tercihte Türkiye'de yana tavır koyuyor. Kim? Şimdi İran ABD ile yana tavır koymuyor. Ya yani bugün şimdi mi öğrendi YPG ile hareket ettiğini? Hayır, yani şöyle. YPG normalde rejim orayı verdiğinde anlaşma şuydu. Daha önce Kamışlı'da da olan, Haseki'de de diğer yerlerde olan, en son burayı sıkıştıklarında rejime terk ederler ve dolayısıyla rejim burayı alır. Ama YPG ne yaptı? YPG dedi ki hayır, ben burada savunmamı yapıyorum ve dolayısıyla da seni de burada istemiyorum. İstemiyorum. Şimdi bu başka bir tavır ortaya çıkardı. Amerika'nın burada, çok özür dilerim, Amerika'da bir önceki açıklamada Türkiye'ye ileri sürdüğü şartlardan biri neydi? Tırnak içinde Esad rejiminin geri dönmemesi. Yani Türkiye'nin müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada o vurgu söz konusuydu. Şimdi aslında tam da Amerika'yla karşı karşıya gelişte bir başlık daha açılacak. O da bu başlık zaten. Çünkü Türkiye'nin sıkıştığı blok o blok. Rusya diyor ki Esad'lı çözüm olsun. Amerika dayatıyor. Ben burada geleceğin Suriye'sini PYD ile beraber kuracağım. Türkiye Afrin'e girerek benim bundan sonraki Orta Doğu planımı bozuyor. Son cümleyi söyleyeyim, bırakayım. Tillerson, Suriye'de İran nüfuzunu azaltmak için kalıyoruz. Demokratik operasyona operasyona çok sıcak bakmıyoruz. Şimdi bu açıklama İran'ın tavrını son derece etkiledi. Yani onu özellikle belirteyim çünkü kartlar sürekli değişiyor sahada, biliyorsunuz. Çok dağılıyor. Bir dakika, bu arada yani bir şey karıştırmayalım. İran Amerika'nın güvenlik strateji belgesinde düşman ülke. Tamam. İran'a yaptırımlar var. İran'a boykotlar var. İran'a efendime söyleyeyim ekonomik askeri yaptırımlar var. Her konuşmasında düşman olarak gösteriyor. Amerika ile İran bir araya gelebilmesi mümkün değil. Tamam, ben de onu söyleyeyim. Tillerson'un işte açıklamasına gelinceye kadar bin tane hayır, burada mevzuları var. İşte onu söylüyorum. Şimdi ben blok meselesinde şunu kastediyorum. Günlük stratejik veya haftalık, aylık neyse stratejik değişimler olabilir. Bölgesel olarak bazı güçlerin arkasında durur, değiştirir falan. Ama bir bütün halinde baktığınız zaman Türkiye özellikle hem Astana zirvesinde hem de Soçi'deki zirvede bir fotoğraf verdi. Fotoğraf verdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, değil mi? İran Devlet Başkanı ve Putin'le. Rusya Devlet Başkanı Putin'le beraber bir fotoğraf verdi. O fotoğraf anlamsız bir turistik gezi fotoğrafı değil. O fotoğraf bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla ben anlatacağım da yani ne anlama ben yani bir dakika yani biz anlatamıyor muyuz yani? Hayır, fotoğrafı anlatıyorsunuz da ben de hatırlatıyorum. Şimdi es ver o zaman, o fotoğrafı konuşalım, geri devam edelim. Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde kurumlar arasında bir çatışma olduğu, iletişimsizlik olduğu muhakkak. Trump'la birlikte bu daha da arttı. Bu önceden de böyleydi. Yeni değil yani. Obama'nın da birkaç kere boşa avuta atıldığını biz defalarca gördük. Yani derin Amerika. Bu derin Amerika işte Pentagon, CIA, dışişleri herkes bir tarafa çekiyor ama bütün bunların arkasında da Amerika'nın işte silah tüccarları var. Derin Amerika o. Amerika'da kimin başkan olduğu sadece bir formalitedir yani. Bunu artık çok iyi biliyoruz yani. O derin Amerika'nın ne düşündüğü, ne yaptığı, ne istediği önemlidir. Şimdi bir kere daha gördük ki dünkü Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmede aslında bütün bu açıklamalar şunu gösteriyor. Kardeşim, Trump'ın ne dediği bizi bağlamaz. Bizim ne düşündüğümüz önemli diyor işte Pentagon. Bu açıklamaların, arka arkaya gelen açıklamaların yani anlamı Trump budur. Trump aslında bu başkan değil aynen mi? Aynen öyle. Trump orada bir şekil. Trump orada bir şeyi tamamlıyor. Bunun başka bir izahı yok. Yani şu ana kadar Trump hangi söylediği şeyin gereğini yerine getirebildi? Ayrıntılı olarak konuşuldu. Silah vermeyeceğiz dedi. Bin tır geldi. Ondan sonra DAEŞ'e karşı ortak mücadele edelim teklifinde bulundu Türkiye. Önce olumlu baktılar. Sonra bir baktık ki oradan DAEŞ üzerinden işte YPG'ye ordu kurduruyorlar. Şimdi çok açık ve net söyleyelim. Hiç dolandırmaya gerek yok. Son zamanlarda özellikle bu PYD ile kurulan irtibat ve ilişki, Suriye'deki gelişmelere bakarak şunu söylüyorum ve Türkiye'nin buradaki pozisyonuna, Amerika Türkiye'ye karşı çok açık bir düşmanlık politikası izliyor. Bunun hiç öyle yani işte olumsuz, yetersiz, ikili, hayır efendim. Türkiye kendisine, varlığına bizzat tehdit oluşturan PYD'ye eğer sen bütün itirazlara rağmen müttefik olsun, NATO'da işte berabersin bilmem, buna rağmen eğer 5000 tır silah veriyorsan, 2000 uçak dolusu silah veriyorsan bu düşmanlıktır. Bunun başka hiçbir izahı yok.
Öbür taraftan efendim işte bizim Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa Türkiye onu yapar. Türkiye'nin menfaatleri İran'la birlikte orada hareket etmekse İran'la hareket eder. Rusya ile hareket etmek ise Rusya ile hareket eder. Nitekim sahada biz bunu görüyoruz. Önemli olan Ankara'dan bakabilmektir meseleye. Şu andaki hükümetin politikası budur. Onun için doğrudur, onun için haklıdır, onun için isabetlidir ve onun için zaten bu kadar da rahatsızlık doğuruyor. Meseleler Ankara'dan bakınca duruma göre İran rahatsız olur, duruma göre Amerika rahatsız olur, duruma göre Rusya rahatsız olur. Fotoğraf şimdi biz, bu mu? Bunu mu aynen öyle. Açıklaması fotoğraf budur. Bu Türkiye'nin meselelere Ankara'dan bakmasıdır. Türkiye'nin kendi menfaatlerini öne çıkarmasıdır ve onun gereğini yapmasıdır. Pardon, o üçlünün bir arada hatalı mı olduğunu düşünüyorsun? Yani üçlünün bir arada fotoğraf vermesi. Türkiye'nin işte menfaatleri Soçi, eğer Soçi, üçlü bir fotoğraf ortaya koymaksa orada koyar. Çünkü Soçi ve Astana zirveleri tam da Suriye'deki durumu olması gerektiği gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde çözmeye yönelik bir adımdı. Türkiye orada var oldu. Eğer bu tavrı Amerika Birleşik Devletleri göstermiş olsaydı emin olun ki onlarla birlikte hareket ederlerdi. Çünkü şimdi, Türkiye'nin kendi öncelikleri var. Nedir o öncelik? Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin bölünmez bütünlüğü. PYD'nin ve terör unsurlarının oradan temizlenmesi. Suriye'siz yapamazsınız. Oradaki koridorun yani mutlaka, o terör koridorunun mutlaka kesilmesi. Türkiye'nin öncelikleri bu. Bunu kiminle gerçekleştirebilirse Türkiye onunla hareket ediyor. Ben ama tam da buraya değinmek istiyorum. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü Suriye'den bağımsız Türkiye inşa edebilir mi? Ya şimdi o da var bir işin içinde. Yani evet yani. Tamam mı? Yani toprak bütünlüğünü biz şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman savunuruz. Başından beri savundum. Ama Türkiye Suriye'nin siyasal yapısı ayrı bir meseledir. Ne zaman? Türkiye'nin siyasal yapısında bir sorun olduğu muhakkaktır. Esad rejimi gitmesi istiyor. Bir dakika şu an hepiniz aynı anda konuşuyorsunuz. Esad rejimi. Rejimin gitmesi başka, Suriye'nin toprak bütünlüğü başka. Bu aranızdaki duyulmadı. Tartışmanın sebebi şu. Bir dakika. Türkiye her zaman savunur. Abdülkadir anlaşılmıyor çünkü. Tabii. Tartışmanın sebebi şu. Gürkan Acır dedi ki, Nevzat bir saniye. Önce tartışmanızın sebebini anlatayım. Türkiye ne zamandan beri değil mi? Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor dedin. Türkiye hep savunuyor. Her zaman. Her zaman savunuyor. Şimdi oradan gidelim çünkü anlaşılmıyor tartışma. Bunu diplomatik belgelerin hepsine Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü kayda geçiren bir ülkedir. Irak'ın toprak bütünlüğünü kayda geçiren bir ülkedir. Esed rejiminin değişmesiyle Suriye'nin toprak bütünlüğü aynı şeyler değildir. Sayın Selvi müsaade eder misiniz? Rejimin değişmesi ne anlama geliyor? Bu rejim derken sandıkta değişmiyor. Şu toprak bütünlüğü toprak bütünlüğü diplomatik belgelere geçmiş. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Cenevre görüşmelerinde de Astana sürecinde de ortaya koyduğu temel argümanı budur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korunacak. Sayın Selvi şu anda olayı çok farklı noktaya çekiyorsunuz. Astana zirvesinden öncesini kastediyoruz. Ben Astana zirvesiyle beraber Türkiye'nin zaten bir tarafta yer aldığını ifade etmeye çalışıyorum. Öncesinde neredeydik diyorum. Suriye'yi fethedeceğimiz Emir Camii meselesinde şimdi nerede? Onu oraya saptırmayalım dostum. 2011 tarihinde Suriye'de iç savaşın başladığı süreçten itibaren tüm uluslararası zeminlerde Türkiye öncelikli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye'nin sınırlarının korunması gerektiğini resmi belgelere geçirmişti. Bu bir savundu. Temel argüman. Peki Esad gittiğinde nasıl olacak mesela? Ya şöyle gelecek. Şöyle baktır bir saniye şöyle. Zaten Suriye kim isterse o gelecek ya. Esad normal bir şey. Esad Suriye'nin toprak bütünlüğü. Şimdi ama burada bir şey itiraz etmem gerekir. 2015'e kadarki yöntem Özgür Suriye ordusu oluşturularak Esad yönetiminin devrilmesiydi. 2015'te Rusya'nın müdahalesiyle bu plan yerle bir oldu. Tamam, toprak bütünü parçalandı. Bu plan ben de toprak bütünü değil Esad'ın devrilmesini önceliyordu. Rejimin Türkiye hala 2015'e kadar savunuyor. 2015'e kadar rejimin gitmesinin vasıtası aracı Özgür Suriye ordusu ve diğer gruplardı. Ama 2015'te Rusya'nın müdahalesiyle bu ihtimal ortadan kalktı. Bugün tartıştığımız Rusya'nın müdahalesinden önce de Amerika'nın 2013 yılında Özgür Suriye ordusundan desteğini çekip ardından Esed'le Suriye
projesine devam etmesiyle birlikte o süreç... Ama esas süreç devam ediyor. Tabii. Hala da devam ediyor. Şey hala da devam ediyor. Mümkün değil. Niye o zaman Türkiye'yi o şart ileri sürsün? Başkan biliyorsunuz bak. Bilgisi yok. Kimyasal silah kullanıldığında... İsmail bir şey söyleyeyim. Abkal özür dilerim. Kimyasal silah kullanıldığında... Ya Amerika destek vermiyor. Hayır. Destek kalıyor. Ortadoğu herkes üstümüze gülüyor ya. 2006'ın etmeyin yani. Böyle bir şeye kim inanır ya? Esat Amerika'nın sahaya sürdüğü ne kadar silahlı militan dünyanın değişik bir yerine toplamış. Bir dakika, ne kadar militan varsa ona karşı Amerika'nın bir projesi vardı. Obama açıkladı işte kimyasal silah kullanıldığını, artık bu rejim meşruiyetini kaybetmiştir, kırmızı çizgiler aşılmıştır dedi. Ama bu sadece sözde kaldı ve Amerika oradan itibaren Esat konusundaki stratejisini değiştirdi. Özgür Suriye ordusu konusundaki stratejisini değiştirdi. Onun yerine İran'a karşı Rusya'yı Suriye'ye soktu, bir denge oluşturdu. Kendisi de YPG ile birlikte iş tutmaya başladı. Bir cümle söyleyeyim, Şimdi bakın, İsmail bir cümle söyleyeyim. Hayır. Tamam söylersin, tamam, kaçmıyor söyle buradayız zaten. Hayır bu mesele ama. Ama bir tamamlayayım, tamam. Ben de cevap hakkını kullanayım. Şimdi bakın 2015'te Özgür Suriye ordusu ve diğer yapılanmaların Suriye rejimini devirme ihtimali ortadan kalktığında geriye sadece orada Vastor PYD kaldı. Yani bu gerçekliğini görmek istemiyorsunuz. Ya çok önemli tabii, bir unsurdu. IŞİD orada Yaş. Amerika'nın yerleşmesinin, Yaş. Suriye'nin gelmesinin davetiyesiydi. O da ortadan kalktığında elde sadece PYD vasıtası kaldı. Ama şunu göz ardı etmeyin. Bir dakika, elde sadece PYD vasıtası kalmadı. Değil, PYD Amerika tarafından oluşturuldu. Ben bir şey söyleyeyim. Yani şunu lütfen, şimdi ben çok özür dilerim. 2011-12'den itibaren... Türkiye'nin önerisi oraya bir güvenli bölge kurulmasıydı. Rakka operasyonunu Türkiye birlikte yapalım diye öneri de bulundu. Ama Amerika Birleşik Devletleri, şimdi enteresan olanı bu zaten. İşte oradan başlıyor. Buna yanaşmadı. 6 yıl mı geçti aradan 2011-12'den sonra? Bu kadar zaman bir sonra... Üç şey söyleyeyim. 2011-18 Ağustos. Beni niye konuşuyorsun? Ama bu geçen hafta... Vaiz gibi. Hayır, geçen hafta çünkü bu meselenin buraya geleceğini bildiğim için ben geçen hafta özellikle bunu tarihlerle söyledim. Çünkü... O 18 Ağustos 2011. Obama ne dedi? Dedi ki Esed çekilsin. Yani ne diyordu? Esed yönetimi devireceğiz dedi. Sonra 2013'e kadar grupları destekledi mi? Destekledi. Sonrasında 2014'ten sonra IŞİD'le mücadele adı altında Esed'in gitmesinden ziyade oranın istikrarsızlaştırmasına yönelik başka bir şey ortaya koydu. Dolayısıyla da buradaki temel mesele hani 2015'te diğer gruplar meselesi değil. Buradaki sorun ABD'nin burada tavır değiştirmesi. Hatırlayın Suriye'nin dostlarını kim oluşturdu? Fonlamaları kim yaptı? Uluslararası anlamda bunları kim taşıdı? Ama sonra politikadan vazgeçildi. Politikadan vazgeçildiğinde de şu anki temel mesele, karşımıza çıkan temel mesele şu. Şimdi ABD Suriye'de niye var sorusunun cevabını vermek lazım. Bakın Rusya Irak'ta var. İran'da niye varsa o yüzden hayır, Rusya var. Afganistan'da var. Niye varsa o tamam, yüzden Rusya var. Tamam Rusya var, rejim diyelim davet etti. İran var diyelim ki stratejik şeyi var. Türkiye var diyelim ki sınırı. Ama niye var ABD sorusunun cevabı? ABD şunu çok net tavırla ortaya koydu. Dedi ki ben bu bölgede kendi içerisinde bir bölge istiyorum. Eğer siz benim dediğimi yaparsanız yapın, benim dediğimi yapmazsanız benim şey razı olmayacağım bir çözüme ben sizi yanaştırmam. Tam da oraya gelecektim. Yani şunu tamamlayayım. Şimdi oradaki PYD üzerinden bir devlet oluşturulmaya çalışıldığı çok açık. Ne dönüyor? PYD'ye sınır gücü. Neyin sınırı? Kimin sınırı olur? Türkiye'sin. Devletin sınırı olur yani. Demek ki bir tamam, devlet kurduruyor. Zaten ne diyor? Ordu. 30 bin kişilik ordu. Kimin ordusu olur? Devletin ordusu olur. Yani açık açık diyor ki ben orada bir devlet kurduruyorum. Orhan Bey onları şimdi biliyoruz. Bakın, sizin hayır, asıl şey söyleyeceğim gereken buradan bir şey İran geleceğim. Meselesi. Şimdi İran, Rusya. Evet. Yoksa oradaki biz 3 programdır söyledim. Konuşuyoruz. Bugün söyledim. De bir saat konuştuk. İran'la, orada devlet kuruyorlar. Türkiye oraya müdahil olmalıdır. Doğru. Bakın İran karıştığı zaman en açık ve net desteği Türkiye'den aldı. İran nükleer silah tamam. üretiyor diye Amerika tamam. başta olmak tamam. üzere dünyanın baskısı altındayken İran'a sahip çıkan yine Türkiye'ydi. İran öyle bir kabile devleti değil. İran bütün bunları görecek, bütün tamam, bunları değerlendirecek bir devlet. Tamam, şimdi burada... Hayır, orada halledişemiz bir tartışma vardı, ben onu merak ettim. Şimdi İran elbette ki kendi menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyor.
Bunun karşısında da Türkiye'nin bu menfaatler zaman zaman aynı Rusya ile olduğu gibi. Şimdi biz Rusya ile nereye kadar gidebiliriz? Yani şimdi arkamızı dönüp tamamen Rusya ile, Rusya bizim dostumuzdur. İşte Suriye'de ortak hareket ediyoruz. Bundan sonra da Suriye ile artık müttefikiz, hatta stratejik ortağız diyebilir miyiz? Ya Rusya ile o uçak düşürme olayında bir anda uçak düşürme olayına nasıl geldik biz? Adamlar geldi Türkmen Dağı'na, neredeyse sınırlarımızı ihlal ettiler. Defalarca angajman kurallarını yok ettiler ve uçak düşürme olayı onun sonunda geldi. Türkiye'nin bütün ikazlarına, bütün uyarılarına, yani Rusya'da bu Rusya. Bunu ne çabuk unuttuk yani. Uçak düşürme olayına, noktasına nasıl geldik? 16 çünkü yani onun için bakın değiller. Bakın onun için yani Rusya'yla da, İran'la da, bölgedeki diğer ülkelerle de menfaatlerimiz gereği zaman zaman bir araya geliriz, ortak hareket ederiz ama menfaatlerimiz ayrıştığı zaman da herkes kendi yoluna gider. Esad'ın Suriye'de tutulmasının sebebi, Amerika tarafından özellikle tutulmasının sebebi, çünkü Esad üzerinden istikrarsızlığı daha da derinleştirebileceklerini gördüler. Amerika'nın Esad'ı tuttuğunu nereden çıkarıyorsunuz? Bak bak, yani ya, bir şey söylüyorum. Başka bir şey söylüyorum. Sana çok açık. Bir soru sorayım, bu sorunun cevabı. Amerika Birleşik Devletleri isteseydi Esad orada kalabilir miydi? Ya zaten yıkmaya çalışabilir miydi? Bir dakika, istedi. PYD bölgesinde derdi Rakka'da. Bak, Suriye'nin petrol kaynakları var, enerji istasyonları var. Nerede Esad'ı? Esad'la Suriye'ye geldiler, karıştırdılar. DEAŞ'la birlikte şey yaptılar. Sonra baktılar ki Esad giderse Suriye'de, eğer bir gerçekten de işte bir demokratik gelişme ortaya çıkar, seçim yapılır, Suriye halkı Suriye'nin iradesini belirlerse bu iş başka bakın, yere gider. Bu tehlikeyi gördükleri için Esad'la devam ediyorlar. Ama bunlar bakın, gerçeğe aykırı şeyler. Evet. Yani hiç gerçeğe aykırı değil. Tamam, bütün bunlar tamam mı? Yok. Bir şey söyleyeceğim. Ama Orhan müsaade Bey, bakın 3 gün önceki ABD'nin açıklamasında ya denildi ki ne söylediği değil, ne yaptığı önemli. Ama yaptığı görüyor, Suriye'nin haritasına bakın, yaptığını görüyorsunuz zaten. Bakın Amerika'nın yaptığını görmek istiyorsanız Suriye haritasına bakın. Tamam. Bakın. Görüyor musunuz Suriye haritasını? Tamam, onu söylüyorum. Ben de aynı şeyi bakın, söylüyorum. O sarı bölgenin tamamı IŞİD'in elindeydi. Evet. Güneyinin tamamı Ürdün üzerinden. IŞİD kimdi? IŞİD kim sahaya sürdü? IŞİD nereden çıktı? Şimdi IŞİD de Amerika'nın bir planıydı. Evet. Biraz sakinleştirmek adına Abdülkadir Selvi. IŞİD nerede türedi? Bir cümle. IŞİD'in membaneri kimlerin? IŞİD'in membaneri kimlerin? Ondan sonra sen itiraz edin. Afganistan. Bakın Kızıl Ordu'nun Afganistan'a girmesinden sonra Pakistan istihbaratı, Suudi Arabistan petrodoları ve CIA işbirliğiyle Afganistan'da baş gösteren karşı çıkışın, işte oradaki hareketin yansımasıdır. Yani onu da mı Esad yaptı? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yani Amerika, bak, diyor ki Amerika kurdu diyor. Esad neyi kurdu, kurdu demiyor. Amerika? DEAŞ'ı, El-Kaide'yi Amerika kurdu. Tarihe aykırı şeyler söylüyorsunuz. Yaptığı işler bakın Amerika'nın programına. Ama DEAŞ'tan en çok yararlanan Esad olmuş. Bakın bu başka bir şey. Niye? Esad El-Kaide'yi, DEAŞ'ı göstererek Batı dünyasına demiştir ki bak ben gidersem buraya insanları kesen radikal terör örgütü DEAŞ gelecek ya, demiştir. IŞİD'in ondan adı Suriye'de yararlanmıştır. Kondu. Ondan önce 2004 yılında Irak'ın işgalinden sonra IŞİD güçlenmiştir. IŞİD'in babası El-Kaide'dir. El-Kaide'nin babası Taliban'dır. Evet. Bunlar Taliban Afganistan'da kuran Amerika'dır. Osama'nın adını gönderen Vahabi sermayesini kuran Amerika'dır. Esad'ın arkasında aynı zamanda Amerika yapmayın. Var. Hem IŞİD'in arkasında demiyorum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Gerçekten şimdi bunu tartışırsak asıl konuşmamız... Bir dakika bir şeyi karıştırma. Asıl konuşmamız. Hiçbir zaman gerekenleri konuşmuyoruz. Ama bir şey al. Bakın bu ama Esad'ın orada bağırarak Amerika'nın işine geldi. Siz bağırarak işi halledemezsiniz böyle. Ama bir dinlemiyorsunuz ki. Nasıl oluyor da Amerika hem IŞİD'in arkasında hem Esad'ın arkasında? Söylüyorum, dinlemiyorsun ki. Siz buna inanıyor musunuz? Ya dinlemiyorsun ki bir dinletin. Ama siz öyle bir izah ediyorsunuz ki. Sen bak Esad'ın arkasında bir strateji var. Ama Esad'la birlikte Suriye'deki istikrarsızlığı derinleştirebileceğini Amerika gördü. Nerede gördü ya? Yok mu öyle bir şey ya? Başka türlü nasıl oldu? PYD ile sahaya sürdü. Şu harita niye o zaman böyle? Bir şey rica edebilir miyim? Öyle birer işte, cümleyle tamamlıyorsanız tamamlayın, tamamlamıyorsanız yani moderatör hakkımda Esad olduğunu bilebilseydi siz bunu gerçekten böyle tuhaf şeyleri İsmail, nereden söylüyorsunuz? İsmail, Orhan Karataş, bir dakika. Hayır. Başka bir konuya geçeceğim. Başka türlü olmayacak. Amerika'yı konuşacağım. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Yani bakın asıl final cümlesini söyleyemedim. Bu PYD'yi orada Amerika boşu boşuna devlet kurdurmuyor. Bu bir plandır. PYD'yi orada devlet kurduracak. Öbür tarafta Irak'ta bazen şey keşfetmiş gibi söylüyorsun. Ama yani bunları bir kere daha hatırlamak. O ayrı fasıl değil. Nasıl ayrı bir mesele efendim, yani? Suriye meselesi. Sıranın Suriye Türkiye meselesi. Geleceği de iki kere ikinin ettiği kadar söylüyoruz. Kesindir. Buradaki herkes dolayısıyla söylüyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin buradaki herkes onu söylüyor. Onu geç. Tamam. Ben size nereye geçelim ama mesele o.
Türkiye bakın, tam da bunun mücadelesini bakın, veriyor. Ya, Türkiye onun için kimin ne söylediği önemli değildir. Şimdi, bu operasyonu yapmak, bizim mahalledeki, sonuçlandırmak, mahalledeki, başarıya ulaşmak bizim mahalledeki zorundadır. Ayşe teyzenin bakkal alışverişi gibi bakılmaz. Ne alakası var ya? Ne bugün bu bakkal ucuza pirinç verdi onu alayım. Yarın da öbüründen makarna alırım. Böyle idare edilmez. Nasıl devlet, idare edilir? Bugün çıkarlarım Suriye Muri. Ülkelerin paktı olur. Ülkelerin yönü olur. Öyle şey olur mu? Buyur bugün paktınız çıkar... Amerika ile ne oldu? Efendim onu söylüyoruz işte. Siz hemen atlamasanız anlatacağım. Hemen atlıyorsunuz diyorsunuz ki Amerika... Onu uluslararası diyoruz. İlişkilerin tek bir kuralı vardır. O da menfaat. Gerisi hikaye. Yani çok güzel. Bravo. Evet. Yani harika bir başlık. Bu kadar basit, bu kadar net, bu kadar kesindir. Yani. Yok. Bitti. Kara kaşımız, kara gözümüz. Tabii yani. Bu kadar. Herhalde o menfaat. Zaman neyi konuşuyoruz? Ama bilineni sürekli söyleyerek bir şey evet. çıkartamayız ki. Evet. Menfaatlerdir. Evet. Başka? Ama menfaatlerimizi nasıl dizayn edeceğiz? Değil mi? Nasıl koordine edeceğiz? İşte kimle beraber? Sahaya girerek. Tamam. Sahaya girdik. Hı. O da güzel. Ama bizim paktımız neresi olacak? Sorun bu. Tartıştığımız konu da buydu. Hatırlatayım. Tamam yani PYD ihtiyacımız var mı? Var mı? O da ayrı bir fasıl. Bir pakta ihtiyacımız var mı ya? Ama şöyle şimdi İsmail, gün geçtikçe ekonomik olarak işbirliğin artıyor, askeri olarak işbirliğin artıyor. Onunla beraber ortak stratejik hamleler yapıyorsun. Ben buna işaret etmek istiyorum. Yoksa Türkiye şunu yapmalı, bunu yapmalı demiyorum. Ama ortaya çıkan bir tablo var. Bu tabloyu da okumayalım mı? Analiz etmeyelim mi? Ben ortaya çıkan tabloyu söylüyorum. Diyorum ki tamam bu Türkiye'nin etrafında bir ateş çemberi oluşturuldu. Bilerek ve isteyerek. Bunun sonrasında da sıra Türkiye'ye gelecektir. Türkiye bunu fark etti. Ve bu çemberi yarmaya, bu ateş çemberini kırmaya, bu ateşi söndürmeye uğraşıyor. Gereğini yapıyor. Ne pahasına olursa olsun. Efendim işte Almanya Leopard tanklarının üretimini durduruyor. Amerika işte bir nevi hiç bunlar önemli değil. Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Yaptı. Bu Kıbrıs harekatından başlayarak öyle geldi. Emin olun ki bu harekat sonrasında Türkiye kendi milli savunma sistemlerini geliştirmek, üretmek konusunda birkaç adım daha atacaktır. Çünkü her bu tür krizlerin sonrasında bu konuda çok önemli sıçramalar yaşandı. Emin olun ki bu krizin sonrasında da yani bu krizi fırsata çevirmek bu konu noktada göreceksiniz. Kendiliğinden oluşacak. Evet. Şimdi evet. Konuşacağımız konu Amerika Birleşik Devletleri ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Serdar Cebe bağlantısında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Membiç için Türkiye'yi defalarca uyardığını ifade etti. Bunu niye söylüyorum? Bugün Başbakan da söyledi, daha evvel Cumhurbaşkanı da söyledi. Türkiye sadece Afrin değil, eğer Membiç'te de Amerika Birleşik Devletleri verdiği sözü tutmazsa oraya da bir müdahale edeceğinin altını çizdi. Ama tam da Trump görüşmesinden sonra Amerika diyor ki Membiç konusunda Türkiye'yi defalarca uyardık. Bu uyarılarımız sürüyor ifadesini kullanıyor ki Amerikalı heyet de yine Türkiye'deydi. Dolayısıyla bunları niye uzun uzun anlattım? Bir sonraki bölümde Abdülkadir Selvi'den başlayarak bu Membiç ve Amerika konusunu konuşmamız lazım. Bu açıklamaları acaba Türkiye'nin YPG'den kaynaklı rahatsızlığını ve operasyonunu erteletmeye neden olabilir mi diye soracağım. Ama bir ara vereceğiz hemen ondan sonra. Gece görüşü devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Membiç konusunda Türkiye'yi uyardık ifadesi, birkaç defa uyardık ifadesiyle başlayalım Abdülkadir Selvi. Burada isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözüne atıfta bulunmak isterim. Cumhurbaşkanı biz Obama döneminde Membiç'e bir operasyon yapacaktık. Orayı terör örgütünden temizleyecektik. O operasyonun adı da Zeytinlik Operasyonu'ydu. Ancak Obama bize söz verdi. Teröristlerin Membiç'ten çıkacağını, Fırat'ın doğusuna geçeceğini söyledi. Ama Obama sözünde durmadı. Obama bizi aldattı dedi. Tabii Amerikan Başkanı bir müttefikine karşı söz veriyor. Ama Amerikan Başkanı yalancı çıkma pahasına bu sözünü yerine getirmiyor. Tam aksine terör örgütünün orada kalması için Membiç'te biliyorsunuz YPG'liler Amerikan bayrağının olduğu zırhlı araçlarla orada taşındılar. Ve Amerikan bayrağı çekildi YPG'nin olduğu yerlere. Bu tabii bu durum çok
şunu gösteriyor. Bir, Amerika çok bilerek, isteyerek, planlı ve sistemli bir şekilde bizim sınırımızda çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu oyun çok uzun vadeli bir oyun. Hatırlarsanız Irak'ta 1. Körfez Savaşı 1991'de başladı. Irak'ta 91'den 2017-18 yılına kadar bir bölge oluşturdu. Kuzeyinde Kürt bölgesel yönetimini oluşturdu. 27 yılda bir referanduma gidecek seviyeye geldi. Ama Suriye'de 2011'den 2018'e kadar Irak'tan daha hızlı bir şekilde 6-7 yılda bu oluşumu gerçekleştirdi. Bizzat Suriye'de bu oluşumun başında durarak onu korumak suretiyle bunu yaptı. Tabii orada bizim sınırımızda doğrudan da Türkiye'nin bekasını ilgilendiren bir konuda Amerika böyle bir tehlikeli oyunun içerisine girince Türkiye'de Rusya'yla, İran'la bir orada Amerika'ya karşı bir denklem oluşturmaya çalıştı ki bu süreç içerisinde Amerika'nın anladığı dil onun karşısında bir güç oluşturursanız ancak Amerika bundan anlar. Yoksa bizim geçen programda da konuştuk. Gaziantep'te bir düğünde canlı bomba patlayana kadar biz bu operasyonları yapmadık. Her defasında Amerika bize söz verdi ama gördük ki Amerika bize söz veriyor, sözünde durmuyor, terör örgütüyle işbirliği yapıyor ama o bombalar Gaziantep'te, Ankara'da, İstanbul'da patlamaya devam ediyor. Şimdi araya gidip bir şey sormak zorundayım şu yüzden. Afrin'le ilgili zaten tansiyon gördüğümüz noktada yükseldi. Görüşmelerle, yapılan açıklamalarla, karşılıklı yapılan açıklamalarla. Türkiye, Membiç sözünü tutmadın diyor ve bu söz yerine gelmezse de aynı müdahaleyi yapacağını ifade ediyor. Şimdi Trump-Erdoğan görüşmesinde Türkiye tarafından da söylendiği, kabul edilen bir ifade var. Hassasiyetin Trump, bölgenin çeşitli yerlerindeki Amerikan askerlerinin varlığı olduğunu ifade ediyor. Ve Türkiye diyor ki iki müttefik karşı karşıya gelmemeli. Şimdi bu çok hassas çünkü belli ki önümüzdeki günler için söylenmiş. Afrin'de Amerikan askeri yok, doğru mu? Ama belli ki Membiç ve sonra Fırat'ın diğer tarafı için söylenmiş. Dolayısıyla tüm bu karşılıklı açıklamalar, tüm bu resleşmeler bir nevi Türkiye'nin Membiç ve Fırat'ın diğer tarafıyla ilgili ajandasını etkiler mi? Amerika bu ajandayı etkilemek için bir ön almaya çalışıyor. Yoksa Amerikan Başkanı Trump bu kadar uzun bir süreden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediyse bunun tek bir şeyi var. Sahada Türkiye'nin Rusya'yla da anlaşmak suretiyle Afrin operasyonunu yapmaz. Bu Afrin operasyonunun ne kadar önemli olduğunu ve başarılı olduğunu göstermesi açısından önemli. Amerika telaşlandı. Önce 30 kilometrelik bir güvenli hattı gündeme getirdi. Biz onu gündeme getirdiğimiz halde 2013 yılından beri üzerinde durmamış ve her defasında veto etmişti. Ardından sahada Amerikan askerlerinin olduğunu belirterek bir çatışma ihtimalinden söz etti ki bu ilk kez yaşanan bir durum. Türkiye'nin kararlılığını gördü, bu ihtimalden söz etti. Tabii Türkiye'de buna göre planlarını değiştirmek durumunda değil. Bugün sınırdan Cumhurbaşkanı'nın verdiği fotoğraf buna yönelik bir mesajdır. Türkiye kararlılığını koruduğu sürece bu şuna dönecek. Diyecekler ki Amerikan askeri varlığı var, bunun koordinasyonunu sağlayalım. Bu noktaya gelecek. Amerika o kadar tehlikeli ve yanlış oyunlar oynuyor ki dünyadaki imajını geriletecek ölçüde yanlış işlerin içerisinde. İsterseniz birkaç şey vermek suretiyle bunu anlatmak isterim. Gallup'un 134 ülkede 1000 yetişkin üzerinde yaptığı bir araştırma var. Bunu önemli bir kamuoyu araştırma kuruluşu ve bunu sistematik olarak yapıyor. Orada Amerika'nın liderliğine beğeni oranı %30'a kadar geriledi. Bu Amerika açısından çok önemli bir göstergedir ve bu da Trump'ın daha birinci yılında. Yani yeni seçim olmuş, yeni bir başkan ortaya çıkmış. Onun daha birinci yılında Obama ve Bush'un ikinci döneminin son yıllarında dahi %40-46'lardan aşağı inmemişti bu oran. Amerika'nın liderliğini onaylama oranı ise %43 seviyesinde çıkıyor. Almanya Amerika'yı Batı kamuoyunda
liderliğine güvenilen ülke olarak geçme durumuyla karşı karşıya. Amerika'nın müttefikleri, yani NATO'da ve Batı'daki müttefikleri karşısındaki güvenilirliği de sorulmuş. Orada tam 40 puanlık bir düşüş var bir yıl içerisinde Hande Fırat. Bu 40 puanlık düşüş bir yıl içerisinde gerçekleştiriyor. Bu oran Asya'da %30'a düşmüş. Avrupa'da, yani Amerika'nın kimi zaman arka bahçesi olarak gösterilen Avrupa'da %25'e kadar gerilemiş. Türkiye'de Amerika'yı dost olarak görenlerin oranı. Şimdi Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bu oran %34 seviyesine gerilemiş ki Türk-Amerikan ilişkilerinde bu aslında bir alarmın işareti. Bir yılda bu gerileme oranı, bir yılda yüzde Amerika'yı tehdit olarak görenlerin oranını şimdi vereceğim. Bu bir yıl içerisinde %44.1'den %65.5'e çıkmış. Peki diyor, niye tehdit olarak görüyorsun Amerika'yı? Diyor ki 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika var. Amerika 15 Temmuz darbe girişiminin lideri olan Fethullah Gülen'in topraklarında barındırıyor, Türkiye'ye vermiyor. Ve Amerika diyor Suriye'de terör örgütü YPG ile işbirliği yapıyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bunu da Kadir Has Üniversitesi'nin rektör Mustafa Aydın başkanlığında yapılan bir araya gireceğim. Araştırması var. Bunu oradan çıkarıyoruz. Ha, hemen şöyle söyleyeceğim. Dün Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra yapılan bilgilendirmede, bu Amerika'nın açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandığına değinmesinden sonra Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü PYD-YPG'ye silah verilmesinden FETÖ'nün başının himayesine kadar uzanan Amerikan politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti. Beraberdik. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da benzer tepkiyi, Türk kamuoyundaki tepkiyi meslektaşı Tillerson'a da açık ve net ifade ettiğini söyledi. Evet. Aynı şekilde Amerikalı diplomatların bizim değişik bölgelerimizde nabız tutmak için yaptıkları çalışmalardan sonra hazırladıkları raporlarda Türkiye'de Amerikan karşıtlığının giderek yükseldiği. Bu Amerikan karşıtlığı derken bu bir moda akımı olarak değil. Yani sen bir darbe girişimine maruz kalmışsın. Darbenin liderini Türkiye'ye tercih ediyor. Suriye'de YPG, PKK ile terör örgütü senin beka sorunun, müttefikin, onunla çalışmayı sana tercih ediyor. Nasıl bu durumda güven duyulur? Trump'la ilgili bir oran var, onu da paylaşmak istiyorum. Amerikan başkanları arasında Trump bir yılda en fazla yakın çalışma ekibini, kurmay ekibini tasfiye eden, uzaklaştıran, değiştiren başkan olarak ortaya çıktı. Bir yıl içerisinde Trump'ın ekibinden %34'ü ayrılmış. Ki bunların ulusal güvenlik danışmanı gibi, sözcü gibi çok önemli görevlerde bulunanlar. Bu oran Trump'tan önce en fazla artist denilen Amerikan başkanı Reagan'a ait %17 oranında. Obama döneminde bir yılda yakın çalışma ekibinden %9'u en fazla değişmiş. Obama döneminde %11'i değişmiş. Yani Amerika çok derin bir yönetim krizi yaşıyor ve Amerika'da Trump Amerika'yı yöneten bir başkan değil, ama Amerika büyük bir güç olduğu için bu yaşadığı derin kriz Amerika'dan başka herkesi ilgilendiriyor. En fazla da bizi ilgilendiriyor. Bizi bir beka sorunuyla, 15 Temmuz'da bir darbe gerçeğiyle yüz yüze bırakacak kadar derinden etkiliyor. Nevzat Çiçek, Membiç özelinde özellikle rica ediyorum. Çünkü operasyon Afrin'den sonra oraya gidebilir mi? Hele bu şartlarda Amerika'daki tepkilerle gidebilir mi? Bir risk var mı karşı karşıya gelmeleri açısından? Şimdi önce şunu ifade etmek lazım. Sahayı çok iyi bilen askeri uzmanların ifadesi şu.
burayı sağlama almadan oraya bir operasyona girişilmemeli. Hı hı. Yani önce burayı bir sağlama almak gerekiyor ki daha önce bu operasyon için nasıl ki diğer özellikle Fırat'ın batısındaki doğusundaki sınır hatları ile ilgili nasıl bir güvenlik algısı oluşturulduysa onun altyapısı hazırlandıysa dolayısıyla da önce burayı bir halletmek lazım. Ama burada tabii biz Suriye'yi konuştuğumuzda aslında bu ABD'nin dışişlerinin açıklaması, Türkiye'nin açıklamaları bütün hepsini bir topladığınızda şöyle bir şey çıktı. Mesela gözden kaçmasın. Neçirvan Barzani Tahran'daydı biliyorsunuz. Tahran'da görüşülen en önemli konulardan bir tanesi ve daha sonra yapılan açıklamada Neçirvan Barzani ifadesi şu. Bizim hakim olduğumuz Irak topraklarında asla İran'a karşı bir saldırıya izin vermeyeceğiz. Şimdi bu durup dururken söylenen bir söz değil. Dolayısıyla da durup dururken söylenmediğinin sebebi biraz önce de İsmail ile Orhan abinin tartışmasında da belki ana etkenlerden biridir o. Fikir yok yani konuşmalarında diyeyim daha yumuşatayım. Şimdi niye hani Esed nerede duruyor, ABD nerede duruyor falan bu bölgede sürekli kartların değiştiğini görebiliyoruz. Nasıl kartlar değişiyor? Mesela Rusya'yı kazanımlar üzerinden bakmak lazım. Rusya ne kazandı? Yani kartlar değişiyor, masada birlikte oturanlar değişiyor değil değişiyor. Mesela Rusya ne kazandı? Bakın Rusya neredeyse 150 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Zaten bir üstü vardı, bir de askeri bir üs aldı ve dolayısıyla Suriye'ye yerleşti. İki, NATO'yla en iyi müttefiklerden biri olan Türkiye ile ABD'nin arası şu an açık olduğu için kendisine çok ciddi bir pay çıkardı. Üçüncüsü S-300 füzeleri meselesi üzerinden çok ciddi anlamda bir hakimiyet meselesi olacak ve dolayısıyla da 400 buradan bir etki üzerinde çok ciddi anlamda hem orada 49 yıllık anlaşmaları da yaptı ve kendisini resmi olarak güvenceye aldı. Şimdi Rusya açısından aslında kazanım çok büyük. Şimdi ABD burada ne kazandı sorusunun cevabı, şimdi politikaya bence şöyle bakmak lazım. Yani sanki Gürkan'a katılıyorum, bazı şeyleri biz yeni keşfetmiyoruz. Neden yeni keşfetmiyoruz? Yani bu bölgede İsrail güvenlik bir politikanın çok uzun yıllardır ABD tarafından bu bölgede oluşturmaya çalıştığını biz sağ çekiş güçlerinden itibaren biliyoruz. Irak işgalinde eğer Irak işgali olmasaydı orada DAEŞ diye bir yapının olmayacağını da biliyoruz. O işgalin ana sebeplerinden biri odur. Çünkü geçmişte nasıl ki Sovyet işgalinde... Irak işgali onu doğurdu. Onu doğurdu nasıl ki orada mücahit gruplar doğrulduysa da. Peki şimdi burada bir anlaşma söz konusu bakın biraz önce İsmail hatırlattığı için söyleyeyim. Şu an YPG rejime sesleniyor resmi olarak. Yani diyor ki gel burada bu buraya yerleş. Tartışmamız gerekiyor. Bu nereden çıktı? Buraya, neden? Şimdi nedenini bunu söyleyeceğim. Anlat bize. Neden yani? Bunu şöyle, herkes nedeni kat şu. Yapabilir. Şimdi nedeni şu. Aslında biraz önce ifade ettim ya. Yani burada asıl olan şey Esed'le rejimin bütün görüşmelerinde ilk bu buraları bıraktığında Esed şöyle akıllıca politika izledi. Dedi ki yani ben zaten muhaliflere savaşıyorum. PYD bana karşı savaşmayacak. Dolayısıyla ben bölgeye onun kontrolüne vereyim. Onun düşüncesi ileride eğer ben güçlenirsem bu bölgeyi bir şekilde en kötü ihtimalle bir özellikle burayı tekrardan alırım. Ama ne oldu? Bölgeye ABD gelince ABD aslında bölgeden çıkmayacağını deklare etti. Deklare edince şimdi bir taraftan İran'ın Suriye'deki kazanımları hem Hizbullah hem Esed üzerinden hem stratejik olarak Roja üzerindeki hat üzerinden bir diğer taraftan Rusya'nın bölgedeki kazanımları diğer taraftan Türkiye'nin aktör olarak sahaya çıkması ABD politikalarından bambaşka bir şey ortaya koydu. Ve YPG'de ki İlker Başbuğ'undur. PKK için söylediği bir cümledir bu. Kendisini yeni duruma göre çok iyi şey yapabiliyor. Konsepte adapte edebiliyor. Yani yeni durum neyse çok ciddi realist bir politika üretebiliyor. Ne yaptı? Geldi oralara yerleşti. Ama normalde herkes onun rejimle İran'la iş tutmasını beklerken ABD ile tam bir ortaklık kurdu ve aynı anda aslında hem rejimi de hem İran'ı da tırnak içinde söylüyorum argo tabiriyle sattı. Şimdi İran bunu görünce, Esed bunu görünce Rusya'nın vasıtasıyla yapılan anlaşmaya da YPG yanaşmayacağı o anlaşma neydi? Tamam kardeşim buraya madem sorun var buraya biz girelim. Dolayısıyla da hem İdlib'in arasını açarız hem Türkiye'nin de bu anlamda öne sürdüğü terör koridoru meselesini Türkiye açısından güvenliğini sağlarız. YPG buna yok dedi. Normalde akıllı bir politika olsa buna evet demesi lazımdı. Niye evet demesi lazımdı? Eğer Suriye'nin, çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesini onlar da hani biz ayrı bir şey kurmak istemiyoruz. Kurmak istemiyorsan niye buna yanaşmıyorsun sorusu. Burada aslında bütün mesele ABD'nin burada emperyal olarak sürdüğü politika. O sürdüğü politika aslında nasıl ki Irak'ın kuzeyinde oradaki yapılara söz verildi, o yapıların sözleri tutulmadı, başıboş bırakıldı. Ya, bir dakika bir şey şöyle yani Amerika şu an Afrin'de PYD'nin yanında yer almadı tırnak içinde söylüyorum. Diye mi acaba Afrin'in kontrolünü elinde bulunduran PYD Türkiye ile sınırı koruyun diye çağrıda bulunuyor? Şöyle, önce ne olduğunu bir anlatalım. Yani. Ben bir bitireyim şunu şöyle.
orada yer almadı değil. Bakın burada YPG'nin bütün oluşumunun silahını Amerika veriyor. Ha, tamam. Yani ya almadı. Bugün Trump rejimine yaptığı çağrının sebebini merak ediyorum. Çağrının sebeplerinden bir tanesi şu. Şimdi Manbij hattıyla birlikte orada en büyük şeylerden biri acaba rejim o koridoru açar, biz oradan takviye sağlayabilir miyiz sorusuydu. İki, sıkıştığımızda Halep'in oradan bir şekilde tekrardan rejim bize yer açar, biz sıkıştığımızda Manbij'e doğru gidebilir miyiz? Sadece bir şey yapıldı. Üst düzey komutanlarının Halep'te PKK'nın YPG'nin elinde olan iki mahalleye üst düzey komutanların aktarılmasına izin verildi. Yani eşlerin, ailelerinin aktarılmasına izin verildi. Şimdi gidişle ilgili Münbiş'te bir hattı denemeye çalışıyorlar ve dolayısıyla da orada sıkıştığını çok net görüyor. İki, Türkiye'nin kararlılığını çok net görüyor. Şimdi herkesin ifade ettiği şey şuydu. ABD'de konuşulan neydi? Ya Afrin'e Türkiye giremez. Niye giremez? Ekonomisi bunu kaldırmaz. Türkiye Afrin'e yani, giremez. Afrin'de sıkıştı mı? Cümleyle. Şu an sıkıştı. Bir şey ekleyeceğim. Oraya. Hı. Haseke'de 28 Mayıs'ta Haseke'de 2016'da rejimle PYD zaten bir anlaşma yaptı. Ayrıca PYD YPG şu anda bulunduğu yerleri savaşarak ele geçirmedi. Rejim kontrollü olarak devretti kendisini. O nedenle rejimle YPG PYD arasında zaten yer yer işbirliği söz konusu. Rakka'yı kontrol ettiklerinde işte DAEŞ oranın petrol gelirlerinin, petrolünün çok belli bir rakamda rejime satıyordu. Yani rejim kimi zaman DAEŞ'ta, kimi zaman YPG ile bu tür işbirliklerine girdi. İsmail? Şimdi ne oldu? Aslında şöyle bir şey oldu. Bugün akşam saatlerinde öğleden sonra Afrin kantonunu denilen kantonun resmi sitesinde bir açıklama yayınlandı ve açıklamada Suriye'ye seslenilerek askerlerinizi Afrin'e konuşlandırın ve Suriye'nin sınırlarını savunun denildi. Şimdi doğru 2011'de 2012'de rejim buradan çekilirken diğer unsurlara oranla PYD'ye itimat ederek yani ileride bir gün tekrar birleşiriz diye bir güvenle çekildi. Diğerleri gibi görmedi. Hatta daha ileri bir söylemle söyleyeyim. Yakın zamana kadar PYD ilişkileri de sıkıydı Suriye'nin. O kadar ki öyle buradan nitelendirildiği gibi Suriye, Şam, PYD'ye terörist nitelemesinde de bulunmuyordu. Bunun bir sebebi de özellikle Afrin babında geçen hafta konuştuğumuz için Abdullah Öcalan 1980'de oraya gittiğinden beri Hafız Esad üzerinden PKK'nın bölge ilişkileri vardı zaten. Yani eskiden beri Suriye devletiyle onların ilişkileri var. Şimdi ama geçen sene bir kırılma oldu. O kırılma şu, gördüğümüz sarı bölge PYD'nin, PKK'nın hayal edemeyeceği bir bölge. Burayı da Amerika'nın lojistik yardımıyla, güç yardımıyla. 13 üssü o alanda, onu da evet, söyleyelim. Evet, yani bu toprak parçası, büyük bir toprak parçası. Ve orasının, yani orada oranın neredeyse kendi PYD'yle geçirdiği bölgenin 5'te 3 Arap toprağı zaten. Yani Kürt toprağı da değil. Dolayısıyla hayal edemeyeceği bir bölge. Şimdi burada kritik bir durum oldu. Amerika bugüne kadar yaptığı açıklamalarda dedi ki o izleyiciler arasında söylüyorum mavi bir ok var yukarıdan aşağı o Fırat Nehri onun batısı beni ilgilendirmiyor dedi. Orası hı hı. Rusya'nın kontrolünde. Doğusu benim hakimiyet alanım dedi. Artık o hangi hakla onu söylüyorsa tabii yani buraya hiçbir uluslararası ya da iki devlet arası anlaşmayla geldiği bir onu dayandırdığı bir hak değil de bu ayrıca. Açık işgalci bir statü. Rusya'nın durumu daha farklı. Rusya Suriye devletinin anlaşmasıyla oraya gelmiş ama Rusya açısından da sorun şu, hem Rusya hem Suriye PYD kozunu Amerika'ya kaptırdığını düşünüyor. PYD gücünü olağanüstü zannederek bütün bu Amerika, Rusya ve Suriye ve Türkiye arasındaki bu dengede aslında zayıf olan gücünü olağanüstü abartarak Amerika'nın ona sunduğu bu fırsatı da diğer işte Rusya'nın ve Suriye'nin teklif ettiğini elinin tersiyle iterek gelecekte burada kendi ülkesini kurma hayali gidiyordu. O yüzden geçenki süreç boyunca Suriye'nin getirdiği sınır kuvvetlerini bize devredin, Suriye bayrağını alsın, Derzor'daki petrol bölgesini bize bırakın gibi tekliflerin bütününü reddederek bir daha buraya Esad'ın gelmeyeceğini savunarak teklifi reddetti. Bugün ne oldu? Bugün dedi ki gelin kurtarın. Gelin ne yapar kurtarın. Şam rejimi? Efendim? Ne yapar Şam rejimi? Daha henüz Şam'dan bir cevap gelmedi.
Çünkü nerede var uzlaşılabileceği şu tahmini an yanıt olan yok. Tahmini olan var mı? Yok. Tabii bir de şunu sormak lazım. YPG yani bu konuyu senin açman açısından evet. çok önemli bir evet. nokta. Yani önemli değerlendirme yapıyor İsmail Saymaz. YPG bu cevabı verirken son bir yılda Amerika ile geliştirdiği ilişkiler açısından bu cevabı kendi mi verdi? Yoksa YPG'den böyle bir tercih yapması Amerika hepsi tarafından olabilir. Mı istendi? Amerika, belki Rusya. Çünkü ben anladığım kadarıyla Rusya, şimdi PYD'de bir koz. PYD'de iki süper gücün de kozu olarak istihdam edilmek isteniyor. Şimdi Amerika benim gördüğüm kadarıyla bir vekil devletçik kurmak istiyor. Kontrollü. Ama Rusya da böyle değil ama Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde kültürel hakların tanındığı bir statü öngörüyor ona. Dolayısıyla bu kozu Suriye, Rusya, Amerika'nın eline almak istiyorlar. Ama PYD kendi gücüne olağanüstü bir önem atfederek Amerika ile yola devam edeceğini ifade etti, iddia etti. Rusya'nın Suriye haritasında yönetim şeklinde bir federasyon değil, bence federasyona gitmez. Hayır. Yani Rusya'nın kafasında Astana sürecinde Soçi'de gündeme getirilen konu orada Kürt varlığı da olsun evet. ama Suriye devletin sınırları evet. içerisinde yani, bir varlığı. Ben federasyon Amerika, olacağını düşünmüyorum. Amerika'nın farklı bir şeyi anlaşılıyor. Irak'taki gibi Amerika ise paralel daha bölgeler bir, meselesi. Yani başka evet. bir şey işte orada şimdi, kantonların bir ileri aşaması. Şimdi Suriye'ninki gerçeğe de yakın. Çünkü şimdi bakın evet Afrin'de Kürt nüfusu yoğunluğu fazladır da yani işte diğer bölgelerde Arap nüfusu da var. Arada Tel Abyad var. Yani nüfus dağınık. Öyle federasyon gibi ayrılabilecek bir coğrafi ve sosyolojik yapı da yok ortada. Şimdi dolayısıyla PYD burada iki süper güç arasında işlevsel bir cihaza dönüştü. Ama kendi gücüne olağanüstü güvendiği için bence Türkiye'nin müdahalesinin ardından bu müdahale sürdüğü takdirde kendince, bu benim telemem değil yanlış anlaşılmasın, kendince kazanımlarını kaybedeceğini düşünüyor. Yani orada her ne elde ettiyse onu kaybedeceğini düşünüyor. Dolayısıyla Suriye'ye eğer doğruysa bu açıklama, doğru olduğunu zannediyorum çünkü resmi siteden geldi. Baktım resmi ben. Sitesinden. Kanton'un kendi sitesinden baktım. Böyle bir çağrıda bulunuldu. Ama biz geçen hafta da bu konuşmuştuk hatırlarsanız. Suriye ile şey arasında, PYD arasında böyle bir görüşme var. Ama PYD Suriye'de reddetti diye. Şimdi Suriye ne yapacak? Suriye'den henüz bir yanıt yok. Net bir yanıt yok. Acaba nerede uzlaşılır? Kanaatim o ki bu eğer kabul olursa PYD'den gelen bu öneri Rusya'nın da Suriye'nin de kazanması demek. Suriye 2011'de çekildiği toprağı. Ama Türkiye'yi orada doğrudan başka bir riskle karşı karşıya evet, getirecek. Evet, orada bir başka konu. Bir tartışma başlıyor. O zaman bir açıklamayı tam okuyayım mı? Çünkü önemli bir cümle var orada. Yani Esed yönetimi ne yapabiliriz şeyine çok düşünülerek yapılmış bir açıklama. Diyor ki Suriye Devleti'nin ülkesinin sınırlarını Türk ordusunun sınırlarından korumaya çağırdı. Ankara'nın başlattığı operasyon bölgenin savunmasını sürdürdüğünü doğruluyor. Öz yönetim Afrin'in Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğuna ve terörist saldırılara ve diğer terörist gruplara çağrıda bulunan terörist saldırılara karşı 6 yıl önce ulusal görev olarak adlanan şeyi biz yapıyoruz diyor. Ve dolayısıyla da şunu söylüyor yani hani ne yapılabilir sorusu var ya bir açık kapı bırakıyor Esed yönetimine. Açık kapı da şu yani diyor ki sen 6 yıl önce diyordun ki terörist gruplara karşı. Senin gücün yetmedi ben kendim yaptım ben diyor. Ben yaptım. Şimdi benim gücüm yetmiyor canım, sen gel. Kendisi de Türkiye'ye açıkça terörist de yani hayır, yapılanma orada. Hayır ama burada ince oyun ne? İnce oyun ne? Şimdi diyelim ki bu Türkiye'nin güvenliği açısından bu bölge netleşmezse. Velev ki Esed'in ordusu girdi oraya. Şimdi burada da YPG unsurları tekrar oldu. Oradan herhangi bir saldırı olduğu takdirde nasıl bir tablo çıkacak? Yani burada çok ince bir mesaj var. Şimdi bölgedeki dengeleri de alt üst edebilir bu. Çok farklı bir mesaj var burada. Ama burada Suriye'nin henüz cevap vermemiş olması, Soçi, bu açıklamaya resmi bir yanıt verilmemiş İsmail, olması. Soçi öncesinin altını çizelim. Çünkü kimin katılacağıyla ilgili 1600 kişilik liste gitti. Orada YPG olacak mı olmayacak mı tartışması olurken. Olmayacak. Olmayacağını ama açıkladı biliyorsunuz. Tamam işte olmayacağı. Şimdi dolayısıyla da hem siyasal anlamda masada uzaksın hem burada sıkışmışsın. Burada şimdi tabii, Gürkan birazdan saatleri sen söyle, kum ben, saatini evet, çıkaracak. Kum saatini söyle. Yani izleyici kimin az konuştuğunu belki bilmiyordur. Hani sen çok sustun. Az konuştu derken beni neden işaret ediyorsun? Gürkan açıklasana Allah aşkına. Bak sonra aramızda tartışma çıkıyor. Hangisi? Kim çok konuşuyor geçen kim haftaki, az konuşuyor. Geçen haftaki hafta. Şeyleri. Yok geçen hafta. Geçen mi? Geçen haftayı bizim asistan çocuklar çıkarmışlar. Dakikaları tutmuşlar da kim ne kadar konuştu diye. Ben de kum saati alacaktım ama bulamadım. Piyasada kalmamış. Hediyelik eşyacılar. Ben gece kaptayı alıyorum. Getirelim. Ben gerçek yorumlarını keyifle dinliyorum. Çok da faydalanıyorum Sayın Selvi'den ama Selvi rekor 10'da. Sayın Selvi'de 50 dakika. 48 dakika İsmail. 35 dakika Nevzat konuşmuş.
32 dakikada ben Deniz konuşmuşum. Ayıp ediyorsunuz. Sizin sürenizi söylemedim. Biz de söylüyoruz. İkimiz ayıp ediyorsunuz. O zaman biraz burada bizim fazla konuşma hakkımız var diye düşünüyorum. Evet, şaka yapıyorum tabii. İşin şakası bu. Orhan Bey, keyifle dinliyorum. Sonra sana döneceğim. Çünkü özellikle Fırat'ın diğer tarafıyla ilgili olarak bakış açını çok net ifade etti bugüne kadar. Ama Orhan Bey, şimdi acaba bu iş ne kadar etkiler? Şam yönetimi ne yanıt verir? Türkiye'yi ne gibi risklerle karşı karşıya bırakır? Ve tabii... Yani şu an Afrin'i konuşuyoruz ama sırada evet. Membiç olduğu söyleniyor. Evet. Evet. Tüm bunlarda bu Membiç gerçekten yapılabilir bir durumda mı? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Daha Afrin gündemde değilken Membiç gündemdeydi. Fırat Kalkanı operasyonunun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu biz Fırat'ın batısını bir kırmızı çizgi olarak ortaya koymuştuk. PYD'nin PKK unsurlarının Fırat'ın batısına geçmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğini, geçmesi durumunda da mutlaka ve mutlaka gereğinin yapılacağını ilan etmiştik. Fakat PKK, PYD unsurları Membiç'e geldi, yerleştiler. Hı hı. Türkiye bu kırmızı çizgisini hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki tamam, gereğini yapacağız, söz verdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da defalarca zaten söyledi. Biz Fırat Kalkanı operasyonunu yaptığımız zaman o operasyon çerçevesinde ona bağlı olarak Membiç'i de temizlemek noktasındaydık. Sayın Cumhurbaşkanı işte hatta adını da zeytinlik operasyonu olarak Membiç'e yönelecektik. Fakat Amerika Birleşik Devletleri buna gerek yok, biz orayı kontrol ediyoruz, boşaltacak PYD burada geçici diyerek bizi kandırdı dedi. Şimdi Türkiye bu Afrin operasyonuna başlarken, yani defalarca ikazlarda bulundu, uyarılarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ni ikaz etti. Bunlara silah vermekten vazgeçin, verdiğiniz silahları toplayın, bu Afrin'den bunları çıkarın, yoksa biz gereğini yaparız. Olmadı, Türkiye gereğini şu anda yapıyor. Buna bağlı olarak aynı şekilde buradan sonra Membiç'e de sıra geleceğini ve Membiç'in de mutlaka bu kırmızı çizgi çerçevesinde temizleyeceğini Türkiye ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca söyledi. Türkiye söylediğini yapmak durumundadır. Bundan vazgeçemez. Bir kere vazgeçti, bunun bedelini şimdi ödüyor. Keşke o zaman, biz o zaman bunları ben yazdım. Keşke Fırat Kalkanı operasyonu tamamlanmadan önce ne pahasına olursa olsun Membiç'te temizlenseydi. Emin olun bugün çok farklı noktalarda olurduk. Belki de Afrin meselesi bu kadar büyümezdi. Dolayısıyla bu artık Türkiye bu konuda çok açık bir ilanda bulunmuştur. Membiç'i de temizleneceğini dünyaya ilan etmiştir ve gereğini yapmak zorundadır ve yapılacağı kanaatindeyim. Mutlaka yapılmalıdır. Benim kanaatim de odur. Sadece bu da değil. Sayın Başbakan dün ya da önceki gün bir şey söyledi. Dedi ki artık Fırat'ın batısı doğusu diye bir şey kalmamıştır. Irak sınırında dahil ederek 1350 kilometre bizim batı sınırımızı biz terörden temizlemek durumundayız ve bu mutlaka yapılacak dedi. Aynen katılıyorum, bu mutlaka yapılmalıdır. Bunun başında da bu Aynel Arap geliyor. Zaten bunu işte oradaki bu PYD PKK unsurları da gördükleri için bu rejimi bu oraya çağırmak, davet etmek tam da bunun. Çünkü Türkiye'nin artık kararlı olduğunu, söylediğini, yaptığını gördüler. Başından beri söylüyoruz biz, Türkiye eğer söylediğini yapar, kararlı bir duruş ortaya koyarsa bölgedeki bütün dengeleri değiştirir. Çok şükür ki hükümetimiz artık bunu yapıyor. Ve bunun karşılığında işte bütün dengeler değişmeye başladı. Daha da değişecek, göreceksiniz. Rejimi oraya çağırmaları elbette ki belli bir maksada matuf. Yani eğer oraya rejim gelir ve orayı rejime en azından siyasal anlamda terk ederlerse Türkiye'nin oraya müdahale etme bir şansı, hakkı kalmaz diye düşünüyorlar. Ancak bütün mesele şu. Diyelim ki bunu rejim kabul etti ve oraya geldi. Peki oradaki PKK-PYD unsurları ne olacak? Orayı boşaltacaklar mı? Geri çekilecekler mi? Ellerindeki silahları teslim edecekler mi? Hayır. Eğer orada PYD var olduğu müddetçe, PKK var olduğu müddetçe, ellerindeki silahlar var olduğu müddetçe Türkiye için tehdittir, tehlikedir ve Türkiye oraya müdahale eder. Rejim de gelse Türkiye'nin varlığı ve güvenliği bunu gerektiriyor. Yapmak durumundadır, yapmak zorundadır. Elbette ki herkes kendi durumuna, kendi menfaatine göre pozisyon alıyor. Peki. PKK'da, PYD'de elbette onların da bir siyasal aklı var. Buna bağlı olarak bu hamleyi, bu taktiği geliştiriyorlar ama biraz evvel söylediğim noktadayım. Kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz kendi varlığımızı, kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Araya bir soru sorup Gürkan Acır'a öyle gideceğim. Şimdi Membiç burası değil mi? Evet. Burası da bahsettiğimiz PYD'nin elindeki evet. alan. Çok büyük bir alan. Türkiye'nin
operasyon dediği nokta burası. Evet. Şimdi Amerika eğer Pentagon'un dediği gibi... Sınır hattını kastediyor ama yani... Ha, tamam onu diyeceğim. Tabii. Amerika'nın Pentagon'un dediği gibi yani farklı farklı açıklamalar ya var ya... Diyelim ki güvenli bölge 30 ya da işte 10 kilometrelik 30 kilometrelik hat dedi burada. Evet. Türkiye'nin sakıncasına mı bu şu an? Türkiye o bir tuzak. Söyleyeyim. Neden? Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Hı hı. Orada 30 kilometre bir işte güvenli hat oluşturarak siz PYD'yi, PKK'yı yok etmedikçe o tehdit devam eder. Hı. 30 kilometre öbür taraftan devam eder. Türkiye bunu çok iyi biliyor. Yani onlar biz hadi size bir 30 kilometrelik hat oluşturalım ama siz bu PKK, PYD meselesine artık karışmayın. Hı. Biz burada bunlara yine işte bu ordu, devlet kurdurmaya devam edelim. Yani biraz evvel onu söyledim. Bunun sonunun varacağı yer orayla sınırlı kalmaz yani. Sıra Türkiye'ye gelir. Türkiye bütün bunları görecek, anlayacak noktada. Şimdi biz orada işte Afrin'de bir operasyon yapıyoruz. Membiş'te ne olup bittiğine ya. Türkiye bir aşiret devleti mi ya? Türkiye'nin istihbaratı var, ordusu var. Şimdi artık çok ileri teknoloji kullanıyor. Oralarda kimler var, neler yapılıyor, ne tür silahlar var. Bütün bunları görmüyor, fark etmiyor mu? Bütün bunları bilerek... sahaya indi Türkiye. Bütün bunları görerek sahaya indi. Ben ne kadar doğru yaptığını şimdi biz daha önce Fırat Kalkanı operasyonuyla bakın Fırat Kalkanı operasyonunun ne kadar önemli olduğu, değerli olduğu şimdi daha ortaya çıkıyor. Eğer o operasyon yapılmamış olsaydı biz şu anda Afrin'e falan giremezdik. Hem elimizi işimizi kolaylaştırdı çünkü Aziz üzerinden de bir hat açmak imkanı doğdu. Hem orada işte Türkiye'ye yönelik mülteci akını kesildi, tam tersine dönüşler oldu. Hem orada bir güvenli alan oluştu. Daha da önemlisi Türkiye'nin kararlılığı bütün dünyaya gösterilmiş oldu. Şimdi bundan sonra da aynı kararlılığı devam ettirmek, Aziz ve Münbiç'i de temizlemek durumundayız. Sonrasında da mutlaka yani bu Aynel Arap PKK'nın PYD'nin kontrolünde olduğu müddetçe, o sınırlar PKK'nın PYD'nin kontrolünde olduğu müddetçe Türkiye'ye huzur gelmez. Hı hı. Türkiye rahat edemez ve mutlaka Türkiye kendi güvenliğinin gereğini yapmak zorundadır, yapacaktır. Gürkan Özer, aslında en başından beri Fırat'ın doğusunu söylüyorsun. Ama gelinen noktada, yapılan bu açıklamalarda, hamlelerde bu gittikçe zorlaşıyor mu? Evet. Bunu tabii böyle bir hat olarak da belki bakmamak lazım. Küçük cepler, bundan yaklaşık 1,5 yıl önce de Türkiye seçenekler hazırlarken bu müdahale alanlarının küçük küçük cepler şeklinde olabileceğini, önemli olan o ana hattı kesmek olduğu ifade ediliyordu. Deyim bırakayım. Evet. Şimdi Membiç konusunda bir Hürriyet Gazetesi'nden Cansu Çamlıbel'in son dakika diyordu, yine düştü. Ama tabii Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün hangi açıklaması artık? O kadar sık açıklama yapmaya başladılar ki karıştırır olduk. Ama özetle şunu söyleyeyim. İki cümleyi demin not ettim. Trump çok açık konuştu, Membiç konusunda diyor. Çok açık konuştu. Membiç'te tansiyonu sakın yükseltmeyin. Hmm. Yani özeti bu. Hani üç cümlelik bir açıklaması var Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün. Trump'ın açıklamasına ilişkin, daha doğrusu Trump'ın Sayın Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, Membiç'le ilişkin yaptığı değerlendirme bu. Sakın tansiyonu yükseltmeyin. Bunu şimdi Türkiye yönelik olarak mı söylüyor? Evet, evet. Tabii. Şimdi Membiç için az önce konuşmaya başlarken, programın başında erken final demiştim. Amerika ile biz burun buruna geleceğiz. Yani artık o kaçınılmaz olarak gözüküyor. Fırat'ın doğusunda gelinebileceğini söylemiştik. Ben başından itibaren 3 etaplı olarak değerlendirmiştim bu operasyonu. Afrin, beraberinde Membiç ama sonrasında asıl büyük operasyonun büyük ayağı Fırat'ın doğusu demiştim. Çünkü Fırat'ın doğusu hem alan olarak çok büyük. İşte bakın haritada da görüyorsunuz Suriye'nin %30'unu coğrafik olarak %30'unu kapsıyor. Artı petrol gelirlerinin %50'sini neredeyse kapsıyor. Korkunç bir yer. Yani hani bırakılabilmesi, PHD vesaire bırakılabilmesi mümkün değil. Böyle bir ara dönemde IŞİD'in o dalıp her tarafı kırıp döktüğü dönemde ele geçirdiği, IŞİD sonrası da buranın PYD'nin inisiyatifine terk edildiği bir alan. Burada Amerika konuşlanmış durumda. 13 tane üssü var. Türkiye Fırat'ın doğusuna geçtiği andan itibaren bu üslerle burun buruna gelecek. İşte Türkiye'nin buradaki tavrı önemli. Artık biz ne yapacağız orada? Doğrudan askeri müdahaleye mi girişeceğiz? Yoksa diplomasiyi
sonuna kadar kullanmanın yolunu mu seçeceğiz? Şimdi Membiç'te ben başından itibaren hep şunu söylüyorum. Türkiye, daha doğrusu Ankara Avrasya seçeneğinde blöf yapmıyor. Görüyoruz. Blöf mü yapıyor? Blöf yapmıyor. Yapmıyor. Yani hiç şakası da yok yani. Patır patır gidiyor. Görüyoruz bunu. Yani şu anda ben Membiç'te de bakın geri adım atılacağını zannetmiyorum. Devam edilecek. Şimdi Türkiye'nin yapması gerekenler, gereklilikleri, zorunlulukları ayrı fasıl bir iş. Bir de Amerika gerçekliği var. Amerika bu bölgede ne yapabilir? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok ileri bir hamle olarak belki, ileri bir laf olarak bulacak. Amerika burada hiçbir şey yapamaz. Bölgede hiçbir şey yapamaz. Ama Amerika başka yerlerde şeyler yapabilir. Nasıl? Amerika yani nasıl ekonomik bölgede bir şey üzeri, yapmaz? Zaten burayı 13'üsüyle bir nevi kapatmadı mı? Ya kapattı ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz sınırın yani diğer tarafında da var. Tabii var ama şunu demek istiyorum. Yani bölgede neticede oraya bir hani bir savaş durumu söz konusu olacak hali yok. Yani Türkiye burun buruna gelse bile ya biz Amerika ile topyekun bir savaşa girecek durumumuz söz konusu değil. Ancak böyle çok gerilimli şeyler yaşayabiliriz, anlar yaşayabiliriz. Peki Amerika o bölgede bir savaş gücü barındırabilir mi? Bize karşı büyük bir şey barındırabilir. Hayır, bunu da yapamaz. Ama Amerika'nın başka kozları var elinde. Nedir onlar? Türkiye üzerine işte bizim programlar boyu konuştuğumuz ekonomik yaptırımları var. Çok güçlü. Dünya bankacılık sistemi üzerinden yaptırımları var. Çok güçlü. Türkiye'nin finans yapısı üzerinden, Türkiye'nin NATO üzerinden, askeri savunma sistemi üzerinden yaptırımları var. Bütün bunları yani devreye başka soktu. Alanlardan Türkiye ile uğraşmaya ya da tabii. Türkiye'yi gene istediğini yapmaya zorlayacaktır muhakkak. Bizim oradaki yaptığımız operasyonu bütün ayaklarıyla, bu bütün ayaklarını göze alarak sürdürmemiz lazım. Yoksa mesele silahlı sadece... Silahlı güçler karşı karşıya gelmez, başka yani bir şekilde devam eder? Onu artık çok eder. Fantastik buluyorum, bilmiyorum. Hani Amerika Birleşik Devletleri ile böyle bir savaş durumunun yani konuşmak, iki NATO'ya sirke... Olmaz tabii ama... Olmaz ama olmaz dediğimiz her şey de oluyor zaten ama... Ya da yani işte Membiç'i sözünü tuttu mu tutmadı. Ne olacak sonrasında? Evet, şimdi Türkiye'yi başka yerlerden sıkıştırmaya çalışacaktır. Kaldı ki bunun da altyapısını hazırlıyor. Hatırlayalım. Hakan Atilla davası sürerken bizim telefonla bağlandığımız Hürriyet temsilcisi Razi Bey, Razi Can İkligil ne demişti? Dedi ki peşi sıra davalar geliyor dedi. Gene aynı şekilde Washington'da davaları takip eden Serdar Turgut dedi ki Türkiye'ye karşı yapılacak yaptırımların hukuki alt zemini hazırlanıyor burada kardeşim dedi. Çok açık söyledi Serdar Turgut, yazdı. Yani Amerika bir hazırlık aşamasında şu anda. Türkiye'ye karşı ağır yaptırımlar için hazırlık aşamasında. Burada biz yani burun buruna askeri olarak tabii ki gelmeyeceğiz ama burada yaptığımız hamleleri Membiç başta olmak üzere Doğu Fırat'ta, Fırat'ın doğusunda yapacağımız tüm hamlelerin karşılığını doğru hesap etmek durumundayız. Yani bunun karşılığında neler olacak? Peki Türkiye burada egemenlik hakkını kullanıyor mu? Doğru kullanıyor. Meşru bir müdahale mi? Meşru bir müdahale. Türkiye bunu yapmakta sonuna kadar haklı mı? Sonuna kadar haklı. Ama bunun Amerika'nın lügatında karşılığı yok. Yani girdiğimiz açmaz aslında tam da bu bölgenin özelinde karşımıza çıkıyor. Yani biz Türkiye olarak oraya müdahale edersek karşımızda Amerikan askerini bulacağız. Amerikan askerini çekil kenara dediğimiz takdirde de Amerika ile artık tamamen hani böyle iyice pamuk ipliğine bağlanmış ilişkilerimiz kopma noktasına gelecek. Ben onun için 2018 yılını bütün itibariyle gergin bir yıl olarak görüyorum. Türkiye için gergin bir yıl olacak. Türkiye büyük taarruzlara hazırlıklı olmalıdır. Yani ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak Türkiye Amerika'nın artık tam cephesinde. Hatırlayalım 1974'teki o ünlü krizi. Hatırlayalım 60'lı yıllardaki Johnson mektubunu, 64'teki Johnson mektubunu. Hepsinde belli dozlarda krizler yaşadık, belli dozda gerginlikler yaşadık. Ama bu seferki yaşayacağımız gerginlik çok daha ileri düzeyde, çok daha kopma noktasına gelecek bir gerginlik. Ve ben, kimse şu anda dikkate almıyor ama ekonomik yaptırımların ve bankacılık sistemi üzerinden yapılan yaptırımların Türkiye üzerinde daha büyük sonuçları doğacağını tahmin ediyorum. Türkiye'nin biraz daha askeri olarak hazırlıkları tamam, güzel ama
birazcık da oraya mesai harcaması, birazcık da oranın alternatiflerini kendi içerisinde konuşması, yaratması veya tıpkı askeri alanda partnerlerini değiştirmek gibi orada da çeşitli enstrümanları, partner değişikliklerini hesaba katarak ekonomisini planlaması lazım. Çünkü şunu kabul edelim, dünya bankacılık sistemi Amerika'dan döner. Siz istediğiniz kadar şey yapın. Yani Türkiye kapalı bir ekonomiye müsait bir ülke değil. Hı. Türkiye kapalı bir yönetime müsait bir ülke. Yani biz Suriye gibi, İran gibi yönetilemeyiz. Biz mutlaka dünyayla entegre ve açık bir toplumuz. Dolayısıyla bunun karşılığında eğer onlar Amerika'dan vanayı keserlerse Türkiye bunun B planını, C planını mutlaka yapıyor olmalı diye düşünüyorum. Bir reklam arası veriyoruz, sonrasında devam edeceğiz. Siyaset boyutunu konuşacağız Afrin'in. Neden konuşacağız? Çünkü hem AK Parti'den hem de MHP'den CHP'ye yönelik eleştiriler vardı. Ancak sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'yla Başbakan Yıldırım görüştüler CHP lideriyle. Şimdi tabii acaba bu buzlar eridi mi? Abdülkadir Selvi, seninle başlayalım. Buzlar eridi mi, ama bunu sorarken şunu da hatırlatarak soracağım. Bülent Tezcan, bu bir terörle mücadele eksenidir ve burada sınırlıdır. Bununla sınırlı kalmalıdır. Herhangi bir şekilde ırkçı bir dile, ırkçı bir söyleme, şoven bir söyleme ve savrulmaya fırsat vermemek zorundayız. Yapılması gereken şey milletin temsilcisi olan meclisi derhal toplantıya çağırıp orada bilgi vermektir gibi açıklamaları da oldu. Şimdi bir yandan açıklamalar, bir yandan o görüşme ne noktaya getirdi? Zaten CHP'nin biraz sorunu o virgülden sonra, biraz o amalı fakatlı bölümlerde, yoksa ana omurga olarak duruşunda çok ciddi bir sorun yoktur. Ama özellikle Kemal Bey'i geçen programda çok sert bir şekilde eleştirmiştik. Başbakanla, Sayın Başbakanla Afrin konusunda Almanya dönüşünde yaptığı açıklama CHP Genel Başkanı'na yakışan bir açıklamaydı. Operasyonun arkasındayız, Mehmetçiğe başarılar diliyoruz ve devletimizin yanındayız şeklindeki bir şey görmek istediğimiz ve Cumhuriyet'in kurucu partisinin liderinin yapması gereken bir açıklamaydı. Cumhuriyet Halk Partisi tabii sadece bir parti değil. Partinin de ötesinde bir anlam ifade eden bir hareket. O nedenle cepheye giden, Afrin'e giden askerin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan bunları duymak en tabii hakkı. Kamuoyu da CHP'yi burada görmek istiyor. Yani CHP bir HDP çizgisine savrulduğunda ya da Nişantaşı'ndaki bir takım entellerin çizgisine savrulduğunda CHP CHP olmaktan çıkıyor. O nedenle ben Kılıçdaroğlu'nun geçen dönem işte senin kefen giyen arkadaşlarını gönder şeklindeki yaklaşımının Afrin gibi çok önemli bir sınır ötesi operasyonuna, sınır ötesi operasyona uygun düşmediğine, çünkü Atatürk'ün koltuğunda, İsmet İnönü'nün koltuğunda, İsmet Paşa'nın koltuğunda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Bülent Ecevit'in koltuğunda oturduğunu söylemiştim. Eleştireceğimiz zaman eleştirelim ama hakkını teslim etmemiz gereken, hakkını teslim etmemiz, ama şunu söyleyeyim, hakkını teslim etmemiz gereken yerde de teslim etmemiz gerekiyor. Bülent Tezcan'ın da Kılıçdaroğlu'ndan önce de bir açıklaması vardı. O da önemli bir, yerinde bir açıklamaydı. Elbette ki meclise bilgi verilmesini muhalefetin istemesi en doğal hakkıdır. Çünkü bu meclis gazi bir meclis. Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir meclis. Millet iradesinin temsil edildiği bir yer. Zaten önümüzdeki hafta Milli Savunma Bakanı meclise, meclis şimdi tatilde, toplandığında bilgi verecek ve orada bu tartışılacak. Gürkan Acır, itirazı? Şimdi itiraz gerçekten çok büyük haksızlık. Yani şöyle büyük haksızlık. Cümle aynen şöyle, o cümle. Eğer oraya hava desteği alamadan asker sokacaksanız, Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrımdır. Seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Haksızlık. Şimdi başını atıyorsun. Haksızlık şu. Eğer oraya hava desteği alamadan
başlayacaksanız diyor, bu bir intihardır. Orada bizim ne demek ya? Gürkan Hacı. Tam manası, bırak. Manası tamam, değişiyor. Tamam diyor ya. Ki demiyorum. Bakın, bakın şu seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce ayrı. Eğer oraya tamam. Hava desteği alamadan yapacaksanız bunu diyor. O oraya doğrudan askerlerimizi ölüme sürüklemektir. O zaman senin adamların gitsin demeye getiriyor. Ben Kemal Bey'in de Gürkan Hacı gibi düşünmediğine inanıyorum. Çünkü ne? Daha sonraki açıklamalarında bunu kullanmadı. Hayır, nerede ki kullanmadı? Daha sonraki açıklamalarında kullandı mı? Ya bakın, CHP'nin hiçbir sözcüsü kullanmadı. Yapma Allah aşkına. Sayın Selvi. Yanlışına bu yanlış diyelim ki doğrusuna doğru dediğimizde bir kıymeti olsun. Parti meclisi, için parti meclisindeki izleyen, toplantı internette izleyen, var efendim. Açın bakın. Hani bu söz Kemal Bey'in ağzından çıkan evet, bir söz mü? Evet, ben ağzından çıkan bir söz. Bizi izleyen insanlara saygımdan bunu ifade ediyorum. Yanlışına yanlış deriz. Doğrusuna doğru. Ama cümleyi eksik okuyorsunuz. Hayır, o cümlenin gibi eski başını da sonunda başında diyor ki eğer oraya hava desteği alamadan asker sokacaksınız. Tabii canım başıyla birlikte eleştiriyor. Gürkan Hacı başıyla birlikte eleştiriyor. Ya başıyla birlikte eleştirecek ya, var. Hava eğer sen hava desteği hayır. Almadan bunu yaparsan şimdi, diyor. Gürkan Hacı. Türkiye peki, şöyle bir resmi açıklama vardı Türkiye arkadaşlar hatırlatayım. Girmek zorunda kalsaydı şöyle da o zaman. Ya felaket olurdu. Hava desteği olmasa da. Girecek o süreç hava desteği olmasa da Türkiye, Türkiye gireceğini söyleyecek ya, bunu şey yapardı. Allah aşkına bırakın hava Allah desteği aşkına olmadan Türkiye böyle bir sınır ötesi peki, operasyonu o zaman Kadir, Türkiye için Gürkan. Sıkıntı olmaz mıydı? Ya gireceğim diyordu. Sıkıntı bir devlet gerektiğinde mesele. Sıkıntıyı başka efendim, şekilde ayrı telafi edecek iş. Ama bizim ilk hedefimiz yapar. Ne olmalıdır? Tek bir Mehmetçimizin burnu kanamasın. Zaten öyle oldu. Tamam ama hava desteği almadan lafını bırakıp bak, kenara bırakıp hani var ya hocaya demişler. Alkollüyken hayır, dinlemediğinizi anlamıyorsunuz. Gürkan. Aynı cümleyi iki farklı şekilde yorumluyorsunuz. Gürkan. Aynı cümleyi. O karşı çıkıyor. Sen de diyorsun ki hayır bu böyledir yani. Söyleyeyim diyor ki hava harekatı olsa da başında diyor gene karşı çıkıyorum diyor. Evet. Türkiye'nin bu arada şöyle bir açıklaması var. Hava harekatı olmasa da yapılacak sadece daha ağır devam eder diye bir açıklaması vardı bu arada onu da hatırlatayım. Tabii Hande Fırat bunu öyle diyeceksin ki bu aynı zamanda bir psikolojik savaştır. Bir stratejidir. Satrançta taşlarını en iyi şekilde kullanacaksın. Kararlılığını ortaya koyacaksın. Eğer Türkiye kararlılığını ortaya koymasaydı bu hava sahası açılır mıydı? Yani karşında bu müzakereleri yürüttüğün ülkeler Rusya gibi dünyanın en köklü ve en büyük güçlerinden birisi. İran diplomasiyi en ince sanat olarak kullanan bir ülke. Bir Suriye gibi bir devlet var. Biz bu müzakereyi yürütürken Suriye çıktı açıklama yaptı. Dedi ki bir Türk uçağı geçerse vururuz. Burada bunlar yani Churchill'in çok büyük ve önemli bir sözü vardır. Der ki Churchill savaş askere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Bu askeri küçümseme anlamında değil. Savaş dediğin sadece oraya girip bombalama, o silahların atılması değil. Bunun diplomasi tarafı var, uluslararası ilişkiler tarafı var, strateji tarafı var. Hı. Bu ağırlığı koyacaksın. Benim ordum yürüdüğünde kardeşim, ben arkasında dururum. Budur. Orhan Karataş, MHP'nin ağır eleştirileri vardı Devlet Bahçeli'nin. Evet. Şimdi bu görüşme sonrasında, yani Kılıçdaroğlu, Yıldırım ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrasında acaba endişe, kaygı ve eleştiriler bitti mi CHP'ye yönelik? Bu endişe, kaygı, eleştirilerin bitmesi CHP'ye bağlı. Sayın Kılıçdaroğlu'na bağlı. Bu eleştiriler niye geldi? Biraz evvel işte Abdülkadir Bey'in de söylediği gibi bu CHP'nin hangi CHP, hangi Kılıçdaroğlu? Çünkü işte bir taraftan mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bu Trump'la yapılan görüşmeye yorumu var. Ona işte biz Türkiye'nin ne söylediğine, ne açıkladığına bakarız gibi haklı ve doğru bir duruş. Ama öbür tarafta da operasyonun başında her ne kadar hava harekatına bağlı olarak bunu söylemiş olsa da, o şarta bağlı olarak söylemiş olsa da, yani bunun askerin moralini bozan, sanki oraya gidenler şeye ölüme gönderiliyormuş gibi bir anlaşmaya, anlayışa, yani anlaşılmaya sebep olabilecek bir açıklama hakikaten hoş olmamıştır. Türkiye'nin en çok hakikaten milli birliğe ihtiyacı olduğu, özellikle ana muhalefet partisinin, yani ana muhalefet partisi bu çok klişe ama ya iktidar adayı bir parti demektir. Belki bir sonraki seçimde iktidar olacak parti demektir. Devlet yönetme sorumluluğu, devlet adamlığı sorumluluğuyla hareket etmesi gerekirken ne yazık ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun da CHP'nin genel itibariyle de bu tür savunmalarını çok sık görüyoruz. Aslında Sayın Bahçeli'nin söylediği tam da budur yani.
Hiç olmasa böyle bir konuda, böyle bir milli meselede başından itibaren daha net, daha sağlam bir duruş ortaya koyması çok daha iyi, çok daha isabetli olurdu. Ama ne yazık ki biz bu CHP'nin bu savrulmalarına artık alıştık. Mesela işte şimdi söylendi, Sayın Bülent Tezcan'ın son yaptığı açıklama, terörle mücadeleler bununla sınırlı kalsın bu operasyon. Ya şimdi bu söylenecek laf mı Allah aşkına yani? Şimdi orada elbette ki yani terörle mücadeleyi biz içeride de yapıyoruz ama orada dünya yeniden kuruluyor yani. Orada işte başka bir şey var, orada bir güçler savaşı var, orada bir dehşet dengesi var. Bütün bunları getirip de sadece terörle mücadeleye, yani orada terörle mücadele ettik de tamam da mesela orada PKK-PYD koridorunun açılmasına müsaade mi edelim? Yani oradaki işte Suriyeli insanların yakılıp yıkılmasına, katledilmesine göz mü yumalım? Bunları nereye koyacağız? Sanki bunlar hiç yaşanmıyormuş, olmuyormuş gibi sadece meseleyi getirip basit bir terörle mücadele, Türkiye'nin içindeki terörle mücadeleye benzeterek bir değerlendirme yapmak ne de kadar isabetlidir. CHP'nin bu savrulmaları, şimdi belki biraz sonra kongre sürecinde gelince de konuşacağız. Bence bu CHP'nin büyük kurultay yapması, kongre yapması çok isabetlidir, yerindedir ama bu kongreyi genel başkan kim olacak diye yapmasınlar. Tam da bu konuları konuşmak için yapsınlar. Yani günlerce, saatlerce otursunlar. Bu CHP'nin bu savrulmalarının nereye kadar gideceğini, bunun önce kendilerine sonra da bu memlekete, Türkiye'ye ne zarar verdiğini ve bundan nasıl kurtulacaklarını otursun konuşsunlar bence yani. Benim burada CHP'ye tavsiyem budur. Gürkan Acır, yani daha net duruş sergileyebilirler de eleştirisi var. CHP açısından AK Parti ile buzlar erimiş midir? O görüşmeden sonra ve bu eleştirilere ne dersin? Şimdi bir kere geçen hafta konuşmuştuk. Bir kere operasyondan Kemal Bey'in ne zaman haberi oldu sorusu ortalıkta duruyordu. Gene aynı programda Sayın Selvi demişti ki haber verilmez. Gerek yok demişti ana muhalefet partisi. Ama Sayın Bahçeli'nin haberi vardı muhtemelen. Ana muhalefet partisinin haberi yoktu. Peki nerede oldu? Bir yurt dışı gezide, Berlin'de. Peki Berlin'deki gezi Kemal Bey için hayati bir gezi miydi? Hayır. Yani bir kültürel geziydi aslında. Oraya gitmişti. Pekala böyle bir operasyon olacağı önceden söylenseydi Kemal Bey o gezisini iptal ederdi. Ankara'dan da ayrılmazdı. Ama ne oldu? Kemal Bey'in gezi sırasında bizler gibi o da Afrin harekatının başladığını öğrendi. Ve ortamın hiç de uygun olmamasına rağmen çıktı. Gayet net bir şekilde birinci ağızdan genel başkan olarak tavrını ortaya koydu ve oradaki Mehmetçiğimize başarı diledi, zafer diledi. Ne yapacak başka? Başka ne yapabilirdi? Sonra geldi, ertesi gün partinin genel başkan yardımcısı ve sözcüsü Bülent Tezcan, Sayın Bülent Tezcan vasıtasıyla birinci ağızdan, bu az önce okudukları daha sonraki açıklamasıdır Bülent Tezcan. İlk günkü açıklaması. Almanya'dan ilk gece ben de konuştum ve çok net bir şekilde bu operasyonun arkasındayız. Türkiye'nin sınırlarından terör örgütü temizlenmelidir. Ordumuza güvenimiz tam ifadesini kullandı. Ya şimdi tuhaf olan şey şu. Yani işte Abdülkadir'in hatırlattığı belki açıklama sebebiyle ya da parti sözcülerinin bazı yaptığı açıklamalar sebebiyle tartışma bitmedi. Ben gelinen noktada acaba tartışma bitmiş midir? Net bir tavır sergilemiş midir genel CHP? Şimdi ben şunu söylüyorum. Bir partinin içerisinde çeşitli görüşlere sahip insanlar böyle büyük kitle partilerin içerisinde olabilir. Bir monoblok bir düşünce sistematiğinden söz edemeyiz. Ama burada önemli olan genel merkez ve genel başkanın ifadeleridir. Genel merkez ne diyor? Genel başkan ne diyor? Buna bakılır. Çünkü parti politikasını bu belirler. Kemal Kılıçdaroğlu da gayet net ve açık bir şekilde, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde, ya aksi zaten düşünülemez bile. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmuş bir parti, kurucu sistemin partisi, böyle bir şeyi nasıl düşünebilir misiniz? Ya böyle bir şey yok ama artık şu yapılıyor Hande Hanım. Mesela bir olay oluyor, olay karşısında hemen insanlar birbirine bakıyor. Tweet attın mı? Attın mı sen? Kaçta attın? Saat kaç geçe attın? Hadi çıkar. Göster tweetini. Artık buraya gelmiş durumda. Şimdi herkes bunu bekliyordu. Ya ama öğrenmesi bizle beraber oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Bey'i önceden, bir gün önce, tamam hadi mecliste şey yapmıyorsunuz bari. Gizli oturum vesaire yapmıyorsunuz. Ama en azından bir liderler zirvesi yapın değil mi? Kemal Bey, Devlet Bey, Binali Bey değil mi? Bunlar gelsinler bir araya ve konu paylaşılsın. İlla partinin tüm milletvekillerine de duyurmanız da gerekmeyebilir. Bazı özel konulardır. Özel hareket yarın 24 saat içerisinde operasyon düğmesi basılıyor. Ya bu arada şunu söyleyeceğim. Dikkat ettiyseniz yani Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli,
Yani hep görüşmelerde paylaşılmış çok kritik, çok hassas diye. Gazetecilik refleksi anlamında haber değerinde gerçekten hiçbir şey sızdırılmadı bu sefer. Evet. Yani onun da altını çizmek lazım. Hatta bir kırmızı dosya verildi. Tamam yani Kemal işte şey tarafından, Binali çok Bey üstü tarafından. Kapalı yani herkes anladığım kadarıyla MHP'de, AK Parti'de, CHP'de liderleri de bunun ne kadar hassas bir konu olduğunu idrakıyla şimdi bu görüşmeyi ben, yaptılar. Tabii, şimdi şeyden sonra yani operasyon başladıktan sonraki sürdürülen süreç son derece olumlu ve yerli yerinde. Ama işte ben hani eleştirel bakmamız gerekiyorsa operasyon öncesi niye bu hemen yani bir gün iki gün önce Kemal Bey'le bu bilgi paylaşılabilirdi ve Kemal Bey de ona göre pozisyonunu alır. Ankara'dan ayrılmaz. İlk dakika açıklamaları hemen hazırlanır vesaire. Yani şimdi adeta ana muhalefet partisine böyle hani sanki siyasi böyle bir tuzak kuruyor gibi. Bak oldu başladı arkasından hadi niye açıklaman gecikti? Niye tweet atmıyorsun? Bak sen hainlerle işbirliği mi yapıyorsun falan. Bunlar çok ileri ve gereksiz açıklamalar diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nda yeri bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ona oy veren, onun arkasında duran, onunla beraber siyaset yapan insanların da yeri bellidir. Hı hı. Ha, hiç mi farklı düşüncede insan yok Cumhuriyet Halk Partisi? Var. Biz de onları eleştiriyoruz. Her partide var. Ben geçen hafta söyledim. AK Parti'de ben sizlere kimleri çıkartayım, bulayım, çıkartayım. Ya kimler çıkar? Her görüşte var. Önemli olan kitle partilerinde merkeze bakacaksınız. Hı hı. Merkez ne diyor ona bakacaksınız. Dolayısıyla bu hususta özellikle bu kefenli meselesinde demin söylediğim gibi bir tavrı var. Bir de şeyin Afrin operasyonunu son dakika herkes beraber, Türk kamuoyuyla beraber öğrendiği için Kemal Bey'in tırnak içinde söylüyorum gecikmiş değil ama hani eş zamanlı olarak yaptığı açıklamaları var. Ondan sonrasında da zaten hem Binali Bey'le hem de diğer yetkililerle temaslar sürüyor ve gayet net bir tavır alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne durduğu yerde ne Kemal Bey'in durduğu yerde bir sorun görmüyorum ben. Nevzat Çiçek, siyasi tuzak gibi mi ifadesini şimdi kullandı ya, özellikle ona bir yanıt verir. Benim algıladığım kısmı söyleyeyim. Yani birincisi ben sonuç itibariyle CHP'nin ilk baştaki tavrı yeterlidir. Ama sorun nereden kaynaklanıyor diye bakıldığında mesela ben çevreye bakıyorum. Hani CHP'de sorun nereden kaynaklanıyor? Çok açık konuşmak lazım. İktidar tarafından CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye tam hakim olduğuyla ilgili bir değerlendirme yapıldığında buna nasıl bakılıyor sorusunun cevabı çok olumlu değil. Hani bu bilgilendirmeler mesela bir ara hatırlarsanız HDP'nin bakanlık olduğu bir yerde şey söylenmişti. Yani MGK kararlarının da mı konuşacağız? Ve dolayısıyla da şimdi CHP'de çok farklı ses var. CHP'nin AK Parti gibi, CHP'nin MHP gibi düşünmediği de ortada. Ve dolayısıyla da kendi işleyişi diğer iki partiden farklı. Bu hükümet tarafından çok farklı algılanıyor mu? Algılanıyor. Yer yer işte millilik, yerlilik tartışması üzerinden algılanıyor. Yer yer çeşitli milletvekillerinin yaptığı açıklamalar üzerinden farklı yere çekiliyor ama bazen öyle hassas yerlerde hassas açıklamalar çıkıyor ki o bir soru işareti oluşuyor. Mesela bunun son örneği Öztürk Yılmaz Bey'in ifadesi. Yani orada tartışılabilir, çok şey söylenebilir ama şimdi bu anda söylenir mi sorusu. İşte ÖSO El-Kaide'dir şeklindeki bir yaklaşım. Şimdi ÖSO'nun içerisinde El-Kaide'den etkilenmiş insanlar var derseniz bu başka bir şeydir. Veya ÖSO'ya sonradan katılan gruplar içerisinde El-Kaide mantığını bilenler... Ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye yani sonuçta kabul edilmiş ılımlı muhalefet olarak geçiyor. Askeri kanında ÖSO. Üstelik böyle bir operasyon yürütülürken yaptığı açıklama çok sıkıntı verir vermez mi yani? İşte tam oraya, tam oraya geleceğim. Şimdi Öztürk Bey sonuçta dış işlerini bilen, hani o konsolosluktan gelen büyükelçi neredeyse olacak olan bir insandı. Ve sonuçta ben bu ülkenin aleyhine bir tutum içerisinde olacağına inananlardan değilim. Ama o açıklama yapıldığı zaman bu gibi hassas kritik durumda şöyle bir algının oluşmasına sebep oluyor. Şimdi algı neydi? Batıdaki temel algı nedir? Ya işte Türkiye terör gruplarıyla hareket ediyor algısı. Ama şimdi siz bu tartışmayı böyle açtığınız andan itibaren bu sıkıntıyı beraberinde getirir. Ve haklı olarak şu soru sorulur. Yani neyin açıklaması bu? Tam bu hassas durumda, savaş ortamındayken bu açıklama doğru mudur şeyi sorulur. Ve burada ister istemez bu sorgulanır ve ciddi anlamda da bu sıkıntı oluşabilecek uzun vade içerisinde bunun önü alınmaya çalışır. Ve buna göre bir şey suskunluk oluşursa şöyle bir algı oluşur. Yani şimdi belli konularda, uluslararası konularda dışişleri bürokrasisinin, devlet bürokrasisinin, biz gazetecilerin
birçok perde arkası bilgisi yok mu? Ama bir şeyi söylediğinizde sorunlu olan ülkeyle bunu eline koz vermemek için susarsınız. Kabul etmediğiniz, yani birisi söylediğinde cevap vermediğiniz andan itibaren bu da tasdik anlamına gelir. Çıkıp şeyler söylemek durumunda kalırsınız. Ben özellikle bu meselelerde hükümet ve CHP arasındaki ilişkiye biraz böyle bakıyorum. Yani zaman meselesi üzerinden bir şey konuşulduğunda tırnak içerisinde zaman uygun olmadığına farklı bir noktaya geliyor. Şimdi yerlilik ve millilik meselesi ben geçen hafta da ifade ettim. Yani CHP yerli ve milli değildir demek bu insafsızlık olur. Ama CHP içerisinde kendini bu tanım içerisine, ne kardeşim ben sizin dediğiniz tanım içerisine kabul etmiyorum kendimi diyen milletvekilleri var mıdır? Vardır. Bununla ilgili görüş belirten var mıdır? Vardır. Eylemsel davranış içerisine giren var mıdır? Var mıdır? Ama sorun, şimdi Gürkan merkeze bakalım dedi ya. Şimdi merkeze bakalım dediğiniz andan itibaren işte genel başkan yardımcısı çıkıp televizyonda bu El-Kaide ÖSO konusunda bir konuşma yaptığı andan itibaren şimdi bu partinin resmi söylemi midir sorusu akla geliyor. Şimdi partinin resmi söylemi midir sorusunun yaratacağı kriz bu anlamda kendisiyle farklılaşıyor. Ama şunu ifade edeyim dürüst bir şekilde, keşke bu mesele olduğunda liderler bir zirve yapabilseydi. Ben gönlüm onu arzu ederdi. Yani olduğunda mı, Gürkan'ın dediği gibi olmadan önce mi? Hayır, şöyle. En azından mesela operasyon emri verilse bile o an toplantı halinde olursunuz, operasyon emri verirsiniz ve onu şey yaparsınız. Eğer bir güven sorunuz varsa, başka şekilde bir istihbari sorunuz varsa, bilmem başka ben şey varsa onu yapabilirsiniz. Ama şimdi burada görüşme yapılması, diyalog kurulması çok önemli. Şimdi sonuçta biz bir savaştayız şu an. Yani şakası makası yok, bir savaş yürütüyoruz. O nedenle ben hükümetle muhalefet ilişkilerinin bu gibi durumlarda, daha da doğrusu bu operasyonun çok iç politikada olmaması gerektiğine inanıyorum. Yani çünkü sınır ötesi bir operasyon yapıyorsunuz ve bu sınır ötesi operasyonla herkes hassasiyetini göstermeli. Ama bununla ilgili katkı varsa, bununla ilgili herhangi bir şey söylenecekse, aktarılacaksa, hükümetin yanlış gördükleri sonuçta oraya giden bu toprağın insanları ve bu konuda bir mekanizma üretilebilmeli. O nedenle ben zamanlamanın, söylemlerin biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu ÖSO, El-Kaide meselesi başka zaman konuşulsa birçok şey konuşulabilir. Ama şimdi tam böyle konuştuğunuzda farklı bir yere doğru gidiyor. Şunu birkaç açıklama okuyacağım. Etnik kışkırtmalara ve mezhep çatışmalarına karşı çıkmalıyız. Bu bölge için en tehlikeli tuzak Türk ve Kürt düşmanlığını körüklemektir. Bu süreç miting meydanlarında Hamas sloganlara malzeme yapılacak bir süreç olmamalıdır. Biz bu uyarıları yapıyoruz diye bazı ahlaksız troller bizi terör destekçisi gibi göstermeye çalışıyor. Kime ait bu sözler? Temel Karamollaoğlu'na. Temel Karamollaoğlu'na ait bu sözler ve Kılıçdaroğlu'ndan daha keskin. Üstelik operasyon sürerken ve dün yapıldı. Bu eleştiri oluyor. Temel bir eleştiri hakkını kullanıyor bir siyasetçi olarak da. Kılıçdaroğlu'nun operasyonundan önceki bir eleştirisi neden bu kadar gündem oluyor? Temel Bey'inki daha keskin. Temel Bey'inki daha sert. Temel Bey yaptı diye mi? Saadet Partisi yaptı diye mi buna itiraz edilmiyor da? Kılıçdaroğlu'nun o söylemine, operasyon henüz başlamadan önceki, kendisiyle de bilgi verilmeden yaptığı açıklaması bu kadar tartışma konusu oluyor. Bir de şu üsluptan bir biraz geçelim. Kimse kimsenin milliliğini ve yerliliğini tartacak statüde değil. Vatansever tartışılmaz ve tartılamaz da ayrıca. Bir de şu halden bir çıkalım. Elbette ki bu mesele değil. Bunu kastetmiyorum. Ama her halükarda da hep haklı olamazsınız. Yani Salih Müslim Ankara'ya gelecek, alkışlarsın, haklı oluyorsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yasaklanır, Irak sınırından peşmergeler geçer, girer. İzin verin. İzin verin. Ne demagoji yapıyorsun tamam, ya? Tamam, izin verin ya, bir saniye ya. Siz Kılıçdaroğlu'nda, ben biraz sonra sıram gelince konuşacağım. Kılıçdaroğlu'nda anlamamışsınız. Tamam, anlamamış olabilirim. Düzelteyim tamam. Ama söyleyeyim. Bu dönemde de aynı politik. Ne ilgisi var yani Salih Müslim'le Kılıçdaroğlu'nun tavrından? Ama niye böyle söylüyorsunuz? Ya. Konuşamayacak mıyız? Derdimizi mi anlatamayalım yani? Konuşabilirsin. Tamam, izin vermiyorlar. Şimdi dolayısıyla. Ben konuşamazsın. O zaman da. Hayır. Şimdi. O günlerde de aynı hal, bugünlerde de aynı hal. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu operasyonu eleştirmiş. Eleştirilebilir. Üstelik her şey de doğru olduğu anlamına gelmez. Yani her yaptırıma da Cumhuriyet Muhalefet Partisi niye var? Kritik edecek kaldı ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, ben Temel Karamollaoğlu açıklamaların bütününde işte bu hamlenin gerekli,
işte terörle mücadeleye karşı atılan bir hamle olduğu belirtiyorlar, vurguluyorlar. Ama bununla ilgili bazı eleştirileri var, bazı tutumları var. Onlardan biri de şu. Mesela deniyor ki bu bir siyasi partinin hamlesi gibi görünmesin. E burada da haklılık payları var. Yani daha geçen hafta konuştuğumuz şekliyle birkaç gün önce parti kongrelerinde deklar edilmesin. Mecliste benim tercihim o olurdu. Mecliste Saadet Partisi de dahil, Büyük Birlik Partisi de dahil, meclis dışı muhalefetin de içinde alacak şekilde karar verilmeli ve muhalefet bilgilendirilmeliydi. Birkaç hususa da bence riayet edilmeli. Yani örneğin işte ÖSO meselesinde, hani dün Öztürk Bey'in söylediği, ÖSO meselesi hakikaten Türkiye'de tam açıdan anlaşılamıyor. Yani kimlerden oluşuyor? Bu bileşenler kim? Doğru, bazılarında İhvancılar var, bazılarında Türkmen Tugayları var. Yani bir tane Özgür İdlib ordusu var, o da laik deniyor. İşte bir kısmı var eski Selefi falan. Şimdi böyle bir alaşım var orada, anlıyoruz. Bir kısmı mesela şeyden, Telefer'dir, o coprağın Arapları büyük bir ölçüde. Ama verilen manzara tuhaf şimdi. Ekran başına geçtiğinizde, ÖSO dediğinizde çıkan manzara, işte bazı yerlerde radikal İslami söylemlerin kuşandığı bir manzara var. Bu manzara verilmemeli o zaman. Yani bu manzara, çünkü uluslararası ölçekte de Türkiye'nin mesajını anlatmasının önünde engel. Dolayısıyla bu manzaranın da o söylem tartışılabilir, ama bu manzarayla beraber taşımakta fayda var. İkincisi şu, ben anlıyorum. Sen yönetilmesi bakımından, evet, sürecin diyorsun. Tabii yönetilmesi bakımından söylüyorum. İkincisi de şu, yani Orhan Bey itiraz edebilir. Ben o kavramı da biliyorum. Hani Kızıl Elma söylemi, işte erek, işte Türk toplumunun kendi vizyonuna ilişkin bir hedef olarak bu ifade edilebilir, ama şimdi bu Türk operasyon yapılırken altı çizilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında altı çizilen, işte biz toprak bütünlüğüne saygılıyız, işte hatta imtina edilen, özellikle vurgulanan işgalci olmama halinde, özellikle imtina edilen söylemle çelişir. Bu söylemleri de bence değiştirmek gerekir. Özellikle bu söylemden kaçınmak gerekir. İkincisi, özellikle Kürt koridoru gibi söylemlerin, bir etnik vurguya atfedilen söylemlerin de Kürtler terki deyip, gerekir. Toplarca. Şimdi bu doğru değil. Yani şimdi bu söylemler, Kürt koridoru konusunda ama özellikle pek çok isim bunun çok hassas olduğunu, evet, altını çiziyor. Yani şimdi Kürt koridoru değil. Bülent Tezcan da söylüyor zaten. Tamam. Yani. Tezcan altını çiziyor. Burada yani Temel Karamollaoğlu söylemiş olabilir de. Şimdi Temel Karamollaoğlu ben da bunu söylüyor. Bu konuda gösterilen hassasiyeti güvenlik güçlerinden de bildiğim için söylüyorum. Kamu diplomasisi şey yayınladı ya. Bir kitapçık yayınladı yani biliyorsunuz. Her şey o kadar ya birbirine karıştı ki. Ama... yanlış olduğu ifadenin çok nette dile getiriyor. Kamu diplomasisi de bunu yazmış. O da yanlış yazmış. Hayır. Baştan itibaren kamu diplomasisi, diğerlerinin de ısrarla ifade ettiği şey, Kürt vatandaşları rencide etmeyecek, Kürtlere karşı bir operasyon olmadığının altını bu çizme çok, noktası. Evet, çok net ifade ediliyor. Yani o toptancı bakış açısından kaçınılması. Yapılan yanlış açıklamaların dışında söylüyor. Şimdi bu tabii operasyonun yönetimiyle ilgili bir mesele, işte Afrin meselesi yönetimiyle ilgili mesele, aynı zamanda işte bunun bir işte terörle mücadele başlıklı bir operasyon yürütürken içeride bir içerideki toplumsal çatışmalara mahal vermeme, onun Temel Karamollaoğlu mesela bunu ifade ediyor. Bunlar sağlıklı eleştiriler, yani bunların bunlardan rahatsız olmanın bir anlamı yok. Muhalefet partisi de her muhalefet partisinde MHP gibi olma durumu yok, yani MHP'den başka düşünüyorlar. MHP gibi süreci yönetmeyi istemiyorlar ya da başkaca hem bu karar sürecine katılmak istiyorlar, hem de eğer gerçekten millilik ve yerlilik tesis edilecekse muhalefetin de katılımıyla tesis edilecek. Yani %51 yerli ve milli, %49 ne? O zaman her savaşı kaybedersiniz siz. Türkiye'de her cephe düşer o zaman. Eğer millilikse bu, sadece %51'in bunu kendi üstüne aldığı bir millilik söylemi mümkün değildi, söylenemez de. Az önce Selvi itiraz etti. İşte dedi ki hani onları niye hatırlatıyorsun? Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde saymaya kalksam şimdi birden çok örnek sayarım. Siz o gün de yerli oluyorsunuz, bugün de yerli oluyorsunuz. Yani İsmail Selvi. Şimdi olur mu ama yine yani? Yine bir demagoji yaptırıyor, saptırıyor. Ben Kılıçdaroğlu'yla ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi açıklaması. Tabii. Ben size karıştırmayayım. Size cevap vereceğim. Size katılmak zorunda. Katılmadığım şeyler söylediniz. Başka yere çarptırdım. Ben Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki açıklamayla cevap katılmadığım şeyler oldu. Fakat karışmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı düşündüğünü anlıyoruz. Ama Adalet
ve Kalkınma Partisi içerisinde farklı düşünenler var. Geçmişte daha da farklı düşünüyorlardı. Bugün farklı düşünenlerden bir kısmı halen parti içerisinde siyasetini yürütüyor. Ama Gürkan Hacı'nın söylediği üzere partinin politikası bugün başka bir biçim form aldığı için Milliyetçi Hareket Partisi çok memnun ve yan yana hareket ediyorlar. Ama el insaf, yani vicdan, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerli ve milli olmayan bir kategori yaratıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni eğer siz orada görmek, göstermek, orayı oturtmak isterseniz üzgünüm. Yerlilik ve millilik iddianız çöker. Toplumun %49'unu ya da hadi diyelim %30'unu siz bir kere, yani çok üzgünüm, bu konumlandırmanın, bu tasnifin dışına atarsınız. Ya buna hakkınız da yok. Bir kere hiç kimsenin bu ülkede bir diğerini, yek diğerini kanunlar önünde ya da kendi karşısında yerli ve milli olmamakla suçlama olanağı da yok. Siyasal geçmiş de, eğer dönüp siyasal geçmişe bakarsak, yani bu söylemin karşısında çokça unsur bulabiliriz. Başta Orta Doğu Gazetesi'nin sayfalarında buluruz. Yani daha düne kadar Orta Doğu Gazetesi'nin çokça eleştirilerini görürüz ve o keskin eleştirileri okuduğumuzda siyasal tarih başka akmış olur. O nedenle ben özellikle Orhan Bey'in yazılarında bile okudum. Orhan Bey'in yazılarında da var. Neler, bunlar, Orhan Bey'in yazıları çok keskin yazılar tabii de. Hemen cevabını vereyim. Tamam, bitiriyorum. Ya, dolayısıyla ben bu eğer gerçekten de hani bu operasyona Kılıçdaroğlu bence hani öyle üzerinde konuşmaya gerek yok. Ondan beklenecek bir karşılık verdi. Bundan evet, fazlası değildi. Görünen o ki biz başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında Cumhuriyet'i kuran Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştiren Bülent Ecevit'in partisi olduğunu belirterek milli ve yerliliğinin altını çiziyoruz. Ama geldiğimiz noktada hem Gürkan Hacır'a karşı hem İsmail Saymaz'a karşı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kılıçdaroğlu'nu savunma durumunda kalacağım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinden biraz istifade edersen iyi olur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye saatiyle 16.50'de telefonla arayarak Sayın Kılıçdaroğlu'na 16.50 neden 17'de operasyon başlıyor? Operasyondan 10 dakika önce Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu konusunda bilgi verdi. Sonra Sayın Başbakan'la görüşmesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, meslektaşımız Deniz Zeyre Hürriyet gazetesinde. Kılıçdaroğlu diyor ki Başbakan başından beri bizi bilgilendiriyor. Operasyon başlamadan Almanya'daydım, arayıp bilgi verdi diyor ve ardından şunu söylüyor. Milli bir sorundur, elimizden gelen desteği sağlarız. Durum budur. Ne var? Bir şey tamam. Var. Bir şey mi var? Ama operasyon, Kılıçdaroğlu bile diyor ki bizi başından beri bilgilendiriyor diyor. 10 dakika önce komşuya giden teşekkür ediyor. Ya efendim, Kılıçdaroğlu teşekkür ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi teşekkür ediyor. Ayrıdır, 10 dakika olsa önceden açıklama yapıyor. Artık bundan sonra bir şey söylemeyeceğim. Yani şu anda sanki büyük bir açıklık getirmiş gibi konuşuyor Abdülkadir Selvi de. Harekat 17'de başlıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve CHP'nin resmi açıklaması söylemiştir o. Sizin için yeterli değilse ben artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu köprüyü yıkmamak için nezaketen söylüyor bunu. Siz ya dakikayı söylüyorsunuz ya. Allah aşkına ben buradan çıkıp gidecek olsam Hande Fırat'tan izin istesem 10 dakika önce söylerim ya. Ya harekat, koskoca harekat. Hande Hanım ben kalkacağım 10 dakika sonra gideceğim. Doğru anladıkları ve doğru yansıttıkları kanaatinde değil. Siz mi anlıyorsunuz? Kılıçdaroğlu bu kanaatte değil. Siz mi anlıyorsunuz? Harika. Bu kanaat. Kılıçdaroğlu yani, kendi beyanlarının olduğu kanaat. Önce bilgi vermesi önemliymiş. Yani ben bilmiyordum. Bu önce ben, mi Allah aşkına Nevzat? Gürkan bir şey söyleyeyim. 10 dakika. Bir şey söyleyeyim. Bak, pardon, Devlet Bahçeli'ye saat kaçta bir şey bilgi verildi? Derim. Yani hani eleştirilir Sayın Bahçeli'ye Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra bilgi verildi. Evet. Yani başladığın bilgisi verilmesi. İsterseniz saatini yarım saat, bir saat Kılıçdaroğlu önce aranıyor. Önce Kılıçdaroğlu sonra Sayın Bahçeli aranıyor. Orhan Bey size de söz verecektim, veriyorum. Özür dilerim. Hatırladığım kadarıyla. Ben zamanlama meselesini söylememiştim. Ben artık kongresini kastetmiştim. Gürkan Hacır'a yanıt verdi sanırım. Bana söylemiştim. Yani 10 dakika önce haber mi? Niye Almanya'ya gitmezdi? Gitmezdi Kılıçdaroğlu. Sayın Cumhurbaşkanı zannediyorum o gün, o operasyonun başladığı gün Karaman'daydı galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Orada zaten Sayın Cumhurbaşkanı orada zaten
saatler öncesinden Afrin operasyonunun fiilen başladığını söyledi zaten. Evet, şey, kürsüden söyledi. Evet, kürsüden söyledi. Yani o saatler öncesinden sadece muhalefete değil, bütün dünyaya ilan etti zaten yani. Kaldı ki işte genel başkanlar aynı anda aranmış. O da daha önce şeye yansıdı. Şimdi sizin söylediklerinizle işte Karamanlıoğlu daha ileri şeyler söylüyor. Şimdi Sayın Karamanlıoğlu elbette ki o da bir muhalefet partisidir ama şimdi Kılıçdaroğlu bir ana muhalefet partisinin genel başkanı. İşte biraz evvel Gürkan Bey de söylüyor işte 20 milyon insanı temsil ediyor. Dolayısıyla bir kere bu ayrı bir sorumluluk gerektiriyor ana muhalefet olmak. Kaldı ki Sayın Karamanlıoğlu'nun söyledikleri de eleştirilmez değildir. Yani mesela şunu ben anlayamıyorum. Her ağzını açan ya önce işte bu meseleyi bir Türk-Kürt çatışmasına götürmeyin. Ya kardeşim Türkiye'de kim bunu götürüyor? Kürt-Türk çatışmasına götürmek isteyenler belli yani. Bunu işte PKK unsurları, HDP'liler bunu bir kaçmak, ayrıştırmak, provokatif etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onun dışında kim var, kim yapıyor? Ya bu tür açıklamaları çok da iyi niyetli görmüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeyden bir farkı var çünkü ana muhalefet lideri. Dolayısıyla daha sorumlu hareket etmesi gerekir. Bu kızıl elma konusunda niye bu kadar takılıyor bunu da anlamış değilim. Yani oradaki bir askerin ya işte biz kızıl elmaya ya kızıl elma herkese göre değişebilir yani. Yani benim kızıl elmam farklıdır, sizinkisi farklı olabilir. Yani oradaki asker de onu söylemiştir. Ha, bizim kızıl elmamız, bizim anladığımız manada kızıl elma bellidir yani. Bu bir Türk cihan hakimiyetidir. Ama herkes bizim gibi elbette ki düşünmek zorunda değildir. O asker arkadaşımız da bunu kastederek mi söyledi bilmiyorum ama söylemişse de bunda ne var yani? Yani bunu başka zaman söyleyince suç olmuyordu hayır, oraya giderken de mi? Tamam mı? Yani, asker arkadaş, askere onu kastetmedim. Daha sonra yani, Cumhurbaşkanı tekrar oradan etti. Oradan gündeme hani, geldiği için yani. Çok evet. Özür dilerim ben askerimizi kastetmedim. Cumhurbaşkanı da bu söylemi sahiplendi ve çok resmi söyleme dönüştü. Bu bakımdan kastettim yani. Orta Doğu Gazetesi. Sanki bir yere askerimi değiştiriyormuşum gibi. Yazılarımızda elbette biz o günü söylediksek bugün de arkasındadır. Biraz evvel sizin söylediğiniz o konulara biz o gün bunların yanlış olduğunu o gün söyledik. Şimdi yapılırsa şimdi de söyleriz. Ben her zaman söylüyorum, biz yanlışlara hangi sertlikte direndiysek, itiraz ettiysek doğru yapılanların da aynı kararlılıkta arkasında dururuz. Bütün mesele budur yani. Şu anda doğru yapılıyorsa kararlı bir şekilde arkada duruyoruz. Yanlış yapılırsa ya emin olun gene aynı sertlikte eleştiririz yani. Yapayım da şimdi bu Orhan Bey dedi ya hani bunu söylemek iyi niyetli değildir bu Türk-Kürt meselesi. Çünkü şöyle çıktı. Şimdi sivil kalkan meselesi çok çıktı ya. Buradaki temel gaye neydi? Uluslararası anlamda da bütün atıflar sivil kalkan meselesi üzerine yapılmadı mı? Hani bunun üzerinden oluşacak olan bir şeyin, psikolojik harekatın buradaki vatandaşları etkileme meselesiydi. Dolayısıyla da bence buna vurgu yapmak son derece önemli. Çünkü herkesin de devletin de resmi olarak ifade ettiği, biz bu özellikle Batı'ya karşı da en temel argümanlardan bir tanesi bu sivil kalkan meselesi üzerinden oluşan psikolojik havaydı. Ama hepimiz şunu biliyoruz ki tabii bütün bunlar söylenirken Adıyaman'da, Hatay'da, orada burada çıkan görüntüler de ortada. Yani bu noktada psikolojik havayı başka türlü okumak lazım ama şunu da unutmamak lazım. Bu tür harekatların, askeri harekatların en büyük yıkımlarından bir tanesi ve hesaplamalarından bir tanesi karşıda olanlar tarafından işin psikolojik kısmıdır. Yani işin psikolojik kısmı çok önemli. O işin psikolojik kısmını moralmen mesela niye Sayın Cumhurbaşkanı şimdi gitti Hatay'ı ziyaret ediyor? Ya normalde zaten Cumhurbaşkanı'nın külliyesinde zaten o bilgi merkeziyle bütün her şeye vasıf ama nedir? Orada bir de o görüşmeden tek şey yani yapılan daha doğrusu sızan ve ifade edilen Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan'ın biliyorsunuz ordunun bu birlikteliğin muhalefetiyle iktidarıyla moralini ne kadar yükselttiğini işte, ifade etmesi. Tam o da psikolojik bir şeydir. Çünkü yani o psikolojik şeyin kısmı bir şeydir. Bakın, çok incitici de bir durum var bir yandan. Yani sanki muhalefet hep dezavantajlı, hep kendini ispatla yükümlü, hep yurtseverlik sınavında sözlüğe ayağa kaldırılıyor. Şimdi buna kiminle hakkı olan var? Şüpheli. Olur mu böyle bir şey? Yani muhalefet niye hep sözlüğe kalkacakmış? Olan yani şimdi bakın etmeyin elinizi vicdanınıza koyun. Ya daha şurada sanki Süleyman Şah PYD ile yapılmamış gibi hani bir de buradan teşekkür edildi oraya. Yani kaç tane milletvekili şimdi, var? PKK terör örgütü değildir yani diye. Yani siz hani hangi şimdi onların hiçbiri konuşulmadı hangi ya. Hangi hukukla muhalefet sözlüğe kaldırılıyor burada? İşte, vatanseverlik sınavını kim kime ya söyleyebilir? Buradan bir şey açılırsa yani, muhalefetten birkaç milletvekili farklı düşünmüş. Farklı görüşleri sürmüş. Ne oldu yani? Siz bakın geçen gün gazeteyi o yüzden söyledim. Örgüt merkezi diye CHP genel merkezinin fotoğrafı basılıyor. Var mı böyle bir şey?
Yani orası örgüt merkeziyse ülkenizi kayıp... Yanlış anlaşılmasın. Estağfurullah, tenzih ediyorum. Ben diyorum ki bir gazete, yani iktidar yanlısı bir gazete. Eğer CHP Genel Merkezi, aha şurada yanımızda, eğer örgüt merkeziyse kardeşim, bu ülkenin 20 vilayeti demek örgütün elinde. İzmir'inden başlayarak. Yani ayıptır, günahtır, böyle şeyler söylenir mi? Kimin ne hakkı var? Hani sen 4 yıl önce onu alkışla, gel bugün bunu alkışla. Böyle şey mi? Böyle bir hukuk var mı? Cümlelerinizi tamamlarsanız mecbur reklam arası vereceğim. Tabii. Çok kısa bir reklam arası, ayrılmayın bizden. Gece görüşü devam ediyor. CHP diye açtım çünkü CHP'den konuşuyorduk. Bir de kurultaya gidiyor CHP biliyorsunuz. Dolayısıyla biraz da kurultay konuşalım. Kemal Kılıçdaroğlu, Gürkan Arıcır, evet. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal, Yarsav eski başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu pazartesi açıklayacak. 127 delegenin imzasına evet, ihtiyaç var aday olmak için. Kim bulur kim bulamaz? Şimdi bu imza ben sayısını. Aday olan herkesle konuştum, öyle söyleyeyim. Ömer Bey'le de buraya gelmeden konuştum. Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'yla buraya gelmeden önce konuştum. O pazartesi günü açıklayacağını söyledi. Delegeniz var mı dedim. Yani imza toplayabildiniz mi dedim. Hani size destek olacak delege. Orada bir sorun görmüyorum dedi. Ama dedi ayrıntıları pazartesi günü açıklayalım dedi. Aynı şekilde hafta içerisi eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'la da konuştum. Ben açıklamanızda hiç yanınızda delege görmedim. Size destek veren grup görmedim. Delegelerle görüşüyor musunuz? Temasınız var mı? İmza var mı dedim. Ben matematikle ilgili değilim, kimya ile ilgiliyim dedi. O da şu dedi, insanların gönlünde bir aday olarak çıktım. Bana çok büyük destek var. Ben onu dile getirmek için bir çıkış. Ben oradan şunu algıladım. Kurultay'da genel başkanlık yarışına yönelik bir çıkış değilmiş gibi algıladım. Çünkü şöyle bir durum var kurultayda. Kurultayda 1266 üye var. Bugün bu arada bir şey düzeltelim. İlginç bir şey oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. olağan kurultayının başkanlığını geçen hafta duyurmuştuk. Evet. Hikmet Çetin yapacaktı. Fakat bugün basın toplantısı düzenledi Genel Sekreter Tekin Bingöl. Ve dedi ki biz dedi Hikmet Çetin'i dedi aday yapacaktık. Fakat sonra dedi hatta bize de atıfta bulunarak sonra dedi hukukçu bazı şeylerin itirazları sonucunda kurultay delegesi olmayan kişinin başkanlık yapamayacağını tüzüğümüz emrettiği için oradan vazgeçmek zorunda kaldık dedi ve Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i dedi kurultayın divan başkanlığına aday olarak göstereceğiz dedi. Ben de daha sonra Sayın Tekin Bingöl'ü aradım. Dedim ki ya tüzükte böyle bir madde yok mu? Yani eski genel başkanlığını yapmış bir kişi nasıl kurultay delegesi olmuyor? Evet dedi. Ne yazık ki tüzüğümüzde öyle bir durum var. Umarım tüzükte yeni bir değişiklik yapılırsa bu düzenlenecek dedi. Onu da kaydedelim. Şimdi her ne kadar Ömer Faruk Emin Ağaoğlu ve Ümit Kocasakal da çıksa aday olarak, aday adayı olarak çıksalar da imza toplamaları mümkün gözükmüyor. Ve hatta birazcık daha ileri gidelim. Kurultay salonunda konuşma yapmaları da mümkün gözükmüyor. Çünkü iki gerekçeyle yapabiliyorsunuz. Ya kurultay delegesi olacaksınız, delege sıfatıyla konuşma yapacaksınız. Ya da gene aynı şekilde 127 kişinin, 127 delegenin imzasıyla orada konuşma yapabileceksiniz. Dolayısıyla her iki adayın da bırakın adaylık yarışına girebilmeyi, kurultay salonunda konuşma yapabilmeleri bile kolay değil. Bu arada bir tek ciddi ve gerçek aday olarak Muharrem İnce gözüküyor. Muharrem İnce imzaları topluyor. Aday, evet. Yani orada bir sıkıntı görmüyorum ben aday olmasında. Yani yarışa katılmasında bir sıkıntı görmüyorum. Zaten daha önceden de bunu başarmıştı. Bu sefer de başaracak. Özellikle
İşte bütün bu hani milli güvenlik konseptinin dışındaki parti içi tartışmaya bakacak olursak aslında yükselen bir dalgadan da söz edebiliriz. Yani bu çok ciddi... Milli güvenlik konsepti dışında. Yani şimdi bizim işte konuştuk bu yerli mi milli mi bu tartışmalar var ya hani CHP sürekli, CHP artık insanların milli sporu haline geldi Nevzat. Yani kurultayını yapamamış MHP bile CHP diyor ki kurultay yapın da bunları çalışın diyor, ders çalışın diyor falan. Şimdi MHP kendine baksın, kurultay yapamıyor. Ondan sonra dolayısıyla... Şimdi benim verdiğim cevapta MHP niye bağlı? Hayır ya anlamadım. Artık bak şimdi... Orhan Bey sakin. Notları eline almak zorunda kaldı. Ya ben Orhan Bey için söylemiyorum da ama şimdi Orhan Bey diyor ki yani MHP, CHP diyor bunu otursun, kurultayını yapsın, bilmem ne yapsın. MHP ne yapıyor? Niye yapmıyor kendi kurultayını? Onu konuşmayacağız mı? Neyse onu boş verelim. 18'inde yapıyor, 18 Mart'ta yapacak. İnşallah, diyor. İnşallah. İnşallah şimdi, yok kesin yani. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hani milli gayrimilli vesaire tartışmaların dışında CHP'nin kendi içerisindeki kamuoyunda özellikle İstanbul il başkanlığının seçiminden sonra bir ben nasıl tabir edelim hani bir kaynama görüyorum. Ama bu bir genel başkan değişikliğine yol açacak bir rahatsızlık değil. Ha ne olacak? Bence enteresan, renkli ve hareketli bir kurultay yaşayacağız. Bir kere Muharrem İnce aday olacak. Muharrem İnce konuşma yapacak. Ve konuşmasında da etkili ve güçlü hitabeti olan bir lider. O da kendi bir siyasi önder. Dolayısıyla orada renkli bir kurultaya tanıklık edeceğiz. Sonra mesele gelecek parti meclisine. Parti meclisinde de çarşaf listemi, blok listemi tartışması çarşaf var. Çarşaf herhalde. Şimdi Hande Fırat şunu söyleyeyim. Çarşaf olursa herhalde böyle bir 3000 aday falan çıkacak yani neredeyse. Çünkü herkes aday. Aklınıza gelen herkes parti meclisine aday. Ve şu andan çalışmaya başlamışlar. Ama bence, gerçi bugün Sayın Tekin Bingöl şey dedi. Bizim tüzüğümüz çarşafı zorunlu kılıyor gibi bir cümle kullandı. Ama ben buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun 52 artı 8'lik yani 52 PM 8'de bilim kültür platformu olmak üzere 60'lık bir anahtar listeyle gideceğini, buna mukabil gene Muharrem İnce'nin de aynı şekilde bir anahtar listeyle parti meclisine isimleri yazacaklarını düşünüyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz geçen kurultayda çok delinmişti parti meclisi. Ama bu kurultayda eğer anahtar listeyle giderlerse, yani blok liste dediğimiz blok listeyle, anahtar derken özür dilerim onu kastetmiştim, blok listeyle giderlerse parti meclisinin delinme ihtimali çok zayıf. Ancak bir önceki kurultayda olduğu gibi 2 ya da 3 kişi delebilir. Çünkü 1266 delegenin en az 1000 tanesinin veya 900 tanesinin aynı kişiyi çizip aynı kişiyi yazması gerekiyor. Yani listede Orhan Bey de var, ben de varım, beni çizecekler. Pardon, ben varım, Orhan Bey yok. Beni çizecekler, Orhan Bey'i yazacaklar. Bunu da 900 kişi aynı anda yapacak. O da çok zor oluyor. Dolayısıyla ancak 2-3 kişi delebiliyordu. Bunun Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemde kendine uygun, kendine daha yakın bir çalışma ekibi sağlamak için parti meclisinde fire vermek istemiyor. Yakın çalışma arkadaşlarını kendisi belirlemek istiyor. Dolayısıyla MYK'da bu konuda elini rahatlatacaktır. Onun için bir blok listeyle gidecek diye düşünüyorum. Ama şu anda parti kamuoyu çarşafa hazır halde bekliyorlar. Peki. Bu arada Amerikan Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü de bir açıklama yapmış. Savunma Bakanlığı'nda gazetecilere bilgi vermiş. Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması olasılığını Türkiye ile görüşüyoruz demiş. Güvenli bölge konusunda henüz bir karara varılmadığını ifade etmiş. Uzun bir süredir üzerinde tartışılan bir konu olduğunu söylemiş. Şöyle yapmak lazım aslında, Dışişleri'nin açıklaması. Sonra bu açıklama hangisi doğruyu bir ekrana ben yani. Ben daha şeyi işte başlığı koyacağım. Yalan evet rüzgarı. Diyenler, hayır diyenler altında da kurumları koyacak çünkü her konuda yalan oluyor. Rüzgarı ben Brezilya dizisidir ve ABD dizisiymiş. Orhan Bey'in altını çizdi. ABD dizisiymiş. Buradan çıkış çok belli. Orhan Bey'in altını çizdiği Türkiye'nin kendi siyasetini Ankara'dan doğru yapması. Bundan başka bir yol yok, çıkış da yok. Bundan sonra eğer bunlara kulak kesilirsek Amerika'nın jandarma komutanına kadar ineriz artık. Herkes bir demeç verecek. Suriye'de daire başkanı.
İran'da nüfus müdürlüğüne kadar gider bu iş. Ama o niye veriyorlar sorusunu yapılması gereken lazım. Ne Amerika'nın hayır, ne Rusya'nın. Hayır herhalde şey yani Genelkurmay Başkanlığı sözcüsüken Dışişleri Bakanı da belki yanıt veriyordur. Evet, işte yani biraz önce söylendi ya hani Serdar Bey de söyledi. Yani sonuçta Pentagon bir şey söylüyor. CIA bir şey söylüyor. Dışişleri bir şey söylüyor. Bilmem o Savunma Bakanlığı başka bir şey söylüyor. Herkes söylüyor değişmeden. Trump ne söylüyor yani? Işte. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin birinci derecede muhatabı elbette ki Trump'tır. Evet, onun ne şey, keşke o da bir şey söylese de yani ona göre Türkiye pozisyonlansa. Keşke önce Trump'a bir şey söylese. Ya şimdi evet. Çok şey bu arada biraz hepinize olsun diye CHP kurultayı ile ilgili görüşlerinizi alayım evet. İsterseniz. Sonra son 10 dakika unutmayalım da. Sonra da 10 dakikamız var. Tamam. Evet ama hani böyle çok çok uzun tabii, uzun değil tamam, lütfen. Tamam tamam. Yani gerçi blok liste olabileceği iddiası halen orta yerde duruyor ama bence çarşafla gidilmesi daha muhtemel. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın bir çalışma arkadaşına ben zaten geldiğimden beri çarşafı telkin ettim dediğini öğrendim. Bu nedenle çarşafa gitme ihtimali daha yüksek. Blokla gitmesi halinde bence Kemal Kılıçdaroğlu evet gene kurultayı alır. Birinci gün tekrar genel başkan olur kuvvetle muhtemelen ama o partideki renkliliği, partideki onu eleştirenleri de içeren çoğulculuğu yansıtmayabilir. Son iki yılda bence zorluk çekebilir ama çarşaf liste olursa ne olur? Çarşaf listede bir önceki deneyime göre 25 kişi delebilmişti çarşaf listeyi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerdiği isimler parti tabanında her zaman karşılık bulmuyor. Çünkü delegeler, CHP'nin üye ve delege yapısı çok hareketli. Herkes o hareketliliğin üzerinde parti listesini delebilecek güce kavuşabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu yeni PM'ye örneğin bir önceki programda Cihangir İslam'ın ismini vermişti Gürkan Acır. Ben orada da gerçekten de PM noktasında, girme noktasında bir adım atıldığını ben de öğrendim. Dolayısıyla yeni PM'de o olabilir. Onun önemi de ne kuşkusuz? Merve Kavakçı'nın eski eşi olması Cihangir Bey'in. Ama Adalet Yürüyüşü'nde beraber yürümüşlerdi. Fakat parti kamuoyunda Mehmet Bekeroğlu'na itiraz edenler ona da itiraz edebilir. Çünkü aynı siyasi formdan geliyor. Geçmişte Refah Partisi, sonra AK Parti. Şu bir hususa ekleyeyim. MYK'sının şu an 12 kişiden oluşuyor. MYK'sının yarısını değiştirebilir Kemal Bey. İsim vermek istemiyorum ama yani şu anki MYK'nın yarısı önümüzdeki süreçte partide olmayabilir. Bir üçüncü husus söyleyeyim. Tabii Ömer Faruk MYK'da Bey olmayabilir. MYK'da olmayabilir. Ömer Faruk Bey ve Ümit Kocasakal sakın yanlış anlamasınlar yani ben onlarla ilgili bir olumsuz değerlendirme yapmıyorum ama yani aday adayı olabilmek için gerekli delegasyonu sağlayamayabilirler. O da 120 civarında delegeye denk düşer. 127. Ya bence bunun %10'unu belki anca denk getirebilirler. Tek Muharrem İnce'nin delegasyonu yakalama ihtimali var. Çünkü onun etrafında bildiğimiz kadarıyla zaten 12 milletvekili var. 12 milletvekili civarında. 12 ya da 15 arasında değişen milletvekili sayısında taraftarı var ve belediye başkanları da var ona destek veren. Ve bir dönemler Baykal'ın sürekli hani genel sekreter olmasını sağlayan sistematik hizbi gibi Muharrem İnce de artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ıdır. Yani partinin hizbidir. O kronik bir durumdur yani. Müstakbel genel başkan ama şu aşamada onu aşabilecek ölçüde hani genel başkanlık alacak kadar delege toplaması muhtemel bir başka aday daha görünmüyor. 300 civarında delegenin en az desteğini alır diye tahmin ediliyor. Bir üçüncüsü şu, çarşaf ya da blok liste olup olmamasına bağlı olarak, bilhassa çarşafa bağlı olarak daha önceki programda belirttiğim şekliyle partide kendisini daha solda konumlandıranlar, parti merkezine göre daha solda konumlandıranlar bir alternatif PM listesi hazırlığı yapıyorlar. Hı. Öğrendiğim kadarıyla. Bu bahsettiğiniz işte hep İstanbul İl Başkanı ile gündeme gelen daha solda olduğunu iddia eden ekipten mi bahsediyorsunuz? İstanbul İl Başkanı esasen Kemal Bey tarafından destekleniyor. Yani o bakımdan hani... Yani tam onu diyemem, onu bir şey diyemem yani onunla adlandıramam ama kendisini daha solda konumlandıranlar, partinin daha solda olmasını arzu edenler bir liste hazırlığı yapabilirler ve kurultayda onlar mevcut genel başkanlık Kemal Bey tarafından önerilecek 52 kişilik yanlış bilmiyorsam. PM listesinin 8. Evet, ama 8 yani. Kesin 52 hı hı. Oylanacak. 52 karşısında bir alternatif listeyle çıkabilirler. Tamam. Abdülkadir Selvi. Tabii bu kongre 2019 seçimlerine götürecek partiyi. O açıdan çok önemli bir kongre.
geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1959'da ilk hedefler beyannamesinin tartışıldığı ya da Bülent Ecevit'in CHP Genel Başkanı seçildi 1972'de ortanın solu açılımının yapıldığı kongreler gibi CHP'nin geçmişinde çok önemli kongre süreçleri var. Bu kongre o tür bir şeye çok belli benzemiyor. Yani CHP'nin keşke politikaları tartışılsa, sorgulansa, Türkiye için yeni bir şeyler söylense elbette ki orada konuşmalar yapılacak ama daha çok CHP içerisinde iktidar olmaya yönelik, Türkiye'de iktidar olmaya yönelik değil. CHP'deki perspektif parti içi iktidarı ele geçirmeye yönelik. Ben genel başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu'nun açık ara kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ilk kongrelerinde İstanbul başta olmak üzere Kılıçdaroğlu kazandı. Muharrem İnce de bir varlık gösterecek orada elbette çok ki. Çok kısa kısa işte bir cümle söyleyeyim. Asıl mücadele parti meclisi konusunda olacak. Çok CHP'de partici demokrasi güçlüdür. Onun da yaşatılması lazım. İzleyeceğiz. Çok kısa söyleyeceğim diğer soruna yer almak için. CHP'nin olacak olan kongresi bence Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok önemli olacak. Dolayısıyla onların nasıl bir ittifaka doğru gidip gitmeyeceğini gösterecek. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun geleneksel politikayı mı devam ettireceği yoksa gerçekten eli rahatlatılmış bir parti meclisiyle birlikte biraz daha farklı bir politika izleyeceğini bize gösterecek. Üçüncüsü ben kongreden sonra İstanbul ile ilgili tartışmaların çok alevleneceğini düşünüyorum. Şu an İsmail sen destek veriyor dedin değil mi? Demin? Neye? Ben... Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanı'na. Hayır şöyle söyleyeyim. Hayır yani... çünkü alevlenecek dedi ben de öyle ben biliyorum ama da. Şöyle yani destek noktasında zaten Kılıçdaroğlu orada hani desteği seçildi. Yani son İstanbul özür dilerim kongresinde Muharrem İnce yani kaybeden başkan adayı Cemal Can Polat'a Muharrem İnce'nin destek verdiği iddia edilmişti. Buna karşılık mor kravatla kurultaya katılması Canan Kaftancıoğlu'na destek de yorumlanmıştı. O şey değildi. Belirli şöyle, bir desteği yok. Hayır hayır şöyle yani kamp kuran milletvekilleri var. İsmail ile Gürkan'da herkes ismi biliyor. Oraya çok girmiyor ama benim söylemeye çalıştığım şey bizi şu. Bizi tövmet altında bırakma. Bildiğini söyle. Hayır hayır. Daha yani programda, daha doğru olur. Bize niye referans şey alıyorsun yani? Programda konuştuk ya isimler verildi zaten. Daha önceki iki programda isimler verildiği için. Onların CHP'yi ne kadar bildiği konusunda artık şüphem var. Şimdi biraz şöyle. Neyse hızlı geçeyim de. Öğreneceğim benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Sayın İl Başkanı'nın ortaya çıkardığı ve değerli bazı tartışmalar il kongresinden sonra biraz daha alevlenecek. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi bazı milletvekillerinin, belediye başkanlarının, teşkilatlarının ya açıklayamıyoruz kısmı. Ve dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bu tartışmayı tamamen risk alarak bitirecek ya da başka bir tasarrufta bulunma eğilimine gidecek onu göreceğiz. Orhan Bey. Şimdi tabii ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni Gürkan Bey kadar, İsmail Bey kadar yakından takip etmiyorum. Sadece basından takip edebildiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim. Görünen o ki Sayın Kılıçdaroğlu bu kongreden tekrar genel başkan olarak çıkacak. İşte blok liste, çarşaf liste, kendi yakın çalışacağı arkadaşları konusunda bir tasarrufta bulunması da en doğal hakkıdır. Burada da bir problem yok. Önemli olan kimin genel başkan olduğundan çok biraz evvel söylediğim zihniyet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten oturup bir bu siyasetini Türkiye ölçeğinde, dünya ölçeğinde nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, bu savunmalarla nereye kadar gidebiliriz konusunu bir oturup bu konuşması, tartışması lazım. Şimdi bunu söyleyince bunu getirip de MHP kurultayını yapamamış MHP'ye nasıl bağladı Gürkan Bey onu anlayamadım ama MHP kongresini hep zamanında yaptı, yerinde yaptı. Eğer kastettiğiniz korsan kurultaylarsa o yani ya o zaten korsan kurultay korsan olduğu için o zaten hukuk da onu kabul etmedi, MHP de onu kabul etmedi. Bu ayrı gitti ya. Yani tamam yoksa Milliyetçi Hareket Partisi bütün kongreleri zamanında yaptı. Şimdi de 18 herkesin gözü önünde oldu. 18 Mart 1918'de de yine kongresini yapacak. Büyük bir şölen havası içinde göreceksiniz. En son kongre ne zaman yapıldı? O zamanında yapıldı. Yani ondan 2 yıl önce o korsan kurultay öncesinde de yine bir olağanüstü kurultay konusunda Sayın Bahçeli'nin karar aldığını, tarihini açıkladığını da unutmayın yani. Ben şunu işaret etmek için söyledim. Bizim bu tartışmalarımızın gölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi her şeye rağmen
kırık dökük, kafasını kırsın gözünü kırsın ama en demokratik, en çok tartışılan, en çok konuşulan siyasal partidir. Buna işaret etmek için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksa diğer partiler konusunda yani böyle her kafadan bir şey çıkarıp bir şey çıkarma konusunda çok başarılı olduğunu kabul ediyorum. Şimdi HDP hiç konuşmadık ama zaman yok. Onun da belki başka konuşmak gerekiyor. Bir dakika, bu arada şunu söyleyeyim. İzleyiciye biliyorsunuz son 10 dakikamızı mutlaka ayırıyoruz. Bu sorular ya da yorumlar için etiketimiz Gece Görüşü mutlaka bekliyoruz görüşlerinizi. Ya, program bitirirken söylüyoruz. Evet, evet, evet. Neyse ben daha o konuları söyleyeyim. Ben kişiler hiç, yani çok kişisel şeyler geldi ama genelde toplum ilgilenen kısımla başlıyoruz. Evet, evet. Evet. Evet, şimdi birincisi bu Marmara Ellisi Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç. Bağlar Deresi var, hayvansal atık akıyor ve oradan denize de aktığı için Marmarelilerin talebidir bu derenin ıslah edilmesi. İkincisi, sana da çok fazla geldi ki senin etiketin üzerinden alayım bunu. Bu 9103 polis meselesi. Şimdi haklılar, yani diyorlar ki kardeşim açıklama yapılmadı. Adli soruşturma varsa bu soruşturmayı bize söyleyin. Hiçbir şey yoksa veya cezalandıracaksınız süreci bir an önce bitirin. Yani süreç şeyde muğlakta kalmasın. Soruşturmada devam eden polis sayısı bu mu? 9103. 9103. 103. Bunlar bunu ifade ediyorlar ve dolayısıyla da bence sürecin bir an önce hızlanması lazım. Muğlakta kalmaması lazım. Yani tespit edilmiş suçluysa görevinden atarsınız. Tespit edilmemişse görevine bir an önce iade ettirirsiniz. Bu çalışmanın hızlanması yapılıyor zaten diye biliyorum. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yani gelen bu talepler ya da işte ifadeler konusunda bilgisi olanlar varsa da aramızda söylesin ki hani onlarla da paylaşmış olalım. Üçüncüsü, bu biliyorsunuz cezaevlerinde FETÖ'den dolayı çok ciddi bir yer sıkışması söz konusu. Şu an 2 yıllık bir adli kontrol şartı var ve dolayısıyla da hukukçuların talebi bu. Bu adli kontrol şartı belki biraz daha yükseltilirse cezaevlerinde en azından bir yer açılmış olur ve kamu vicdanı yaralanmadan bir çözüm bulunabileceği ifade ediliyor. Klasik bu iş değişmez. Polislerin özlük hakları ve 3600 katsayı meselesi. O yine gelmiş. Bir son mor beyinlerin iadesi ve bu yıllık izin kullanılan... Bugün tahliye var 300 civarında. Yani Baylok'ta yine yeni güncel listeler güncellenmiş. Evet. 300 kişi tahliye edilmiş. Tamam, mor beyin sebebiyle. Mor beyin işte. Mor beyin ve Wi-Fi de olabilir deniyor. İşte o şeyi kapsıyor. İkincisi, bu yıllık izin kullanan memurlara mazeret izni verilmesiyle ilgili talep var. Ben kişisel talepleri bırakarak bunları söylüyorum. Bendekiler bu kadar diye devam edeyim. Başka Nevzat'ta talep... olmayan taleplerden özellikle varsa sesini duyuramayanlar. Mesela CHP talebi falan yok mu kurultay murultay? Evet. Assubaylarla ilgili bir sorun söz konusu. Biliyorsunuz harp okullarında okuyanları üniversitelere yönlendirilmişti 15 Temmuz'dan sonra. Ancak assubaylık meslek yüksek okulunda okuyup mezun olup ama ne atanmış ne de başka bir yere yönlendirilmiş, arada kalmış bir grup var. Elbette ki bununla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri bir çalışma yapıyor olabilir ama arada kalanlarla ilgili, örneğin FETÖ'den dolayı açığa alınmış ama mahkemelerden gitmiş, takipsizlik kararı almış. Onlarda da aynı durum var. Arada olanlarla ilgili, assubaylarla ilgili, memurlarda da açığa alınmış ama takipsizlik kararı almış ama iade edilmemiş, boşta olanlar var. Bu ikisiyle ilgili bir koordinasyona ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda çok müracaatlar alıyoruz. Orhan Bey, dile getirmek istediğiniz bir sorun yani var mı? Yani bu konuda bu FETÖ muhafızları konusunda bize de çok sayıda işte telefon, mesaj şey geliyor ama şimdi bunun bir şeyi yok yani, bir ölçüsü yok. Ne kadar samimiler, ne kadar değiller. Devletin bu konuda çok ciddi bir çalışma yapması gerektiği anlaşılıyor. Bütün bu gelen şeylerden, ki buradan çıkardığım sonuç da o. Çünkü Devlet hakikaten... Devlet Bahçeli'nin de çok net ifadeleri var, önerileri var madde madde. Evet, yani çünkü hakikaten de bu işte mağdur olanların da olduğu anlaşılıyor. Ama bunlar kimler, ne kadar mağdur, ne kadar mağdur durum diyerek istismar ediyor, onu bilmemiz imkanı yok. Elbette ki devletin istihbaratı var, hukuku var, yargısı var. Bunların bir an önce ortaya konması lazım. Evet, belki daha farklı bir strateji geliştirerek... Evet. Ele alınır Devlet Bahçeli'nin de önerilerinden sonra. Gürkan Acı. Şimdi benim yani Nevzat'ın söylediklerini bana da çok geldi. Özellikle bu 9103 polis memuruna ilişkin. Aynı şekilde Sayın Selvi'nin söylediği assubaylar mevzusu vardı. Bunlar hepimize ortak paydada gelen, yani yağmur gibi geliyor hem de. Yani gerçekten inanılmaz. Gerçekten bir hak
mağduriyeti var gibi gözüküyor. Bunu dile getirmiş olalım, ifade edelim. Türkiye'deki hak ihlallerine girecek olursak o uzun bir fasıl iş. Biz sadece bize gelen hani yakarışları, şikayetleri burada dile getirmeye, onların sesi olmaya çalıştığımız bir bölüm bu 10 dakikalık bölüm. Onun için ben Nevzat'la Sayın Selvi'nin söylediklerine iştirak etmekte kalıyorum. Hayır, tabii bu bölümlerde de yani ya başlayan bir çalışma varsa, olabilirse bunları da söyleyebiliriz. Aslında yetkililer o konuda şey yaparlarsa, mesela şu an şey de geldi, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı torba yasa çıkacak. Oradan kamu işçisi statüsü istiyorlar. Ya bu konuda mesela çalışmalar varsa bize bilgilenirse toplumun genel kanaati oluşur. En azından veya nedir ne değildir. İyi olur. İsmail? Önce dün bir dava görüldü biliyorsunuz. Deniz Albay, Öğretmen Albay Ali Tatar'ın davası görüldü ilk kez. Hakim önüne çıktı. Hı-hı. Ali Tatar'ı intihara sürükleyen, ölüme gönderen savcının duruşması müdahil görüldü. Müdahillik talebi ailenin reddedildi. Yani bu Ali Tatar'ın hadisesi Türkiye'nin FETÖ'nün acımasız yüzünü açığa çıkarması bakımından en kritik hadiselerden biridir. Ali Tatar, Alevi bir asker olmanın bedelini ödemiştir. Bu çok açıktır yani. Başka hiçbir suçu yok. Bir Anadolu çocuğu ödemiştir. O ailenin, Tatar ailesinin bu davanın müdahil olması gerekirken buna izin verilmedi. Bu karar umarım bir sonraki duruşmada gözden geçirilir. Şırnak'ta... Şimdi böyle hemen hızlıca geçiyoruz ama bu konuda konuşmak isteyen var mı? Yani bir dönemin ya vaktimiz yok diye kısa kestim. Yok, hayır, biraz alabilirim yani. Süleyman, bu savcı Süleyman, onu da söyleyeyim o ki bu kadar fırsatımız var. Bu savcı Süleyman uzun süre kaçtı. Daha sonra saklanırken Türkiye'de yakalandı ve tutuklandı. Şimdi şunu söylemek isterim. Tam ne zaman? Yarbay Ali Tatar, yani tarihine, 15 Temmuz'dan sonra, 15 aylar Temmuz'dan sonra yakalandı, sonra, saklandığı yerden. Yarbay Ali Tatar ve arkadaşları balyoz ve sıralı davalarda tutuklanmışlardı. Kaçmadılar, göçmediler. Ali Tatar tutuklandı, serbest bırakıldı. Dışarıdayken gidip bir daha sahte bir ihbarla alındı. Hiçbir evinden bile ayrılmadı. Vatansever insanlardı. Bazıları denizaltılarla döndüler. Bazıları defalarca çantalarla döndüler. Bir de çok Yarbay Ali Tatar'ı, kötü bir iftirayla evet, karşı karşıya. Çok alçak bir iftira. Yarbay Ali Tatar'ı, Yarbay Ali Tatar'ı o iftiralarla tutuklayan savcı, eğer Tatar, ki mümkün değil de, o askerlerden herhangi birinin tırnağı kadar vatansever olsaydı kaçmazdı. Kaçmazdı, gider ilk çağrıldığı gün mahkeme huzurunda ifadesini verirdi. Ama o böyle bir ölüme sebebiyet verdiği gibi aylarca saklandı ve sonra da gerek eski HSYK başkan vekillerinin, Ahmet Hamsici ve diğerlerinin ifadesinde örgütün bir militanı olduğu, açık bir militanı olduğu ve örgütün talimatıyla da bu işi yaptığı berrak bir biçimde açığa çıktı. De tabii Ali Tatar çok trajik bir şekilde tabii, hayatına trajik son verdi ve Ali Tatar'la birlikte aslında Ergenekon süreci de vicdanlarda tartışılmaya başlamıştı. Bence bu verilen kararla birlikte o tartışmaya çok büyük bir zarar verilmiş oldu. Bir şey yeniden değerlendirilebilir. Balyoz davası müdahilleri arasında önümüzdeki bu karar. Birkaç gün içinde de bir açıklama yani buna ilişkin. Balyoz davasının müdahilleri arasında, başka davanın müdahilleri arasında olmayan isimler vardı. Abdurrahman Dilipak bilmem ne derneği falan, tuhaf tuhaf dernekleri kamuoyu oluşsun diye koydular. Ya burada birinci derecede yakını ya. Mahkeme önünde ağladı bu insanlar. Ya Allah'tan reva mıdır bu yani? İkincisi, başka ekleyen bir şey yok, devam edeyim. Tamam. Şırnak'tan beni bir grup çarşı ve mahalle bekçisi beni aradı. Ya bu vatandaşlar sınava girmişler. Yazılıyla sözlüyle geçmişler. Bunlar 167 kişi. Bekçi olmuşlar. Sonra demişler ki iç eğitim alacağız sizi. Yazılıdan 100 almışlar. Sözlüden bunları atmışlar, elemişler. Mahkemeye gitmişler. Mahkeme demiş ki olmaz. Doğru değil. Yani bunları işe iade edin. Maalesef bu çarşı bekçileri, Şırnaklı çarşı bekçileri, mahalle bekçileri işlerine geri dönemiyor. Bir olabiliyor mu acaba? Bilemiyorum yani. Hı-hı. Buradaki. Yani biz çünkü bize her müracaat edeninle ilgili karar verecek bir merci tabii de değiliz. Tabii sadece doğru dile getirip ama belki bir de o yönden bakmaları lazım diye söylüyoruz. Geçen hafta Kayseri'de konferansa gitmiştim. Orada yanıma Hava Harp Okulu öğrencilerinin anneleri geldi.
Ve çok üzüntülüydüler. Yani biz de davanın iç yüzünü bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemedik. Ama ya bu öğrenciler eğer darbecilerin manipülasyonuyla oralara sürüklenmişlerse gözden geçirilmesinde fayda var. Eğer kurşun halkımıza, darbeye direnen vatandaşlarımıza ateş açmadılarsa, darbe alçaklığına öyle veya böyle gönüllü ve rızayla katılmadılarsa bunu gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Yine Ömer Altuner adlı bir polis memuru görevinden atılmış, o ulaştı bana. 2011'de diyor ki ben Gümüşhane'de üniversite kazandım. Yurt yetersizliği nedeniyle bir yıl cemaatin evinde kaldım. Yurdunda kaldım, özür dilerim. Yurdunda kaldım, evdeymiş. Ya diyor ki ya 30 bin öğrenci var, 5 bin yurt kontenjanı var. Ben kapıda mı kalsaydım? Oraya gittim kaldım. 7 yıl boyunca askeri ve polis sınavlarını kazanamadım. En son polis akademisine girdim. Beni sırf 2011'de yurtta bir yıl kaldığım için işimden attılar diyor. Bunu söylüyor. Son bir olarak Kadıköy Belediyesi zabıtası Ali Duysak kullanmadığı baylok yüzünden işinden ihraç edilmişti. Ve listeden de adı çıktı. Buna rağmen halen daha işine iade edilmediğini söylüyor. Ve onun gibi yığınla kamu görevlisi var. Baylokçu olmadığı anlaşıldığı halde işine iade edilmediğini ifade eden bu mağduriyetin devlet tarafına giderilmesi çok isabetli olacak. Şimdi biraz daha süremiz var. Hashtag'i de geç verdik. Lütfen kusura bakmayın, bana da geç geldi. Gece görüşü hashtag'i. Dolayısıyla atladığımız bir şey varsa çok kısa bir süremiz kaldı ama bir soru soracağım gazetecilere. Bilgisi olandan alacağım ya da iki kişiden üç kişiden süremiz yettiğince. O arada da eğer unuttuğumuz başlık varsa bize gece görüşü hashtag'iyle ifade edebilirsiniz. Şimdi başka şeyler konuşuyoruz ama bir de ortada ittifak görüşmeleri var. Orhan Bey, bir gelişme var mı? Şimdi ittifak nereye görüşmeleri devam ediyor. Nereye olacak mı yani mesela? Görebildiğim ya da duyduğum kadarıyla bu Sayın Bahçeli'nin en başında ortaya koyduğu bu Cumhur İttifakı diye formüle ettiği meselede kısmi bir uzlaşma var. Hı hı. Bu kısmi? Barajın daha net yani tam olarak anlaşılmış değil üzerinde ama o konuda bir iki tarafında bir yakınlaşması var. Fakat sorun Sayın Bahçeli'nin önerisinde her parti kendi amblemliğiyle girsin. İki mühür yani önce ittifaka sonra da hangi partiye. O konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biraz kafası karışık. Acaba iki şey olunca seçmen bunu karıştırır mı diye bir şeyi var. O biraz daha geliştirilecek, uzlaşılacak ya da ne bileyim belki yeni formüller ortaya konulacak. İttifak konusu şeyde barajın düşürülmesi konusunda anlaşılan o ki Adalet ve Kalkınma Partisi çok şey değil, sıcak değil. Zaten eğer o formül uygulanırsa barajın düşürülmesine de gerek kalmıyor yani ittifak la diğer bütün partiler seçime girebileceği için son durum bu. Ama zaten elbette gayet ki, net bir perde arkası verdiniz bize. Ben birkaç hususu da eklemek son, istiyorum. Son şeye karara varılmış değil. Daha görüşmeler devam edecek. Elbette ki son kararı da yine liderler söyleyecek. Hangi konuda abi. Bu konuda mı? Bu ayrı ayrı. Dur bir dakika İsmail, bir dakika. Var mı aranızda şöyle, değerlendirme yapacak? Hatırlarsanız biz bunu ilk iki program öncesinde dinlendirmiştik. Yani bunun tırnak içerisinde bir sorun açabileceğiyle ilgili. Çünkü geçişler noktasında her iki parti tabanının çok yakın olması ve bununla ilgili AK Parti içerisinde de ya işte en basit mesela Yozgat'ta şimdi seçime gittin. Sonuçta Yozgat'ın kendisi de AK Parti MHP'nin tabanı da orada sonuçta yani ha MHP'ye verdim ha AK Parti'ye verdim tarzı bir yaklaşım içerisine girebilir. Bu teşkilatlardan da AK Parti'ye gelen bir meseleydi. Dolayısıyla da ittifakta sıkıntı yok ama bununla ilgili bir formülasyon bulunacak. Ben buradan bitireyim bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak çalışmalarını yürütecek olan AK Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti biliyorsunuz. Orada yaptığı çok önemli bir değerlendirme var. Bu ittifak çalışmaları 2019 sonrasına da devam edecek bir milli projedir. Hı hı. Buna böyle sahip çıkılsın ve bu milli projeyi de benim takip ettiğim, benim projem olduğu da bilinsin. Sayın Bahçeli ile çok kısa ama çok önemli bir görüşme yaptık Türkiye'nin geleceği açısından. O nedenle şahsi değerlendirmelere değil, büyük fotoğrafa odaklanın diye. Model olarak da ilk olarak yerel seçimlerle ilgili düzenleme geliyor. Onda büyük ölçüde ilerleme sağlamış durumdalar. Seçim ve siyasi partiler yasası ile ilgili konularda da evet her parti seçimlere kendi amblemiyle girecek. Özellikle AK Parti'de MHP seçmeninin, CHP seçmeninin kendi amblemini görmesini istiyor. Ama model olarak bir Cumhurbaşkanı adayına oy verilecek. İki,
ittifaka verilen ittifakı ilan eden partilere verilen oylar birlikte sayılıp o partilerin aldığı oylara göre milletvekili dağılım olacak. Böylece %10 barajı gibi bir sorun kalmayacak. Bu tür modeller üzerinde çalışılıyor. Sorun şey hayır yok. İsmail ben, söylesin ben de şey yapacağım. Bu genel tamam. Çok kısa olarak alayım ki alayım. Yani başkanlık sistemini tartıştığımızda hep şu söyleniyordu. Başkanlık sisteminin en büyük avantajlarından bir tanesi koalisyonları bitirecek deniyordu. Buyurunuz koalisyon, koalisyon tartışmaları, koalisyon çalışmaları, kabineler, yerel seçimde ne olacak, genel seçimde ne olacak? Tam da koalisyonun ortasına düştük başkanlık sistemiyle beraber. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye. Bir cümleyle varsa itirazınızı alayım yoksa? İtiraz ediyorum. Bu tür sistemler seçimden önce ittifaklara açık olan sistemler. Almanya'da, Avrupa'da da olduğu gibi. Koalisyon seçimden sonra yani partiler yani arasında ne farkı, ne kurulur. Gibi farkı bu gerçekten... Ne gibi farkı haftaya var? Tartışalım. Onu tartışalım. Evet, benim bildiğim kadarıyla İsmail, hayır, çok az sürem kaldı tamam. O yüzden yürütmeyi söylemiştim. Ondan... Sandıktan bir başkan çıkacak ve yürütmeyi o götürecek. Orada koalisyon yok. Ayrı hükümet ama kurulmayacak. Mecliste ha. Tamam. Mesela büyük şehirlerde adaylıklar nasıl olacak? Ya, şimdi bakın değil. Bu tür şeylerin olabileceğini emin olun. Her parti kendi adayını gösterir. Çok öncesinde bu görüşmeler yapılırken yazdım. Ya aday çıkartmazlar. Böyle zannedildiği gibi birbirlerinin olduğu yerden aday çıkartmazlar. Her parti kendi adayını çıkaracak. Hükümet kurulmasında da aday belirlenmesinde de partiler arasında ittifaklar, görüşmeler, koalisyonlar olabilir diye ben 16 Nisan'ın çok öncesinde bu işi ortaya çıktığı zaman yazılarımı ortadadır getiririm. Yani bu mecbur es veriyorum. Evet. Bitireceğim diye İsmail. Hız hız zaman. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde geçen hafta söylemiştim. 7 öğretmen 2014 yılındaki çeşitli etkinliklere katıldıkları için tutuklanmışlardı. Onlardan 6'sı halen cezaevinde aileleri etmelerini söyledi. Bir de son günlerde işte çeşitli sosyal medya paylaşımları nedeniyle çeşitli insanlar bilhassa operasyon sonrasında gazetecilerin bir kısmı tutuklandılar, gözaltına alındılar. Eğer terör övgüsü yoksa, terör propagandası yoksa, savaş çağrısı, şiddet çağrısı yoksa biraz daha toleranslı yaklaşmakta fayda var gibi geliyor. O konuda bana da ama hassasiyetler net ifade edildi biliyorsun. Son bir şey, infaz ve koruma memurları yoğun şekilde göndermişti. Yeni gördüm, özür diliyorum. Diyorlar ki biz emniyet işi yapıyoruz. Daha önce bize ilm için sözler verilmişti. Bunlar yerine getirilmeli ve bizi emniyet kadrosuna almalılar. Yani verilen sözü biz takip ediyoruz diyorlar. Biz de iletmiş oluyoruz. Bundan sonra hashtag'imizi tabii size daha erken duyuracağız. Dolayısıyla daha net göreceğiz. Standart gidebiliriz gece görüşü. Gece görüşü evet ama bir kere daha hatırlatacağız. Çok teşekkür ediyorum. Pek çok ayrıntılı konuyu ele aldık. Belli ki gelecek hafta belki gündem eğer çok acayip bir şey olmazsa ittifakı da ayrıntılı konuşturmayı gerekiyor. Ama tabii gelecek hafta sonunda da CHP kurultayı var. Dolayısıyla herhalde gelecek hafta en çok CHP konuşulur yine kurultaya doğru. Yeniden görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz.